zihin gücüyle çalışmak için, tıpkı bir arabayı sürmek için bir karbüratörün nasıl çalıştığını veya bujilerin nasıl ateşlendiğini anlaman gerekmediği gibi, fizik yasalarını ve gerçekliğin kendini nasıl gösterdiğini anlaman gerekmez. Çok azımız otomotiv mekaniğini anlıyoruz, ancak bu bizi araba kullanmaktan alıkoymuyor. Aynı şekilde zihin gücü biliminde herkes temel konularda hızlı ve başarılı bir şekilde ustalaşabilir ve bunları yaşamında etkili bir şekilde uygulamaya koyabilir. Gerçekliğin doğasını inceleyerek başlayalım. Özellikle son 20 yılda bilimde zihnin kendi gerçekliğini nasıl inşa ettiğini daha net anlamamıza yardımcı olan şaşırtıcı yeni keşifler var. Bu keşifler, zihnimizde görselleştirmeler oluşturmanın neden sadece boş hayaller kurmak olmadığını, aynı zamanda maddeyi bir arada tutan, suyu buhara dönüştüren veya bir tohumun filizlenmesine neden olan aynı enerjileri kontrol etmemize ve yönlendirmemize yardımcı olan bir süreç olduğunu açıklıyor. Bu enerjilerin doğasını anlamak, zihni anlamamıza yardımcı olur ve bize ilhamın, duanın ve sezginin neden doğaüstü bir fenomen olmadığını, ancak keşfedip istediğimiz zaman kullanabileceğimiz kalıpları ve yasaları takip ettiğini gösterir. Bilinen evrendeki diğer her şey gibi, zihin güçleri de bilimsel jargonlarından arındırılmış ve açıkça sunulan, herkes tarafından kolayca anlaşılabilen yasalar tarafından yönetilir. Seni bu yeni keşiflere doğru kısa bir maceraya götürmeme izin ver. Modern fizik artık evreni geniş, ayrılmaz bir dinamik aktivite ağı olarak görüyor. Evren canlı ve sürekli değişmekle kalmıyor, aynı zamanda evrendeki her şey diğer her şeyi etkiliyor. En birincil düzeyinde evren bütün ve farklılaşmamış, her nesneye ve her eyleme nüfuz eden dipsiz bir enerji denizi gibi görünüyor. Hepsi bir. Kısacası, bilim adamları şimdi mistiklerin, kahinlerin ve okültistlerin binlerce yıldır bize söylediklerini doğruluyorlar. Ayrı değiliz. Dev bir bütünün parçasıyız. Upanishadlarda söylediği gibi, bir çim yaprağı kesildiğinde tüm evren titrer. Modern fizik, maddi dünya kavramımızı değiştirdi. Parçacıklar artık herhangi bir temel maddeden ibaret değil, enerji demetleri olarak görülüyorlar. Ani geçişler yapabilirler, kuantum sıçramaları yapabilirler. Bazen birimler gibi davranırlar, bazen de saf enerji dalgaları gibi davranırlar. Gerçeklik akışkandır. Hiçbir şey sabit değildir. Her şey sürekli hareket halinde olan bir modelin parçasıdır. Bir kaya bile bir enerji dansıdır. Evren dinamik ve canlıdır ve biz onun içindeyiz. Hologramın geliştirilmesini sağlayan teoriler ilk olarak 1947'de daha sonra keşfi için Nobel ödülü kazanan Dennis Gabor tarafından formüle edildi. Hologram, bütünün her bir parçasında yer aldığı bir varlıktır. Örneğin bir deniz yıldızı belirli holografik desenler sergiler. Bir deniz yıldızından bir nokta kesersen yeni bir nokta büyüyecektir. Sadece bu da değil, örnek tamamen yeni bir deniz yıldızı yetiştirecek çünkü genetik damga parçanın her birinde yer alıyor. Birkaç yıl önce bir holografik sergideydim. Burada holografi ile yapılmış fotoğraflardan oluşan bir sergi gördüm. Resimlerden birinde dik duran bir kadın resmi vardı. Resmin sağına gidersem kadın birdenbire değişti ve şimdi sigara içiyordu. Resmin soluna gidersem yine değişti ve kalçasını müstehcen bir pozla dışarıya attı. Eğer biri bu holografik plakayı yere düşürürse ve parçalara ayırırsa, her bir parça görmeyi beklediğin şeyi, ayakkabısının ya da elbisenin bir parçasını ya da belki gözünü değil, bütün kadının görüntüsünü ortaya çıkarırdı. Ve küçük parçalardan herhangi birini bir yandan diğer yana hareket ettirirsen, yine de o sigarayı içtiğini ve kalçasını fırlattığını görürdün. Küçük parçaların her biri içinde bulunan resmin tamamına sahip olacaktı. Artık gerçekliğin doğasının holografik olduğu ve beynin de holografik olarak çalıştığı görülüyor. Düşünme süreçlerimiz evrenin bilinçli durumuyla aynı görünüyor ve aynı maddelerden oluşuyor. Beyin, holografik evreni yorumlayan bir hologramdır. Bu şaşırtıcı fikrin ana mimarları, dünyanın en seçkin düşünürlerinden ikisiydi.
Einstein'ın himayesindeki ve dünyanın en saygın kuantum fizikçilerinden biri olan Londra Üniversitesi fizikçisi David Bohm ve Stanford Üniversitesi'nde nörofizyolog olan Carl Pirbrim. Tesadüfen tamamen ayrı bilim dallarında çalışırken bulgularına birbirinden bağımsız olarak ulaştılar. Bohm, kuantum fiziğinde karşılaştığı tüm fenomenleri ve sonuçları açıklayamayan daha standart teorilerin yetersizliği nedeniyle yıllarca süren hüsrandan sonra evrenin holografik doğasına ikna oldu. Pirbrim, insan beynini incelerken standart teorilerin çeşitli nörofizyolojik bulmacalara ilişkin açıklamalarının basitçe bir araya gelmediğini de fark etti. Her iki adam için de holografik model bir anda anlam kazandı ve pek çok cevapsız soruyu çözdü. Her ikisi de bulgularını 1970'lerin başında yayınladı. Çalışmaları muazzam bir tepki aldı, ancak ne yazık ki bilim camiasının dışında çok az şey anlaşıldı. Karşı çıkanları ve şüphecileri olsa da dünyanın en önde gelen fizikçileri ve bilim adamlarının çoğu kısa sürede aramıza katıldı. 1973 Nobel Fizik Ödülü sahibi Cambridge'den Brian Josephson, Bohm ve Pirbrim'in keşiflerini gerçekliğin doğasını anlamada en devrimci atılımlar olarak tanımladı. Kanada'daki Queen's Üniversitesi'nde fizikçi olan ve Madde ile Zihin Arasındaki Köprü kitabının yazarı olan Dr. David Pitt, aynı fikirde olan bir başka kişiydi ve şöyle diyordu: "Düşünce süreçlerimiz, fiziksel dünyayla herhangi birimizin sandığından çok daha yakın bir şekilde bağlantılıdır." 1979'da Princeton Üniversitesi'nde Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Robert G. Young, fiziksel gerçekliğin kurulmasında bilincin rolünü keşfetmek için bir araştırma programı kurdu. Binlerce kontrollü deneyden sonra Young ve arkadaşları, zihnin fiziksel gerçekliği doğrudan etkileyebileceğini ve etkilediğini kesin olarak göstermek için artık yeterli kanıt olduğunu belirterek bulgularını yayınladılar. 1994 yılına gelindiğinde dünyanın dört bir yanından seçkin bilim adamları, eğitimciler ve doktorlar bu şaşırtıcı yeni bilginin kendi alanlarında ve kurumlarında nasıl genişletilebileceğini ve uygulanabileceğini tartışmak için Princeton Üniversitesi'nde buluşuyorlardı. Bütün bunlar gerçekten heyecan verici haberler ve bu yeni bilgiyi nasıl kullanabileceğimizi düşünüldüğünde sonuçları şaşırtıcı olmaktan başka bir şey değil. Bilincin ve fiziksel dünyanın nasıl etkileşime girdiği artık çok daha az bir gizemdir. Bilinç, en iyi ve en dinamik biçimdeki enerjiden başka bir şey değildir. Bu olayların neden hayal ettiğimiz, görselleştirdiğimiz, arzuladığımız, istediğimiz veya korktuğumuz şeylerden etkilendiğini ve zihinde tutulan bir görüntünün neden ve nasıl gerçeğe dönüştürülebileceğini açıklamaya yardımcı olur. Gerçekliğin doğası hakkındaki bu keşifler, sürekli değişim ve büyümemiz için büyük bir güç olabilir. Açık ve dinamik bir evrenin parçası olduğumuzu ve gerçekliği inşa etmede zihinlerimizin belirleyici bir rol oynadığını bilir ve anlarsak, o zaman daha yapıcı ve güçlü bir şekilde yaşamayı seçebiliriz. Artık başımıza gelenleri izlemek için kenarda oturmamıza gerek yok. Çünkü yeni anlayışımızda artık dayanacak bir kenar çizgisi olmadığını anlıyoruz. Her şey diğer her şeyi etkiliyor. Nereye gidersek gidelim, ne yaparsak yapalım, düşüncelerimiz gerçekliğimizi inşa ediyor. Einstein bir keresinde yeni bir teori keşfetmek, bir dağa tırmanmak, yeni ve daha geniş görüşler kazanmak gibidir demişti. Burada beni dinleyerek yaptığın şey bu ve yakında zihinsel tırmanışın gerçek potansiyeline dair açık ve canlandırıcı bir görüşle ödüllendirilecek.
düşüncelerini fiziksel gerçeklik dediğimiz şeyle yan yana var olan bir gerçeklik olarak düşünürsen, ikisi arasındaki benzersiz ilişkiyi anlamaya daha yakın olursun. Aynı anda iki dünyada, iki gerçeklikte yaşıyorsun. Düşüncelerinin, duygularının ve tutumlarının iç gerçekliği ve insanların, yerlerin, şeylerin ve olayların dış gerçekliği. Bu iç ve dış dünyaları birbirinden ayırmayı başaramadığımız için dış görünüşler dünyasının egemenliğine girmemize izin veririz. Ve iç dünyayı başımıza ne gelirse gelsin sadece bir ayna olarak kullanırız. İç dünyamız sürekli tepki verir ve tüm zamanımızı sadece tepki vererek harcadığımız için gücümüzü asla deneyimleyemiyoruz. İronik olarak ona sürekli tepki vermeyi bıraktığın gün, saat, dakika gerçeğini değiştirmeye başlarsın. İç bilincin etkisi hayatının her alanında hissedilen güçlü bir kuvvettir. Aslında kim olduğunun ana ve en önemli parçasıdır ve başarının veya başarısızlığının ana nedenidir. Her şey en saf ve en derin özünde enerjidir ve ne zaman düşünürsen düşün, hızlı, hafif, hareketli düşünce biçiminde bu enerjinin muazzam bir miktarıyla çalışıyorsun. Düşünce sonsuza kadar form bulmaya çalışır, her zaman bir çıkış arar, her zaman kendini tezahür ettirmeye çalışır. Fiziksel eşdeğerini denemek ve somutlaştırmak düşüncenin doğasıdır. Normal düşüncelerimiz bir ateşten çıkan kıvılcımlara benzetilebilir. Alevin özünü ve potansiyel gücünü içermelerine rağmen normalde hızla dağılırlar. Sadece birkaç saniye dayanırlar, havaya uçarlar ve hızla yanarlar. Yardımsız tek bir düşüncenin çok fazla gücü olmasa da tekrar yoluyla düşünce yoğunlaşabilir ve yönlendirilebilir ve gücü birçok kez büyütülebilir. Düşünce ne kadar çok tekrarlanırsa o kadar fazla enerji ve güç üretir ve kendini o kadar kolay tezahür ettirebilir. Zayıf ve dağınık düşünceler, zayıf ve dağınık güçlerdir. Güçlü ve konsantre düşünceler, güçlü ve konsantre güçlerdir. Bunu göstermek için içinden güneş ışınlarının geçtiği bir büyüteç hayal et. Büyüteç bir noktadan diğerine hareket ettirilirse güneş ışınlarının gücü dağılır ve görünmez olur. Bununla birlikte büyüteç sabit tutulur ve uygun yükseklikte doğru bir şekilde odaklanırsa aynı ışınlar yoğunlaşır ve yayılan ışık aniden bir yangını tutuşturacak kadar güçlü bir kuvvet haline gelir. Zihin gücü çalışmanda ilerledikçe düşüncelerini çok daha güçlü hale getirmek için nasıl geliştireceğini ve konsantre edeceğini öğreneceksin. Bu noktada düşüncelerin kendi işlerinde bir güce sahip olduğunun farkına var. Derinden bağlı olduğun inançların, korkuların, umutların, endişelerin, tutumların, arzuların ve düşündüğün her düşünce senin, başkaları ve çevren üzerinde bir etkiye sahiptir. Çoğumuz uyanık olduğumuz saatleri düşünce süreçlerimize çok az dikkat ederek geçiririz. Zihin nasıl hareket eder, nelerden korkar, nelere kulak verir, kendi kendine ne söyler, neleri bir kenara iter. Çoğunlukla yiyoruz, çalışıyoruz, sohbet ediyoruz, endişeleniyoruz, umut ediyoruz, plan yapıyoruz, alışveriş yapıyoruz, oynuyoruz. Hepsi nasıl düşündüğümüze çok az dikkat göstererek. Bir an için düşüncenin türüne bağlı olarak her düşünce için $1 kazandığımızı ya da $1 kaybettiğimizi hayal edersek zihinsel mekanizmalarımızı nasıl kullanacağımızı öğrenmeye çok daha istekli olabiliriz. Her gün binlerce düşünce düşündüğümüzü düşünürsek bu oldukça doğru bir önermedir. Her düşüncemizi not eden ve hangilerinin bize para kazandırdığını, hangilerinin bize para kaybettirdiğini kaydeden bir muhasebe sistemi hayal et. Düşüncelerimizi kontrol etmek ve yönlendirmek konusunda ne kadar gayretli olurduk. Bize para kazandıran düşünceleri ne kadar şevkle üretecek ve bize paraya mal olan düşüncelerden ne kadar dikkatle kaçınacaktık. Aslında aşağı yukarı içinde zaten olan şey budur. Ancak dolarlarla değil, enerjiyle. Devam eden büyük bir muhasebe sistemi var. Buna evren denir. Ve orada üretilen hiçbir düşünce etkisi olmadan kalmaz.
Bu dünyamız ölü bir tuğla ve taş yığını değil. Canlı, canlı bir enerji sistemi. Aklına gelen her düşünce bu sistem üzerinde kendini etkiler ve etkisi tartışılmaz. Beğensen de, beğenmesen de düşündüklerinle sonsuza kadar gerçekliğini inşa ediyorsun. Yeni ve daha başarılı bir hayata atılan ilk adım son derece kolaydır. Sadece zihninin içindeki düşünce akışına dikkat etmen ve ona göre yönlendirmen gerekiyor. Hayatın tamamen senin eserin. Bu yüzden nasıl yaşadığına bir bak. Finansal bolluk istediğini iddia ediyorsun. Ancak sürekli olarak para eksikliğinden ve işlerin ne kadar pahalı olduğundan yakınıyorsun. Elinde olmayanlar ve gelen faturalar üzerinde duruyorsun. Endişeleniyor ve nasıl geçineceğini merak ediyorsun. Finansal bolluk isteyebilirsin. Ancak bilincin eksiklik ve endişe olduğundan o bolluğu asla deneyimleyemezsin. Ya da yeteneklerini kullanacak ve sana iyi para kazandıracak yeni bir iş, ilginç ve zevkli bir iş bulmayı dilersin. Kendine sürekli olarak bu işleri bulmanın imkansız olduğunu, bunun asla olamayacağını söylersen, gerçekleşmesi pek olası değildir. Belki daha dışa dönük, cüretkar ve spontane, kendinden emin ve özgüven dolu bir birey olmayı dilersin. Ancak sürekli olarak yetersizliklerine odaklanır, kendini küçük düşürür, sorunlarını kendine tekrar tekrar hatırlatırsan, bu tip bir insan olma ihtimalin yoktur. Güç isteyebilirsin, ancak bilincin zayıfsa, o güce sahip olacağını düşünerek kendini kandırıyorsun. Kısacası, bir şeyi çok istemek onun olmasını sağlamaz. Farklı bir şey ummanın hiçbir etkisi olmayacaktır. Günde 12 ila 15 saat bile olsa çok çalışmak yeterli değildir. Düşünceni değiştirmediğin sürece her zaman olduğun yerde kalacaksın. Koşulları değiştirmek mi istiyorsun? Gerekli bilinci geliştir. Başarılı bir insanın bir başarı bilinci vardır. Zengin bir insanın refah bilinci gelişmiştir ve düşünceleri bolluk, başarı ve refah üzerinedir. Söylemesi kolay diyorsun. Başarılı olduğunda başarıyı düşünmek kolaydır. Zengin olduğunda refahı düşünmek kolaydır. Ama benim durumum tamamen farklı. Başarılı değilim, zengin değilim. Hayatım beni aşağıda tutuyor. Yanlış. Ölümcül yanlış. Koşulların ve durumların seni asla yarı yolda bırakmaz. Seni aşağı çeken ve seni sıkıştıran tek şey düşüncelerindir. Çalışma ve uygulama ile düşüncelerini yönlendirmeyi ve seçtiğin herhangi bir bilinci inşa etmeyi öğrenebilirsin. Gerçekliğin ancak yeni bilincini geliştirdikten sonra değişecek, daha önce değil. Önce yeni bilinç gelmelidir. Hayatında istediğin şey nedir, biliyor musun? Daha fazla sağlık mı? O zaman sağlık bilinci kazan. Daha fazla güç, sonra güç bilinci elde et. Daha fazla refah, refah bilincine sahip ol. Daha fazla mutluluk, mutluluk bilincine sahip ol. Daha fazla maneviyat mı? Ruhsal bilinç kazan. Her şey bir olasılık olarak vardır. Tüm gereken, hedefin senin olana kadar gerekli enerjiyi beslemendir. Bir kişinin geçmiş veya şimdiki durumu ne olursa olsun, daha önce kaç kez başarısız olmuş olursa olsun, o kişi ancak düzenli olarak bilincini beslerse, durumunun iyileşeceğini düşünmek ne kadar güven vericidir. Bu olağanüstü yetenek her birimize kullanmak ve görmezden gelmek için verilmiştir. Maliyeti yok. Özel bir yetenek gerektirmez. Uygun bilinci geliştirmek için zaman ayırmak ve gerekli çabayı göstermek için yalnızca senin kararın gerekir. Bu kadar. Diğer her şey otomatik olarak yerine oturacaktır. Zihnin ekilebilir veya ihmal edilebilir bir bahçe gibidir ve sen onun usta bahçıvanısın. Bu bahçeyi işleyebilir ya da onu görmezden gelebilir ve nasıl isterse öyle gelişmesine izin verebilirsin. Ancak hata yapma. Çalışmanın veya ihmalinin meyvesini alacaksın. Zihnin gerçekliğini üretir. Bunu kabul edip etmemeyi seçebilirsin. Bunun bilincinde olabilir ve zihnini senin için çalışmaya koyabilirsin. Ya da onu görmezden gelerek
seni engelleyecek ve geride tutacak şekillerde çalışmasına izin verebilirsin. Ama zihnin her zaman ve sonsuza dek realiteni inşa edecektir. Bir insanı kazanan yapan nedir? Başarılı olanları başarısız olanlardan ayıran nedir? Arnold Schwarzenegger her şey akılda diyor. Arnold multimilyoner, başarılı bir emlak kralı, film yıldızı, vücut geliştiricisi, Bay Universe unvanının 5 kez kazananı. Ama her zaman böyle değildi. Arnold gitmek istediği yere ulaşmanın anahtarının zihninin olduğu inancından başka hiçbir şeye sahip olmadığı zamanları hatırlayabiliyor ve şöyle diyor. Çok gençken kendimin istediğim şeye sahip olduğumu ve istediğim şey olduğumu hayal ettim. Zihinsel olarak bundan hiç şüphe duymadım. Zihin gerçekten çok inanılmaz. İlk Bay Universe'ümü kazanmadan önce turnuvada şöyle dolaştım. Ben sahibim. Ünvan zaten benimdi. O kadar çok kez kazanmıştım ki kazanacağımdan hiç şüphem yoktu. Sonra sinemaya geçtiğimde de aynı şey. Başarılı oyuncu ve büyük para kazanıyor, başarıyı hissedebiliyor ve tadabiliyordum. Sadece bunların olacağını biliyordum. Chris Poyline, 1976 ve 1982 yılları arasında 6 kez Avrupa Kupası'nı kazanan dünyaca ünlü Batı Almanya serbest stil kayak takımının bir üyesiydi. Şöyle diyor. Eğitim programımızın bir parçası, zihnimizin gücünü arttırmak için bir psikologla çalışmayı içeriyordu. Yamaçlarda eğitimden sonra meditasyon durumuna getirilirdik ve eğim koşullarını zihnimizde tamamen tekrarlama konusunda cesaretlendirildik. Görsel rutinin her bir etabını ve hareketini ayrı ayrı değerlendiriyordu. Fiziksel olarak yaptığımız kadar zihinsel olarak da sıkı çalıştık. Atletizmde ya da aslında herhangi bir çabada mükemmellik öncelikle o aktivitenin net bir zihinsel resmine sahip olmaya bağlıdır. Chris'in sadece altın madalyası değil, aynı zamanda iş ve spor gruplarıyla çalışan kendi başarılı danışmanlık firması da var. Ve onlara aynı tekniklerden nasıl yararlanabileceklerini de gösteriyor. Bulaşıcı iyi bir neşe ve yüksek ruhlu bir adam olan Brian Edwards, hayat sigortası satıyor. Onunla turlarımdan birinde tanıştım ve iyi birer arkadaş olduk. Her akşam yatmadan önce, ertesi günün aramalarını zihninde 10 dakika boyunca seyrederek geçirir. Her müşteriye sunumunu yaparken kendini hayal ediyor. Onların anlayışlı olduğunu ve onunla seve seve bir yol izlediklerini görüyor. Bol satışlı, çok verimli bir gün hayal ediyor. Bunu yatmadan önce 10 dakika ve sabah kalktıktan 10 dakika sonra her gün toplam 20 dakika yapar. Brian Edwards bir haftada çoğu insanın 6 ayda sattığından daha fazla sigorta satıyor ve sürekli olarak mesleğinin ilk %1'lik diliminde yer alıyor. Hayatta tamamen farklı amaç ve hedeflere sahip 3 tamamen farklı insan. Ancak hepsi kendi gerçekliklerini inşa etmek ve etkilemek için aynı tekniği, görselleştirme tekniğini kullanıyorlar. Görselleştirme henüz gerçekleşmemiş bir durumda kendini görmek için hayal gücünü kullanmak, istediğin şeye sahip olduğunu veya istediğin şeyi yaptığını hayal etmek ve arzu ettiğin sonuçlara, başarıya ulaşmaktır. Örneğin,
kendi kendine daha fazla güvenmek istediğini varsayalım. Görselleştirmeyi kullanarak kendini kendinden emin olarak hayal edersin. Kendini büyük bir güvenle bir şeyler yaparken, insanlarla konuşurken görüyorsun. Kendini normalde sana zorluk çıkaran durumlarda hayal edersin ve bu durumlarda kendini rahat, kendinden emin ve iyi performans gösterirsin. Arkadaşlarının ve iş arkadaşlarının sana iltifat ettiğini, yeni kazandığın özgüven için seni tebrik ettiğini hayal edebilirsin. Hem kendine güvenen bir insan olmanın hem de bu özgüvenin sonucu olarak başına gelenlerden keyif almanın gururunu ve memnuniyetini yaşarsın. Başına gelen veya olabilecek her şeyi görselleştirir ve gerçekten başına geliyormuş gibi yaşarsın. Başarılı bir görselleştirme nasıl yapılır? 1. Ne yapmak istediğine karar ver. Bir sınavı geç, terfi al, yeni biriyle tanış, çok para kazan, daha özgüvenli ol, squash oyununu kazan ya da her neyse. 2. Rahatla. Gevşemek için birkaç dakika harca, böylece bedenin ve zihnin rahat olsun. 3. İstediğin gerçekliği görselleştirmek için 5 ila 10 dakika harca. Olabilecek veya ihtimal dahilinde bir gelecek realitesi olarak değil. İstediğin şeyi yapma ve sahip olma düşüncelerinde ilerle. Sanki o an başına geliyormuş gibi zihninde yaşa. Küçük iç film klipleri veya videolar oluştur. Kendini istediğin şeyi yaparken gör. Bir düzeyde bunun henüz başına gelmediğini bilirsin. Henüz gerçek değil. Hala sadece bir görselleştirme, zihinsel bir resim. Ancak kendimizi şımarttığımız, düzenli olarak düşündüğümüz zihinsel resimler, hedeflerimiz için bir plan, enerjimizi içine akıttığımız bir kalıp haline gelir. Bu resimler işimize yarayacak gerçek güçlerdir. Görselleştirmende gerekli olan özellikleri oluştur. Yetenek, cesaret, kararlılık veya sebat resmin hayati parçaları ise onları da dahil et. Bazen kendini bir filmde canlandırıyormuşsun gibi net, keskin görüntüler göreceksin, hedefine ulaşıyorsun. Diğer zamanlarda hedeflerini genel bir şekilde düşünürsün. Yine her şey yolunda. Kesin ve akıcı görselleştirme arasında geçiş yapılabilir. Her birini birkaç dakika yapabilir veya en rahat hissettiğin tekniğe konsantre olabilirsin. Kesin görselleştirme şudur. Aklında tam olarak istediğin resimleri ve sahneleri oluştur. Oluşturduğun önceden ayarlanmış komut dosyasını izle ve birkaç kez zihninde çalıştır. Serbest akan görselleştirme ise şudur. Hedefinin olumlu bir sonucunu gösterdikleri sürece görüntülerin ve düşüncelerin doğrudan seçmeden gelip gitmesine izin ver. Her iki yöntemi de uygula ve buradaki anahtarın pratik olduğunu unutma. Çoğu insan görselleştirmenin başlangıç aşamalarında zorluk yaşadıklarını fark eder. Akılları işbirliği yapmayacak ve istenen sahneleri hayal etmeyecektir. Bu olursa endişelenme. Resmin eksiksiz ve mükemmel olması gerekmez. Kendini düzenli bir görselleştirme programına adarsan, zihninin yavaş yavaş düşünceleri nasıl düşünmeye ve bunun için seçtiğin sahneleri oluşturmaya başlayacağına şaşıracaksın. Bu noktada bir şeyi bir veya iki kez görselleştirmenin çok az etkisi olduğunu belirtmeliyim. Sonuçlar, hedefine ulaşana kadar haftalar veya aylar boyunca görüntü tekrar tekrar basıldığında ortaya çıkar. Sadece bir veya iki denemeden sonra başarıyı ölçmeye çalışma. Şüpheler veya çelişkili düşünceler ortaya çıkarsa ve bazen olacaklarsa onları görmezden gel. Onlara direnmeye veya onlarla savaşmaya çalışma. Sadece bu düşüncelerin çok fazla fark etmeden bilincine gelip geri gitmesine izin ver. Sadece görselleştirmeni tekrarlamaya devam et ve her şey oldukça doğal bir şekilde kendi başının çaresine bakacaktır. Başarılı görselleştirme için iki şart. 1. Hedefini her zaman gerçekten şu anda sana oluyormuş gibi hayal et. Aklında gerçeğe dönüştür, detaylandır. Role gir ve zihninde o ol. 2. Hedefini her gün en az günde bir kez gözünde canlandır. Tekrarlamada büyük bir güç vardır. Aklına takılan ve düzenli olarak beslenen herhangi bir düşünce yaşamında sonuç verecektir.
psikolog Alan Richardson tarafından yürütülen artık ünlü ve iyi belgelenmiş bir deneyi seninle paylaşmama izin ver. Bir grup öğrenci basketbolcu 3 gruba ayrıldı, basket atma yetenekleri test edildi ve her grubun sonuçları kaydedildi. Daha sonra ilk gruba bir ay boyunca her gün atış çalışması yapmak için spor salonuna gelmeleri, ikinci gruba hiç antrenman yapmamaları ve üçüncü gruba ise çok farklı bir antrenman yapmaları talimatı verildi. Spor salonuna adım atmadılar. Bunun yerine yurtlarında kaldılar ve kendilerini orada pratik yaparken hayal ettiler. Her gün yarım saat boyunca kendilerinin şut attığını, basket attığını ve önemli ölçüde geliştiğini gördüler. Bu içsel pratiği her gün sürdürdüler. Bir ay sonra 3 grup tekrar test edildi. İlk grup, yani her gün atış yapanlar, puanlarında %24'lük bir iyileşme gösterdi. İkinci grup, yani uygulama yapmayanlar, hiçbir gelişme göstermedi. Ve üçüncü grup, hatırla sadece zihinlerinde uygulamışlardı, gerçek pratik yapan grup kadar eşit derecede gelişti. Bu tür yaratıcı görselleştirme güçlüdür, ancak sihirden uzaktır. Doğal yasalar ve enerjilerle çalışmayı ve kendi doğuştan gelen gücünü yönlendirmede yapıcı olmayı içerir. Doğru yönlendirilirsen, hayal gücün sahip olduğun en dinamik yetilerden biridir. Bu tekniği hemen kullanmaya başla. İşlerin nasıl gelişeceğine dair ayrıntılarla ilgilenmene gerek yok. Sürece güven. Arz, talebi takip eder ve doğru zamanda doğru şeyi yapmaya yönlendirilirsin. Yolların ve araçların kendilerini sana tanıtacağından emin olabilirsin. Çünkü varoluş her zaman kendisinden talep edilenleri yerine getirmek için organize olur. Herhangi bir işi riske atmadan önce tüm cevapları istemek doğaldır. Hepimiz adımları görmeyi ve başımıza gelecek her şeyin tüm ayrıntılarını bilmeyi çok isteriz. Ancak başlangıçta bu ayrıntıları ve adımları nadiren görürsün ve çoğu zaman olaylar en beklenmedik şekillerde gelişir. Aktris Carol Burnett, Los Angeles'ta doğdu ve büyük annesi tarafından büyütüldü. Sosyal yardımla geçindiler ve o kadar fakirdiler ki büyük annesi umumi tuvaletlerden tuvalet kağıdı toplardı. Carol'ın hayali olan okula göndermek için kesinlikle yeterli para yoktu. Ancak bir gün üniversiteye gideceğini biliyordu. Gitmeme ihtimalini hiç düşünmedim. Dersleri aldığımı, kampüste olduğumu öğrenmek istediğim her şeyi öğrendiğimi hayal ederdim. Her gün düşünürdüm, hiçbir yolu yokmuş gibi görünse de gidebilirdim, gideceğimi biliyordum der. Şunu merak ettiğini biliyorum. Peki parayı nasıl buldu? Onun ağzından dinleyelim. Lise son sınıfta bir gün postayı kontrol etmek için posta kutusuna gittim. Bana bir zarf yapılmıştı. Üzerinde pul vardı ama damgalı değildi. Postalanmamış, biri tarafından elden teslim edilmişti. Zarfı açtım ve içinde ilk yılımın eğitim ücretinin tam miktarı vardı. Not yok, açıklama yok, sadece para. Hala bugüne kadar kimin gönderdiğini bilmem. Şimdi eğer onu görselleştirirsen, birisinin bir zarf bulup sana tam olarak istediğin parayı vereceğini söylemiyorum. Ancak seni hedefine götürecek durumların ve fırsatların yoluna çıkacağına söz veriyorum. Buna güvenebilirsin. Düşüncelerin sandığından daha güçlüdür ve zihninde tutulan herhangi bir görüntü sonunda bir etki oluşturacak büyük bir güçtür. Bu yeteneğe sahipsin. Bu fütüristik bir bilim kurgu değil. İstediğin zaman kullanabileceğin pratik bir araç olarak içinde zaten var.
Bir nesne veya amaç açıkça düşüncede tutulduğunda somut ve görünür biçimde çöküşü yalnızca bir zaman meselesidir. Vizyon her zaman gerçekleşmeden önce gelir. Görselleştirme kendi filminde sahneler veya resimler oluşturuyorsa, o zaman tohumlama ses parçasını eklemek gibidir. Sadece kelimeler yerine resimlere eşlik eden duyguları eklersin. Örneğin, şirketine yapacağın önemli bir sunumun olduğunu varsayalım. Amirlerin ve patronların orada olacak. Eğer başarılı olursan, sonuç olarak terfi edilmen için harika bir şans var. Sunum kariyerin için çok önemli. Tohumlama tekniğini kullanmaya karar verdin. 5 ila 10 dakikayı sunumu yaptığın düşünce ve duyguyu tohumlamak için harcadın ve bu çok büyük bir başarıydı. Herkes etkilendi. Sunum bitti ve başardın. Muhteşem bir iş çıkardın. Görselleştirmeden farklı olarak tohumlamada öncelikle görselleştirdiğin her neyse onun hissiyle ilgilenirsin. İşte burada hayal gücün devreye giriyor. Mükemmel sunumu sunmanın nasıl olacağını hayal et. Heyecanlanır mıydın? Sevinir miydin? Çok sevinir miydin? Rahatlar mıydın? Telaşlanır mıydın? Kişisel tepkin ne olursa olsun bunu içinde hisset ve bu fiziksel duyguları bir parçan haline getir. İstediğin şeye zaten sahip olduğundan emin olarak yaşa. İyi olmasını dileme, merak etme, endişelenme veya umut etme. Bunu zaten var olan bir gerçek olarak zihninde iddia et. İyi gidecek ifadesini iyi gitti ile değiştir. Her şey bitti ve başardın. Bu yüzden heyecan hissinin, başarı hissinin ve onu başarmanın heyecanının tadını çıkar. Kendini tebrik et. Sevinç içinde bağır. İstersen yukarı ve aşağı zıpla. Hedefine zaten ulaştığını hissederek tekrar tekrar yücelt ve titre. Yine tohumlamada hedefine nasıl ulaşacağına dair zihinsel resimlerle öncelikli olarak ilgilenmezsin. Ancak bu resimler oldukça doğal bir şekilde zihnine akacaktır. Daha çok peşinde olduğun fiziksel başarı hissidir. Kızarmış yanaklar, çarpan kalp, terli avuç içi. İncil'de İsa'nın müritleri onlara nasıl dua edeceklerini öğretmesini isterler. İsa, her ne için dua ederseniz ve aldığınıza inanmak için ne dilerseniz onu mutlaka yerine getireceksiniz. Onları alın der. Dikkat et, onları aldığına inanman gerektiğini söylüyor. Alacağına değil, aldığına. Bu nedenle onları alacaksın. Bu sadece ummaktan veya dilemekten daha fazlasıdır. Bu zaten sahip olduğun şeyi talep etmektir. İki çok iyi arkadaşımın, Bill ve Janet Henderson'ın başına gelen bir hikayeyi seninle paylaşayım. Henderson'lar kırsal bir bölgeden büyük bir şehre taşınıyorlardı ve büyüyen ailelerini barındıracak kadar geniş bir ev satın almak istiyorlardı. Tabii ki evler şehirde çok daha pahalı ve büyük bir eve ihtiyaç duyan büyük bir aileydiler. Ayrıca çok özel ihtiyaçları vardı. Sadece büyük bir ev değil, bol ağaçlı, geniş bir bahçe de istiyorlardı ve hepsi bütçelerine uygun bir fiyata. Herkes onlara ödemek istedikleri fiyata asla böyle bir şey bulamayacaklarını söyledi. Ama onlar daha iyisini biliyorlardı. Bill, zihin gücü tekniklerini hem işinde hem de ailesiyle olan ilişkisinde zaten uygulamıştı ve bunların işe yaradığını biliyordu. Bu yüzden Janet'ı görevlendirdi ve birlikte bir ekip olarak çalıştılar, evi görselleştirip tohumladılar. 2 ay sonra beni aradılar ve yeni evlerini görmemi istediler. Ağaçları, çalıları, çiçekleri ve huzur içinde sanki kırdan bir parça alıp yanlarına getirmişler gibi geniş avlularında dolaştık. İçeri girdikten sonra bana tamamını gezdirdiler. Tüm çocuklara ve kendi odalarına yetecek kadar yatak odası olan geniş bir evdi ve bir çalışma odası ve bir dinlenme odası vardı. Hepsi de ödemek istedikleri bedel içinde. Bu harika.
bulduğuna şaşırmadın mı dedim. Bill'ın cevabı zihin güçleri hakkında o kadar aydınlanmış bir anlayış gösterdi ki bunu asla unutmadım. Hayır dedi. Hiç şaşırmadık. Zihnimizde evi 2 ay önce ele geçirmiştik. Öyle bir güvenle söylemişti ki ne de olsa bu 2 aydır kendisine ait olduğunu iddia ettiği bir şeyin tezahürüydü. Bill ve Janet kendi iç dünyalarında evi sahiplenmişlerdi. Zaten sahiplenmişlerdi. Bunlar güçlü sözler, güçlü titreşimler, güçlü inanç. Hayallerindeki evi ne zaman ve nerede bulacaklarını umuyor, dilemiyor ya da merak etmiyorlardı. Sadece ihtiyaçlarını karşılayacak bir evin kendilerinin olacağı duygusu ile düzenli olarak çalıştılar. Akıllarında sahiplendiler. Bu özel ev değil. Çünkü yollarına çıkana kadar var olduğundan bile haberleri yoktu. Ama ne istediklerini ve ihtiyaç duyduklarını biliyorlardı ve bu gerçekleri olana kadar her gün ektikleri şeydi. Bugün Henderson'lar kendi hayatlarında tohumlama ve diğer zihin gücü tekniklerini kullanmakla kalmıyor, aynı ilkeleri çocuklarına da öğretiyorlar. Böylece onlar da zengin ve ödüllendirici bir hayat yaşasınlar. Bir ebeveyn çocuklarına kendi doğal güçlerini anlamaktan daha büyük ne hediye verebilir? Hepimiz bu güce sahibiz. Düşüncelerimiz realitemizi inşa eder ve tohumlama sadece istediğin şeye zaten sahip olduğun düşüncesiyle çalışmaktır. Bir kez daha tohumlamayı boş hayal kurmaktan ayıran şey tekrar ve tutarlılıktır. Tohumlamada bir yanılsama yaşamıyorsun. Her gün kafan bulutların arasında dolaşıp kelimenin tam anlamıyla sende olmayan bir şeye sahip olduğuna inanmıyorsun. Tohumlama günde 5 dakika süren bir zihin gücü egzersizi. Her gün ve her gün düzenli olarak kendin için inşa ettiğin 5 dakikalık bir enerji patlamasıdır. Tekrarın önemi nedense fazla vurgulanmaz. Tüm zihin gücü tekniklerinde olduğu gibi ara sıra burada ve orada pratik yapmanın çok az etkisi olacaktır. Kendine düzenli bir program oluştur ve buna devam et. İstediğin her şeye sahip olduğun hissini düzenli olarak tohumla. Senin. Yaşa, onunla titreş, onunla övün ve heyecanlan. Kesinlikle senin gibi sahiplen. Onu iç dünyanda sahiplen. İşte başarılı tohum için 2 şart. 1. Her zaman istediğin şeye sahip olduğunu, onu zaten başarmış olduğun duygusuyla tohum ek. 2. En az 5 dakika boyunca her gün düzenli olarak tohumla. Her gün birkaç dakika pratik yapmak, haftada bir gün 1 saat yapmaktan çok daha iyidir. Düşünce eğitiminin olanakları sonsuzdur. Sonuçları sonsuzdur. Ve yine de çok az kişi düşüncelerini kendilerine iyi gelecek kanalları yönlendirmek için çaba gösterir. Ancak bunun yerine her şeyi şansa bırakır. Olumlamalar muhtemelen bilinçli zihni etkilemek için bildiğim en kolay ve en basit tekniktir. Yüzyıllardır dünyanın her yerinde dualar ve mantralar gibi manevi ve büyülü uygulamalarda kullanılmıştır. Şimdi iş anlaşmaları yapmak, rahatsızlıkları iyileştirmek,
İnsanlarla tanışmak, turnuvalar kazanmak ve sayısız başka uygulamada hayatın her kesiminden insanlar tarafından kullanılıyorlar. Olumlamalar o anda sana en rahat ve pratik gelen şey ne olursa olsun, kendine sessizce veya yüksek sesle tekrarlanan basit ifadelerdir. Bunları her yerde yapabilirsin. Araba sürerken, bir doktorun ofisinde otururken, randevu beklerken, uyumadan önce yatakta yatarken, başına ne gelmesini istediğini temsil eden bir ifadeye karar veriyorsun ve bunu kendine defalarca tekrar ediyorsun. Örneğin genellikle seni üzen ve rahat ve sakin olmayı tercih ettiğinde seni gerginleştiren bir durumda olduğunu varsayalım. Bu bir onaylama kullanmak için mükemmel bir zamandır. Kendine sessizce tekrarla. Sakin ve rahat hissediyorum. Sakin ve rahat hissediyorum. Sakin ve rahat hissediyorum. Kendini sakin ve rahat hissetmek için zorlamaya çalışma. Sadece ifadeyi birkaç dakika kendine tekrar etmeye devam et. Aynı şekilde yaklaşan büyük bir toplantın varsa ve iyi gitmesini istiyorsan önceden kendine harika bir toplantı olacak. Harika bir toplantı olacak. Harika bir toplantı olacak diyerek başla. Olumlamalar yaparken zihninde oluşan düşünceleri etkiliyorsun. Zihnin bir seferde yalnızca bir düşünce tutabilir. Bu nedenle bir onaylama zihnini, hedefini destekleyen düşüncelerle doldurarak çalışır. Sözcükler zihnine ne düşünmesi gerektiğini önerir. Kendine onaylıyorsan ki harika bir toplantı olacak, zihnin doğal olarak bunun harika bir toplantı olduğuyla ilgili düşünceleri düşünmeye başlayacak. Zihnin onaylamanın imalarını ve mesajını zahmetsizce algılar. Kulağa çok basit geliyor, ancak bu teknik dikkat çekici derecede etkili olabilir. İstediğin sonuçları elde etmene yardımcı olmak da etkilidir. Görmek istediğin her şeyi uygun bir olumlamaya dönüştür ve bunu düzenli olarak kullan. Tanıdığım başarılı bir satıcı her güne "çok satış, çok gülümseme" diyerek başlar ve bunu sabahları birkaç dakika ve gün boyunca birkaç kez kendi kendine tekrar eder. Onlara inanmak zorunda değilsin. Aslında olumlamaları kullanmakta başarısız olan herkes muhtemelen kendilerini tam da bunu yapmaya zorlamaya çalışıyordur. Bu hata aslında onaylamanın etkilerini geçersiz kılabilir. İnanma konusunda endişelenme. Sadece tekrar etmeye devam et. Onayladığın şeye inanıyorsan harika. İnanmıyorsan da sorun değil. Önemli değil. Bilinçli zihin onayladığın her şeyin içeriğini oldukça doğal bir şekilde alacak ve doğru düşünceler bilincine sızacaktır. Hiçbir şeyi zorlamak zorunda değilsin. Her zaman olumluyu onayla. Olumsuzu değil. Olumlu bir açıklama yap. Örneğin bir toplantının iyi gittiğini görmek istiyorsan "bu toplantıyı mahvetmeyeceğim" demezsin. Sakin ve rahat olmak istiyorsan "gergin olmayacağım" diye onaylamazsın. Nedense zihin "değil" kelimesini algılamıyor ve kendini toplantıyı mahvetmeyi ve gerginliği programlarken buluyorsun. Zihin ne istediğine değil, bu kendi kendine zarar veren görüntülere odaklanacaktır. Onayını kısa tut. Bir olumlama bir mantra gibi olmalıdır. Kısa ve basit. Söylemesi kolay ve tekrarlanması kolay. Ben onaylarımı 10 veya daha az kelimeyle tutmayı seviyorum. Bazen 2 kelime bile çok etkili olabilir. Muazzam başarı veya rekor satış gibi. İnsanların bana yarım sayfa uzunluğunda onaylamalar gösterdiğini hatırlıyorum. Tekrar tekrar bu kadar uzun bir olumlama söylemenin imkanı yok. 2 cümle bile çok uzun. Tekrarlama, onaylamanı bilincine damgalayacak şeydir. Bu yüzden ne kadar kısa olursa o kadar iyi. Tekrar ediyorum. Kısa yap, ritmik yap, söylemeyi kolaylaştır. Farkında olmadan kendi kendine karşı onaylamalar kullanmamaya dikkat et. Asla yapamayacağım. Asla başaramayacağım. İmkansız. Bunu batırıyorum. İlişkilerde bir felaketim. Hata yapacağımı biliyorum. Hep kaybediyorum. Bunların hepsi farkına bile varmadan kendi kendine tekrar ederken bulabileceğin onaylamalardır. Onlara dikkat et. Bir konferans gezisinde başıma gelen bir deneyimi seninle paylaşmama izin ver. Turun yarısında sonraki ayların programına baktım
ve gözlerime inanamadım. Neredeyse hiç mola vermeden bir şehirden diğerine yönlendiriliyordum ve hatta aynı gün iki farklı şehirde olmam bile bekleniyordu. Önümüzdeki ayın imkansız, stres dolu bir düdüklü tencere olacağını düşünmeye başladım ve aslında kendime bu bir düdüklü tencere olacak demeye başladım. 2 veya 3 gün boyunca turun korkunç bir sonraki ayağının beklentisiyle giderek daha gergin ve stresli hissettim. Bana bu saçma programı koyan kişiye lanet ettim. Sonra kendimi tuttum, gülmek zorunda kaldım. Burada zihin gücünü öğretiyordum ve farkında olmadan kendi kurduğum bir tuzağa düşmüştüm. Güzel olumlama, bir düdüklü tenceredeyim. Bu yüzden kendime sadece 3 kelimeye odaklanan yeni bir olumlama yaptım. Organize, rahat ve eğlenceli. Ve bunu birkaç dakika boyunca kendime tekrarladım. Ertesi sabah güne aynı olumlamayla başladım ve yoğun programımı düşünmeye başladığımda bunu tekrarladım. Birkaç gün içinde düzenli ve rahat olduğum sürece maraton temposunun eğlenceli olabileceğini düşünmeye başladım. Niye sinirleniyorum ki? Sonunda bu 3 kelime tüm farkı yarattı. Programım değişmedi ama ona karşı tavrım değişti. Kendim için neredeyse bir düdük tencere haline getirdiğim tur bir esinti gibi geçti. Negatiften pozitif bir olumlamaya geçtiğimde organize oldum, rahatladım ve zorlukla yüzleşmek için acele ettim. Sen de onaylamalar oluşturabilir ve bunları gün boyunca istediğin şeyleri başarmana yardımcı olması için kullanabilirsin. Söylemesi kolaydır ve her yerde yapılabilir. Banka sırasında, bekleme odasında veya trafiğe takıldığında. Onlara inanmak zorunda değilsin. Bunları sahip olduğun inancıyla yapmak zorunda değilsin. Tek yapman gereken onları tekrarlamak. Sabah ilk iş olarak başlamanı öneririm. Çünkü bu çok önemli ilk yarım saat günün geri kalanının gidişatını belirler. 2 veya 3 dakikalık bir uygulama kısa sürede gözle görülür bir etki oluşturacaktır. Her gün, her şekilde daha iyiye gidiyor. Emily Coe adı bugün yaygın olarak bilinmeyebilir. Ancak 100 yılın başında olumlama tekniklerinde bu öncü hastalıkları tedavi ediyor ve keşiflerini tüm Avrupa ve Kuzey Amerika'daki kliniklerde öğretiyordu. Zamanında oldukça sansasyon yarattı ve çalışmaları ölümünden 10 yıllar sonra bugün hala konuşuluyor. Coe hastalarının her sabah kalktığında ve her akşam yatmadan önce basit bir onaylamayı tekrarladıkları takdirde çok daha iyi ve çok çabuk iyileştiğini buldu. Onlara öğrettiği olumlama şuydu: her gün, her yönden daha iyiye gidiyorum. Sabah 2 dakika, akşam 2 dakika. Bu kadar. Etkisi o kadar çarpıcıydı ki, kendi kendine telkin konusunda birkaç kitap yazdı ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara iyileşmeye yöneldiğinde zihnin iyileştirici özelliklerini öğretti. Coe'nun onaylaması, hastanın zihnini her gün, her şekilde daha iyi ve daha iyi olmaya odakladı. Ve Emily Coe, binlerce insanın belgelenmiş tedavileriyle tanınır. Çoğumuz kazanım ve başarılarımızı kabul etmekten daha hızlı kendi başarısızlıklarımızı ve eksikliklerimizi görürüz. Bir şeyi başardığımızda birkaç gün veya hafta boyunca onun hakkında iyi hissederiz. Ancak daha sonra yeni hedeflere ve yeni arzulara geçeriz. Başarılı olmanın güzel duygularını çok çabuk geride bırakıyoruz. Bunları başardığımızı bile unutuyoruz.
Yeni arzularımız ve isteklerimiz odak noktamız haline gelir ve geçmiş başarılarımızdan yaratılan başarı titreşimini bırakırız. Bu güçlü başarı enerjisinin tam bir israfıdır. Sadece henüz ulaşılmamışa odaklanırsak, bilinçsizce zihnimizi eksik olduğumuz fikriyle besleriz. Geçmiş başarılardan elde ettiğimiz başarı enerjilerini çok olumlu sonuçlarla tekrar tekrar kullanabiliriz. Ancak ne yazık ki bunu nadiren yapıyoruz. Derslerimden bir gece sonunda bir kadın bana yaklaştı ve "John, sence hedeflerime ulaşabileceğimi düşünüyor musun?" dedi. Onları tarif etmesini istedim. İlk hedefi güzel bir evde yaşamak, ikinci hedefi 14 yıldır görmediği anne babasını ve akrabalarını görmek için İngiltere'ye uçmak, üçüncü hedefi ise biriyle anlamlı bir ilişki kurmaktı. Üç çocuğu olan bekar bir anne olduğu ve çok kısıtlı imkanlarla yaşadığı için o zamanlar bu hedefler ona imkansız görünüyordu. Ancak seminerlerimden daha iyi bir gerçeklik inşa etmenin güçlü yeni yollarını öğrenmeyi umuyordu. Zihin güçlerini kullanarak hedeflerine gerçekten ulaşabileceğine ve yaklaşık bir yıl sonra ondan bir telefon alacağıma dair ona güvence verdim. Aradı. "John," dedi heyecanla. "Ne olduğunu asla tahmin edemezsin. Şimdi yüzme havuzu, muhteşem bir avluya ve manzaraya sahip yeni bir evde yaşıyorum." Ona onun için çok mutlu olduğumu söyledim ama daha bitirmedi. "Sadece bu da değil. 3 haftalığına İngiltere'deydim ve ailemi gördüm. Ve en iyiyi sona bıraktığını söyleyebilirdin. En muhteşem bir ilişki içindeyim. Aşk. Gerçekten aşk. Söylemeye gerek yok. Onu tekrar görmeyi dört gözle bekliyordum. Aradan aylar geçti ama benimle havaalanında karşılaştığında onda fark ettiğim ilk şey görmeyi beklediğim parlak, coşkulu kadın gibi görünmediydi. Bana oldukça umutsuz bir şekilde "John, neden güç benim için işe yaramıyor?" dediğinde ona sadece inanamayarak bakabildim. "Neden zihin gücü benim için çalışmıyor?" diye tekrarladı. Bunu duyduğuma inanamadım. "Dinle. Yanılıyorsam düzelt. Ama bir yıl önce güzel bir evde yaşayan, İngiltere'ye seyahat eden ve anlamlı bir ilişki yaşayan kadın sen değil miydin? Sen değil miydin?" dedim. Bana utanarak baktı. "Aa," dedim, "onu unutmuşum." "Unutmuşum? Bir insan bunu nasıl unutabilir?" "Kolay, her zaman yaparız. Önceki hedeflerine ulaşmıştı ve şimdi yeni ve farklı hedefler üzerinde çalışıyordu. Henüz yeni hedeflerini anlamadığı için zihin gücünün neden onun için çalışmadığını içtenlikle merak ediyordu. En son başarılarını tamamen unutmuş ve kabul etmişti. Aklı yeni şeylere kaymıştı. Başarmak istediğimiz şeye odaklanırız. Başardıklarımızı kabul etmeyi tamamen unuturuz. Olmadığın şeyle neden ilgilenesin ki? Hepimizin başarısız olduğumuz, yeterli olmadığımızı hissettiğimiz alanlar var. Ne kadar küçük olursa olsun, şimdiki veya geçmişteki zaferlerin için sırtını sıvazlamayı öğren. Kendini güçlü, muzaffer, başarılı ve iyi hissettiren her şeyi ara. Küçük ve büyük her şeyi ama her şeyi kabul et ve bunu daha fazla başarıyı kendine çekmene yardımcı olacak. Şimdi de bir kazanım ve başarı titreşimi oluşturmak için kullan. Kabullenme özellikle yeni hedeflere ulaşmaya çalışırken etkilidir. Örneğin, büyük bir prodüksiyon şirketinin seni desteklemesini sağlayarak büyük başarı yakalamaya çalışan genç bir film yapımcısı olduğunu varsayalım. Onaylama tekniğini kullanarak bir film yapımcısı olarak yeteneklerinden emin hissetmeni sağlayacak alanlar arayabilirsin. Düşüncelerini geçmişte yaptığın ve gurur duyduğun bazı kısa filmlere odaklayabilirsin. Eleştirmenlerin ya işe yaradığını ya da gerçek bir umut vaat ettiğini söylediği bazı sahneleri hatırlayabilirsin. Bu sahnelere odaklan ve kendine ayrıntılara iyi baktığını hatırlat. Zanaatını öğrenmek için harcadığın tüm zor işleri kabul et. İnsanların işinle ilgili sana yaptığı tüm iltifatları ve övgüleri hatırla ve son birkaç yılda geliştirdiğin tüm becerilerin ve kaydettiğin ilerlemenin farkına var. Ara. Kabul edilecek şeyler için arama kelimesinin altını çiziyorum. Sadece bariz olanı kabul etme. Her şeyi kabul et. Kendini aptal hissetme veya önemli olmadığını düşünme.
olumlu niteliklerin, olumsuz niteliklerin kadar gerçektir. Devam et ve gurur duy. Harika hisset, başarılı hisset. Hali hazırda elde ettiğin başarı için zihnini birkaç dakika oyala. Bu teknik sadece belirli alanlarla değil, genel olarak da herhangi bir hedefe uygulanabilir. Hemen şimdi 10 dakika ayır ve geçmiş veya şimdiki hayatının herhangi bir alanında bulabildiğin her güçlü noktayı yaz. Genel bir liste yap ve uzun bir liste olsun. En az 20 öğe listele. Bu konuda çekingen davranma, her şeyi yaz. Böylece kendin hakkında iyi hissetmek için kaç nedene ihtiyacın olduğunu somut bir şekilde görebilirsin. Bu alıştırmanın amacı kendinle gurur duyman için birçok nedeninin olduğunu fark etmeni sağlamaktır. Bu güzel duygular, gelecekteki başarının temelini oluşturacak başarı titreşimini oluşturur. Herhangi bir hedefe ulaşmak cazip olduğunda benzer bir yaklaşım uygulayabilirsin. Bu hedefe ulaşma çabanda sana destek olacağını kabul edebileceğin, kendinle ilgili en az 10 şeyin bir listesini yap. Örneğin bir satış müdürü olarak iş bulmaya çalışırken seni işte başarılı kılacak nitelikleri ve dolayısıyla pozisyon için en iyi adayı kabul eden bir liste yapabilirsin. Listen şöyle görünebilir. İnsanlarla aram harika. Ben iyi bir iletişimciyim. İnsanlarla iyi çalışırım. Ben doğuştan satıcıyım. Daha önceki tüm işlerimde başarılı oldum. İnsanları motive edebilirim. Yetenekliyim. Kendime iyi bakar ve iyi giyinirim. Ben organizeyim. Sıkı çalışırım. Hedeflerime ulaşıyorum. Listeni yapmamış olsaydın, sadece sana işi vereceklerini umarak görüşmeye gitmiş olabilirsin. Ama bu şekilde iş için nitelikli olduğundan kendin emin olursun. Hiçbir şey başarının kendisi kadar başarılı olamaz. Ve zaten birçok alanda başarılı oldun. Bu enerjiyi ne kadar çok titreştirirsen, çevreden o kadar çok başarı çekersin. O yüzden listelerini yap, zihnini besle, enerjiyle çalış, hayatına dahil ol. Asla kendini kabul etmekten vazgeçme. Asla kendine inanmayı bırakma. Bir şeylerin olmasını bekleme. John Lennon'ın dediği gibi, geleceği şimdiden inşa etmeye başla. Şunu kabul et. Bilinç geleceğini inşa eder, doğru. Ama farkındalıklı bilincini sen, bizzat kendin inşa edersin. Dünyayı hareket ettirme gücü bilinçaltındadır. İçimizde iki akla sahibiz. Şimdiye kadar konuştuğumuz bilinçli zihindi. Şimdi seni ikinci zihninle, gizli ve gizemli bilinçaltınla tanıştırmak istiyorum. Bilinçaltımız öyle bir güç ve karmaşıklık içerir ki, kelimenin tam anlamıyla hayal gücünü sarsar. Bu bilinçaltı zihin, vücudumuzun tüm bölgelerine kan pompalamaktan nefesimizi ve sindirimimizi düzenlemeye kadar bedensel işlevlerimizi kontrol ettiğini ve düzenlediğini biliyoruz. Ayrıca bilinçaltımızın başımıza gelen her olayı kaydettiğini de biliyoruz. Kişisel tarihimizdeki her olay kaydedilir içinde bu olayların uyandırdığı duygu ve düşüncelerle birlikte.
Bu ikinci zihinden de değerli rehberlik ve yönlendirme alabiliriz. Sezgilerimiz, hayallerimiz, duygularımız ve ön sezilerimiz aracılığıyla bilinçaltımız, tüm ihtiyaç ve arzularımızı tatmin etmek için gereken fikirleri, kavrayışları ve çözümleri bize getirecektir. Bu içsel özelliği uyandırdıktan sonra asla yalnız ve rehbersiz değiliz. Ve nihayet bilinçaltı, duygu ve his ile düzenli olarak tekrarlanan düşünce etkilerinin hızlandırıldığı, yüklendiği ve fiziksel eşdeğerine dönüştürüldüğü mekanizmadır. Fiziksel karşılığına çevirmek istediğin herhangi bir planı, düşünceyi veya amacı gönüllü olarak bilinçaltına yerleştirebilirsin ve bu karşılık senin için kendini gösterecektir. Bilinçaltı yapıcıdır, üretkendir ve sana hizmet etmeye her zaman hazırdır. Yine de çok azımız onun gücünü nasıl kullanacağımızı anlıyoruz. Bilinçli ve bilinçaltı zihinlerin gerçekliğini inşa etmek adına bir ekip olarak nasıl birlikte çalıştığını anlamak için yeni bir benzetme kullanmama izin ver. Bilinçaltı zihnin, içine ektiğin her tohumu kabul eden verimli bir toprak gibidir. Alışılmış düşüncelerin ve inançların, içinde sürekli olarak ekilen tohumlardır. Ve mısır tanelerinin mısır ürettiği gibi, hayatında ekilenleri üretirler. Ne ekersen onu biçeceksin. Bu bir yasadır. Unutma, bilinçli zihin bahçıvandır. İç bahçeye neyin ulaştığını bilmek ve akıllıca seçmek bizim sorumluluğumuzdur. Ama ne yazık ki çoğumuz için bahçıvan olarak rolümüz bize açıklanmadı. Ve rolümüzü yanlış anlayarak, iyi ve kötü her türden tohumun iç bahçemize girmesine izin verdik. O zaman hayatımızda olan her şeyin nedeni budur. Hayatının herhangi bir alanında neden şans veya talihsizlik olduğunu anlamak istiyorsan, sadece içine bakman yeterlidir. Bilinçaltı ayrımcılık yapmaz. Başarısızlık, sağlıksızlık ve talihsizlik, başarı ve bolluk kadar kolay tezahür edecektir. İçinde beslediğimiz tohumlara göre hayatımızda çoğalmaya çalışır. Bilinçaltın bu düşünceler olumlu ya da olumsuz olsun, his veya duygularla kendisini etki edenleri kabul eder. Bilinçli zihnin gibi şeyleri değerlendirmez ve seninle tartışmaz. Yaşamında değişiklikler yapmak istiyorsan nedene bakmalısın ve neden bilinçli zihni kullanma biçimindir. Zihninde düşünme ve imgeleme biçimin. Aynı anda hem olumsuz hem de olumlu düşünceler üretemezsin. Biri ya da diğeri hakim olmalıdır. Zihin bir alışkanlık yaratığıdır. Bu nedenle olumlu duygu ve düşüncelerin zihninin baskın etkisini oluşturduğundan emin olmak senin sorumluluğun haline gelir. Dış koşulları değiştirmek için önce iç koşulları değiştirmelisin. Çoğu insan doğrudan bu şartlar ve koşullarla çalışarak şartları ve koşulları değiştirmeye çalışır. Bu, düşünce ve inançlarda bir değişiklik olmadığı sürece her zaman beyhude veya en iyi ihtimalle geçicidir. Bu gerçeğe uyanarak daha iyi, daha başarılı bir yaşamın yolu netleşir. Başarı, mutluluk, sağlık, refah düşüncelerini düşünmek ve korku ve endişeyi ayıklamak için bilinçli zihnini eğit. Bilinçli zihnini en iyinin beklentisiyle meşgul et ve alışkanlıkla düşündüğün düşüncelerin hayatında olmasını istediğin şeylere dayandığından emin ol. Burada alışkanlık yasası sana yardımcı olabilir. Lütfen anlatılan tüm ilkeleri günlük olarak uygulama alışkanlığı oluştur. Sadece dinlemekle kalma. Prensipleri ve teknikleri hayatına al ve onları senin için yaşayan bir gerçeklik haline getir. Su ister bardakta, ister vazoda, ister nehir kıyısında olsun, içinde bulunduğu kabın şeklini alır. Aynı şekilde bilinçaltında günlük düşüncen aracılığıyla ona alışkanlıkla yansıttığın görüntüye göre üretecek ve tezahür edecektir. Kaderin bu şekilde inşa edilir. Hayatın seçtiğin şeyi yapmak senin elinde. Bilinçaltının sana getireceğini bir kez kavradığında neye ihtiyacın olursa olsun ve her gün istediğin şeyin düşüncelerini ve görüntülerini yansıtmaya başlarsan görünüşte rastlantı ve tesadüfi olaylar başına gelmeye başlayacaktır. Talimatlarınla çalışan güçlü iç işbirlikçin, hedeflerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğun insanları ve koşulları sana getirecektir. Joseph Campbell'ın onları tarif ettiği gibi,
görünmeyen bin el yardımına koşacak. Eş zamanlılık deneyimsizlere tesadüf ya da şans gibi görünür ama ikisi de değildir. Düşüncelerinle harekete geçirdiğin doğa yasalarının işleyişinden başka bir şey değildir. Nasıl çalıştığını açıklayayım. Daha önce enerji parçacıklarından oluşan tüm fiziksel gerçeklik hakkında konuşmuştuk. Bir dev ile birlikte yaşıyoruz. Enerji beden. Örneğin bilinçaltına başarıyı damgalamaya başladığında bu enerjinin bütünde rezonansa giren sürekli bir titreşimini oluşturur. Bilinçaltın bu başarı titreşimiyle gece gündüz çalışır, başarın için gerekli insanları ve koşulları sana çeker. Şunu da ekleyebilirim ki, bilinçaltın başarısızlığın için gerekli koşulları kendine çekmek için de eşit derecede sıkı çalışacaktır, eğer böyle düşünüyorsan. Ayrımcılık yapmaz veya sansürlemez. Bilinçli zihninde yaşamasına izin verdiğin arzular, umutlar ve korkular ile çalışır. Fiziksel gerçekliğin yasaları ve zihnin yasalarının şimdi anlaşılmaya başlandığı için şanslıyız. Geçmiş yıllarda bu süreç aracılığıyla kendi gerçekliğimizi çekip inşa etmemiz inanılmaz görünebilirdi. Ancak şimdi bu yeni kavrayışlarla nasıl çalıştığını biliyoruz. Düşüncelerimiz enerji olduğundan daha büyük gerçeklik ağı içinde titreşen, tekrarlanan görüntülerimizin, doğrulamalarımızın, görselleştirmelerimizin, derinden tutulan inançlarımızın, korkularımızın ve arzularımızın bu gerçekliği etkilemesi mantıklıdır. Aslında durup gerçekten düşündüğünde, hepimiz birbirimize bağlı olduğumuza göre başka türlü nasıl olabilir ki? Bu çok önemli noktayı bir kez daha tekrar edeyim. Bedenlemek istediğin iyilikle zihinsel ve duygusal olarak birleştiğinde bilinçaltının mucizevi güçleri buna göre tepki verecektir. Alışılmış düşüncen ve hayal gücün gerçekliğini şekillendirir ve nihai kaderini inşa eder. Evren bize verdiği destekte eli açık, hatta müsriftir. Ne yazık ki biz kabul ettiğimiz şeylerde cimriyiz. Ama bu değişebilir. Hayatının yasalarını anladığında ve onların senin için nasıl işe yarayacağını görmeye başladığında onları hevesle kucaklayacaksın. Bilinçaltına arzu ettiğin şeyi yazdırmak için bugüne başla. Hiçbir şeyin seni bu uygulamadan alıkoymasına izin verme ve ardından eş zamanlılık kapılarının açılmaya başladığını merak ve heyecanla izle. Himalaya kaşifi William Murray'in sözleriyle, kişi kesinlikle kendini adadığı anda yaradan da harekete geçer. Başka türlü asla gerçekleşmeyecek olan kişiye yardım etmek için her türlü şey olur. Karardan kişinin lehine yükselen bir olaylar dizisi ortaya çıkar. Hiç kimsenin inanmayacağı her türlü olay, karşılaşma ve maddi yardım ayağına kadar gelir. Bu gerçeği bilirsen evrenin hazinelerinin anahtarlarına sahip olacaksın. Bilinçaltının gücü talimatlarını bekliyor. Sana hayatta ihtiyacın olan her şeyi sağlayabilecek bir ortakla takım kurabilseydin, ne kadar kendinden emin, hevesli ve güvende hissedeceğini hayal et. Sorunlarına çözümler sunacak, heyecan verici yeni fırsatları ve bunlardan nasıl yararlanabileceğini gösterecek ve ihtiyacın olduğunda akıllı ve güvenilir tavsiyelerle yanında olacak bir ortak. Pekala, gerçekten de öyle bir ortağa sahipsin. İçindeki ortak sezgindir.
İster iş adamı, ister sporcu, sanatçı veya devlet adamı olsun. Tüm büyük başaranlar sezgilerine güvenir ve kullanır. İlham veren fikirler bulma ve zekice kararlar verme yeteneği, başarının başlıca sırlarından biridir ve iç benliğini geliştirmiş birinin işaretidir. Bir keresinde Avustralya'nın en zengin ve en cesur girişimcilerinden biriyle tanışma şansım oldu. Bir akşam konuşmamdan yaklaşık bir saat önce bir otel lobisindeydik. Onu çeşitli gazete ve dergilerdeki fotoğraflarından tanıdım, yanına yaklaştım ve kendimi tanıttım. Bir dergi makalesinde Sezgi'ye şiddetle inandığını okumuştum ve ona bunun doğru olup olmadığını sordum. Yaptığım her şeyde Sezgi önemli bir rol oynuyor diye onayladı. Önce sezgilerimi kontrol etmeden girdiğim büyük bir girişim düşünemiyorum. Bu adam yalnız değil. Mozart ilhamını içinden aldığını iddia etti. Sokrat iç sesi tarafından yönlendirildiğini söyledi. Einstein, Edison, Marconi, Henry Ford, Luther Burbank, Madame Curie, Nobel ödüllüler, başarılarını doğrudan sezgilerine bağlayan büyük erkek ve kadınların listesi uzayıp gidiyor. Harvard Business Review'de Henry Mintzberg, üst düzey şirket yöneticileri üzerinde yaptığı ve rasyonel düşünce için çok karmaşık sorularla başa çıkmak için sürekli olarak ön sezilere güvendiklerini bulduğu bir araştırmayı anlatıyor. Şu sonuca varmıştır. Başarı, rasyonalite denilen dar görüşlü kavramda değil, açık kafalı mantık ve güçlü sezginin bir karışımında yatar. CNN'in kurucusu ve şu anda dünyanın en zengin adamlarından biri olan milyarder Ted Turner benzer duyguları paylaşıyor. Görüş ve sezgi birbiriyle el ele gider. Sezgiye dikkat etmek, bireyin daha iyi kararlar vermesini, daha yaratıcı fikirler ve daha derin içgörüler bulmasını ve arzudan tatmine giden en yumuşak, en doğrudan yolu bulmasını sağlar. Her zaman doğru zamanda doğru yerdeymiş gibi görünen ve kendileri için olağanüstü sıklıkta iyi şeyler olan insanlar sadece şanslı değiller. Ne yapacaklarına ve ne zaman yapacaklarına dair sezgisel bir anlayış geliştirdiler. Sezgileri yeni, yenilikçi olasılıklar bulmak için bariz olanın ötesine geçmelerini sağlar. Onlara bilmeleri gereken her şeyi sağlar ve bu bilgiyi ne zaman ve nasıl kullanacaklarını öğretir. Bilginin beyinden nasıl aktığını inceleyen bilişsel bilimciler bize, zihnin algıladıklarının yalnızca küçük bir bölümünün %1'inden daha azının bilinçli farkındalığa ulaştığını söylüyor. Ne kadar çok şey kaçırdığımızı düşünmek şaşırtıcı. Yine de bu bilgi senin için mevcuttur. Daha önce bütünün parçalarının her birinde içerdiği daha büyük bir hologramın parçaları olarak zihinlerimizi konuşmuştuk. Günlük bilinçli zihnin yalnızca kendi kişisel deneyimlerini ve bilgini bilip anlayabilir. Ancak bilinçaltı zihnin tüm sistemle bağlantılıdır ve dolayısıyla o sistemdeki tüm bilgilere erişebilir. Sezgin ise ona nasıl eriştiğindir. Bilinçaltının cevapları alması için ona bu izni vermelisin. Sezginin gücünü kullanabilmek adına bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. İlk aşama hazırlık. Mevcut tüm gerçekler ve bilgilerle kendini çevrele. Bilinçaltına mümkün olduğu kadar çalışması için malzeme ver. İlgili tüm bilgileri araştır.
Kendini üzerinde çalıştığın şeyle belli belirsiz alakalı olan her şeye aç. Buradaki fikir, olağan dışı ve olası olmayan unsurların kendilerini yan yana getirmeye başlayabilecekleri kadar geniş ve çeşitli bir veri yelpazesi toplamaktır. Hayal gücünün özgürce dolaşmasına izin ver. Mutlaka bir anlam çıkarmaya çalışmadan bu bilgilere kendini kaptır. Gerisi bilinçaltının işidir. İkinci aşama kuluçka. İlgili tüm parçaları düşündükten sonra sorunun kaynamasına izin ver. Hazırlık aktif çalışmayı gerektirirken kuluçka daha pasiftir. Bırak ve bilinçaltının işi devralmasına izin ver. Bilinçaltın gece gündüz çalışır. Sen bilinçli olarak düşünsen de düşünmesen de o bir çözüm aramaya devam eder. Aslında uygulama, bilinçaltının yalnız bırakıldığında daha iyi çalıştığını gösteriyor. Belirli bir şey düşünmediğimiz anlarda bilinçaltından gelen içgörülere daha açık oluruz. Sadece hayal kurarak ve dinlenerek geçirebileceğin herhangi bir zaman yaratıcı süreçte faydalıdır. Duş, uzun sürüşler, sessiz bir yürüyüş, ormanda bir gezinti gibi. Örneğin Atari şirketinin kurucusu Nolan Bushnell, en çok satan video oyununu ilk kez sakin bir sabah sahilde tek başına yürürken tasarladı. Öte yandan Steven Spielberg, en iyi fikirlerin çoğunun otoyolda sürerken geldiğini bildiriyor. Albert Einstein bir keresinde bir meslektaşına "Neden en iyi fikirlerimi hep duşta buluyorum?" demişti. Doğru cevabı alma konusunda aşırı endişe duymak aslında süreci engelleyebilir. Bu profesyonel bir sporcunun şampiyonluk maçını kazanmak konusunda çok endişeli olması gibidir. Sporcular ellerinden gelenin en iyisini yapmak için odaklanmaları ancak rahat olmaları gerektiğini bilirler. Kendilerine çok fazla baskı yaptıkları anda hata yaparlar. Sezginin işe yaraması için rahatlaman ve çalışmasına izin vermen gerekir. İşte sezgini doğal ve zahmetsizce uyandıracak ve ihtiyacın olan cevapları getirecek 3 adım. Adım 1. Gerçekten güçlü bir bilinçaltı zihne sahip olduğunu, mükemmel cevapların ve çözümlerin var olduğunu ve bilinçaltının senin için bu bilgilere erişebileceğini ve ulaşacağını düşünerek birkaç dakika geçir. Bunun duygusal bir kanaat haline geldiği entelektüel bir anlayışın ötesine geçmeye çalış. Bu olduğunda kendini yüklü ve heyecanlı hissedeceksin. Bilinçli zihne bu gizli ortağın varlığı ve potansiyeli tekrar tekrar hatırlatılmalıdır. Bunu güvenle hissetmek istiyorsun. Zihninin içinde sahip olduğun bu büyük gücü düşünmesine izin ver. Adım 2. Bilinçaltının sana ne getirmesini istediğini açıkça belirt. Hangi cevaplar, çözümler, içgörüler? Bilinçaltının şu anda senin için çalıştığını kendine birkaç kez tekrarla. Kendini baskı altında veya kafan karışmış hissetme veya cevapları bulmaya çalışma. Bilinçaltında güvenle konuş, yapmasını istediğin şeyi defalarca tekrarla, ancak bunu zaten yapıyor olacak şekilde söyle. Bilinçaltım şimdi bana nokta nokta getiriyor. Bunu sürecin zaten hareket halinde olduğunu hissederek en az 10 kez kendine tekrarla. Adım 3. Rahatla ve zihnini doğru cevabın sana geleceğine dair inanç ve beklentiyle doldur. Unutma, inanç ve güven sadece tutumlar değil, enerjinin titreşimleridir. Bu titreşimler tıpkı bir mıknatısın metal parçacıkları çekmesi gibi uygun çözümleri ve cevapları çekecektir. Cevapların kendisine geldiği inancıyla titreyen bir zihin doğal olarak bu cevapları çeker. Doğru ve mükemmel bir çözüme sahip olsaydın nasıl hissedeceğini hayal et. Heyecanlı, çok mutlu, rahatlamış. Şimdi bu hisleri özümse. Zihninin bu ruh haliyle rahat bir şekilde oynamasına izin ver. Cevapların yakında senin olacağı güvencesiyle uykuya dal. Bu 3 aşamalı işlemin tamamı 5 veya 10 dakika sürer ve en iyi şekilde her akşam uyumadan önce yapılır. Bilinçli ve bilinçsiz seviyeler arasındaki alacakaranlık dönemi bilinçaltına ulaşmak için en uygun zamandır. Thank you.
Bazen cevap hiç beklemediğin bir anda aklına gelen bir ön sezi veya içgörü olarak gelir. Belki Steven Spielberg gibi arabanı sürerken ya da belki kahvaltını yerken. Diğer zamanlarda yanıt içindeki küçük ses, buraya git, şunu dene, falana telefon et diyen küçük ses ya da duygu olarak gelir. Bu duygulara ve ön sezilere dikkat etmeyi öğrenmek ve içindeki sesi tanımak pratik gerektirir. Ancak zamanla bu yeteneği geliştireceksin. İlk başta sezgini ayırt edemiyorsan cesaretin kırılmasın. Çoğumuzda sezgimizi nasıl tanıyacağımız ve kullanacağımız öğretilmediğinden ilk başta biraz paslanmış olmamız doğaldır. Bu yetenek bir kas gibidir ve kullandıkça güçlenir ve netleşir. Duyduğunu hissettiğinde ona dikkat ederek, onu arayarak, güvenerek ve ona göre hareket ederek sezgini güçlendirirsin. Her şeyden önce onun varlığının farkına var ve içini dinlemeye başla. Hiç hevesli ve deneyimli bir kuş gözlemcisiyle ormanda yürüyüşe çıktın mı? Gözleri uyum içindedir. Ne arayacaklarını bilirler. Duyuları pratikle keskinleşmiştir. Sezgini geliştirirken de tam olarak aynısı gerçekleşecektir. Tetikte ol ve içinde olup bitenlere karşı duyarlı ol. İlk aşamalarda çoğu zaman bunu kaçırabilirsin. Ancak yakında sezgini duyacak ve hissedeceksin. Sana hayal edebileceğinden daha yakın. Tek gereken biraz güven ve pratik. Sıklıkla sezgisel fikirler bize rüyalarda gelir. Parlak bir bilim insanı olan Kanadalı doktor Dr. Frederick Banting, insülinin temellerini bir rüyada keşfetti ve bu ona anlaşılması zor formülü bulmak için tam olarak hangi adımları atması gerektiğini söyledi. Dikiş makinesinin mucidi Alice Howe, tasarımı için yıllarca uğraştı, ancak her zaman hedefinden küçük bir ayrıntı uzakta kaldı. Bir gece kendisine tuhaf mızraklar doğrultan vahşiler tarafından yakalandığını gördü ve her mızrağın ucunda bir delik olduğunu fark etti. Howe rüyasından çözümle uyandı. İğnenin ucuna delik aç. Bu basit değişiklik, dikiş makinesinin icadını açan anahtardı. Bilinçaltının sana bilgi getirmek için kullandığı yöntemler bir zamandan diğerine değişecektir. Ancak her zaman fikirlerin kalitesi ve içinde ürettikleri duygular tarafından sezgisel bilgiler aldığını bileceksin. Coşku, kesinlik ve işte bu dedirten güçlü duygu, sezgisel fikirleri zihninde oluşan diğer tüm düşüncelerden ayıran şeydir. Bazı tutumlar ve davranışlar sezgiyi teşvik edecektir ve bunlar geliştirilmeye değerdir. Birçok yönden bilinçaltına ondan ne beklediğimizi söyleriz ve beklediğimizi alırız. Kabul ve güven alıcılık yaratır. Sezgini günlük yaşamın normal ve değerli bir parçası olarak düşünmeyi öğrenir ve her an gelmesi için açık bir davette bulunursan sana hediyelerle gelecektir. Ancak bu sorunu çözemem veya asla cevabı bulamayacağım gibi düşünceler sezgiyi rahatsız etmemeye işaret eder. Kendinden emin düşünceler ve sadece bir cevabı değil, aynı zamanda en iyi cevabı hak ettiğin ve beklediğin inancı sezgiyi olumlu eyleme teşvik eder. Korkma, cesurca bilinçaltına bilgeliğinin, bilgisinin ve gücünün sana rehberlik ettiğini ve talimat verdiğini söyle. Geceleri bir arkadaşımla konuştuğum gibi bilinçaltımla konuşuyorum. Ona aynı anda kendimi hatırlatırken onun her şeye kadir olan sonsuz zekaya erişimi olduğunu söylüyorum. Benim için başarmasını istediklerim konusunda ona güvenle talimat veriyorum. O zaman bunun olacağına dair tam güvenceyle huzur içinde yatarım. Her zaman da öyle olur. İşte denemek isteyeceğim bir olumlama. Bilinçaltım başarıdaki ortağımdır. Bu olumlamayı açarsan 3 güçlü unsur içerdiğini göreceksin. 1. Bilinçaltım diyerek gerçekten de bir bilinçaltına sahip olduğunu kabul etmiş olursun. Görünmeyen partnerini gerçek olarak kabul ediyor ve onaylıyorsun. Varlığını kendine tekrar tekrar hatırlatıyorsun ve kendine çok fazla hatırlatman mümkün değil. Bu gerçeği kalıcı olarak içine yazdırmak istiyorsun. 2. Ortağımdır.
ortak aynı hedefe ulaşmak için seninle yan yana çalışan, iş yükünü paylaştığın, her birinizin farklı sorunlarla uğraştığı kişidir. Neden bilinçaltı partnerinin en uygun olduğu görevde uzmanlaşmasına izin vermiyorsun? Yani sana doğru bilgi, fikir ve cevaplar sağlamak. Asla yalnız değilsin, rehbersiz değilsin çünkü her zaman bilinçaltına güvenebilirsin. Fikirleri o sağlar, sen de eylemi sağlarsın. 3. Başarıda. Başarı kelimesi, iş hayatında, ilişkilerde ve hayatta başına gelmesini istediğin her şeyi temsil eden güçlü bir onaylamadır. Sadece olumlamayı tekrarlama eylemi, hedefine ulaşmada sana büyük ölçüde yardımcı olacak, enerji titreşimlerini harekete geçirir. Rüyalar zamanın başlangıcından beri insanlığı büyüledi ve merak uyandırdı. En eski yazılı rüya yorumu kaydı, M.Ö. 3000'de kil tabletlere kaydedilen Babil Gılgamış destanında bulunur. Antik Yunanlıların ve Mısırlıların şifaya adanmış tapınaklarda veya kutsal alanlarda rüyaların telkinlerle yapay olarak uyarıldığı, rüya kuluçkası uyguladıklarını biliyoruz. Mukaddes kitap, rüyalar tarafından yönlendirilen kişilere çok sayıda referans içerir. Yusuf bir rüyayı doğru yorumlayarak Firavun için 7 yıl ziyafet ve ardından 7 yıl kıtlık öngördü. Aztek tanrılar hiyerarşisinde en yüksek ve en saygın tanrı rüyaları getirendi. Kuzey Amerika Kızılderililerinin, kabilenin yaşlılarının vizyonlar ve törenler sırasında gördükleri rüyaları yorumladıkları ve onların yorumlarına göre kararlar aldıkları rüya kulübeleri vardı. Yakın zamana kadar modern toplumdaki çoğu insan psişemizin bu yönünü önemsiz bularak görmezden geldi ve bunun sonucunda hayati bir rehberlik kaynağını ve içsel benliğe olan bağlantıyı kaybetti. Neyse ki artan sayıdaki bireyler yaşamlarında bu zengin anlam ve arayış kaynağının peşine düştükçe bu durum artık değişiyor. Rüyaları bu kadar ilginç kılan şey, rüyaların bilinçli ve bilinçaltının buluştuğu, günlük yaşamın görüntülerinin bilinçaltının gizli bilgeliğiyle karşılaştığı yer olmasıdır. Pek çok bilim adamı önce mücadele ettikleri sorunlara çözüm bulmayı hayal ettiler, ancak daha sonra bunları bilinçli olarak çözdüler. Einstein, görelilik teorisini geliştirmeden çok önce bir ışık hüzmesi üzerine bindiğini hayal etti. Çok sayıda sanatçı, iş adamı, araştırmacı ve her kesimden kadın ve erkek hayallerinde yaratıcı çözümlere yönlendiriliyor. Artık en şüphecilere bile rüyaların anlamsız, rastgele görüntülerden daha fazlası olduğunu önermek için kesinlikle yeterli kanıt var. Çığır açan buluşların hayallerinin yardımıyla gerçekleştiren Dr. Banting ve Alice Howe'u bir önceki gün konuşmuştuk. Bu büyüyen listeye bir örnek daha verelim. Nobel ödüllü Dr. James Watson, bir gece gördüğü rüyayla DNA molekülünün esrarengiz özelliklerini keşfetmeye yönlendirildi. Yıllardır DNA'nın moleküler yapısını anlamaya çalışmakla uğraşıyordu ama boşunaydı. Bir gece rüyasında iki yılanın birbirine dolandığını gördü. Anında uyandı ve haykırdı. Acaba bu mu? Acaba DNA
kendi etrafında dönen bir çift sarmal mı? Bu form doğada başka hiçbir şekilde yoktu. Bu yolu takip etti ve gerçekten de Nobel ödülüne layık görülen esrarengiz genetik kodlamayı deşifre etmesine yol açtı. Rüyalar ırkımızın unutulmuş dilidir ve onların garip sembolleri ve alegorileri içinde onları deşifre etmeyi öğrenebilirsek, bize rehberlik edebilecek ve talimat verebilecek gizli anlamlar ve mesajlar vardır. Yıllardır rüyalarımı inceledim ve analiz ettim ve bu uzun zaman diliminde rüyalarımı gözlemleyerek ve onları yorumlamaya çalışarak kesinlikle söyleyebilirim ki onlar üstün bir zekayı, bize konuşan bir bilgeliği yansıtıyorlar. Rüyalarımız bize nerede hata yaptığımızı ve nerede uyum sağlamadığımızı gösterir. İç uyumsuzluğun veya duygusal sıkıntının temel nedenini dikkatimize sunar. Hayatlarımızda daha derin bir anlam ortaya çıkarırlar ve tutarlı ve düzenli olarak aydınlatıcı içgörüler iletirler. Rüyalar bize kaderimizi ve içimizdeki daha büyük yaşam potansiyelini nasıl gerçekleştireceğimizi gösterir. Bir gecede ortalama 5 ila 7 kez rüya görürüz. Bu seni şaşırtabilir, belki de nadiren rüya gördüğünü hissediyorsundur ama aslında o rüyaları hatırlasak da hatırlamasak da herkes her gece rüya görür. Bunu biliyoruz çünkü rüya gördüğümüzde psikologların ve bilim adamlarının ölçebildiği ve böylece ne sıklıkla rüya gördüğümüzü belirleyen bir fenomen olan hızlı göz hareketi sergiliyoruz. Bebekler uyudukları zamanın yaklaşık %50'sinde rüya görürler. Prematüre bebekler %70. Endişe ve stres dolu günlerden sonra, yoğun öğrenme deneyimlerinden sonra, travmatik olaylardan veya yeni ve uyarıcı deneyimlerden sonra daha sık rüya görürüz. Bu da belki de rüyaların hayatımızdaki değişikliklerle başa çıkmamıza yardımcı olmada önemli olduğunu düşündürür. Peki önem arz ettiğine göre rüya görme konusunda bilinçli olarak ne yapabiliriz? 1. Uyumadan hemen önce zihnini bu gece rüya göreceğim ve rüyamı hatırlayacağım şeklinde bilgilendir. Bunu kendine yaklaşık 20 kez tekrarla. Neyi hayal etmek istediğini, hangi alanı keşfetmek istediğini bile önerebilirsin. Ancak rüyaların genellikle kendi gündemleri olduğunu unutma. Neyi anlamamız gerektiğini bizden daha iyi biliyorlar. 2. Gece masanın yanına bir kağıt ve kalem koy. Bu sembolik olduğu kadar işlevseldir. Rüyalarını keşfetme isteğini gösteriyorsun. Rüyalara karşı tutumun onların sana karşı tutumunu belirler. Rüyalara hazırlanırken onlara saygı duy ve kabul et. Bunu yapmak onların sana daha kolay gelmesini sağlayacaktır. 3. Uyandıktan sonra yataktan fırlama. Bilincin geri dönerken hareketsiz kal. Bu aradaki zaman çok değerlidir. İki dünya arasındaki çatlaktır. Orada bir yerlerde belli belirsiz çırpınan bir rüya kırıntısı var mı? Eğer öyleyse avını sessizce izleyen bir av köpeği gibi gözlemle. Parça parça mümkün olduğunca çoğunu geri getirmeye çalış. Her seferinde ayrıntı ekleyerek rüyayı zihninde birkaç kez yeniden çalıştır. Mümkün olduğu kadar çok ayrıntı ve hikaye oluşturana kadar bunu yapmaya devam et. Şimdi kalk ve rüyanı yaz. Aklına geldikçe daha fazla ayrıntı ekle. Rüya kaydedildikten sonra onu yorumlamaya başlayabilir veya bırakabilir ve daha sonra geri dönebilirsin.
rüyalarını yorumlarken anlamsız bir meraktan ziyade yoğun bir ilgi tutumu sana yardımcı olacaktır. Kendini yeni bir ülkede bir kaşif ya da eski bir bölgede ipuçlarını bulan bir arkeolog olarak düşün. Birçok yönden rüya yorumu bir arkeoloğun işi gibidir. Sadece kalıntıları bulmak değil, aynı zamanda ne olduklarını ve ne anlama geldiklerini de yorumlaman gerekir. Bu konuşmada daha önce bahsedilen rüya ve bilinçaltı ile ilgili konuşmamızdaki rüyaların anlaşılması oldukça kolaydır. Ve rüyaların bize nasıl rehberlik edebileceğini açıkça gösterdiği için onları kullandım. Ancak kolayca deşifre edilebilir oldukları için istisnadırlar. Rüyalarının %90'ı çok az anlam ifade edecek veya hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Sana anlamsız, anlamadığın bir yabancı dil gibi gelecekler. Ancak hayallerinle çalışmaya istekliysen ve onları deşifre etmenin bazı anahtarlarını anlarsan, onlar senin için heyecan verici yeni bir dünyanın kapılarını açacak. Rüyalar mesajlarını iletmek için sembollerin ve alegorilerin kelime dağarcığını kullanır. Düşünce için kelimeler neyse, sezgi için semboller odur. Rüyaların dili, dil bilimden çok sanat ve şiir gibidir. İlginç bir şekilde bilinçaltımızın neden dil yerine sembolleri kullandığına dair önerilerden biri, bilincimizin bu bölümünün dilden önce geldiğidir. Rüyaların bilinçaltından sana gönderilen mesajlardır ve bu nedenle sana kendin hakkında bir şeyler gösterirler. Rüyalar her zaman seninle ve koşullarınla ilgilidir. Nerede sıkışıp kaldığın, nelerden kaçtığın, neleri kaçırdığın, neleri görmezden geldiğin, nereye gitmen gerektiği gibi. Rüyalarındaki tüm karakterler, yaratıklar, canavarlar ve yabancılar zamanın %95'i kendinin ve çevreni temsil eder. Bir rüyayı yorumlamaya başladığında rüyadaki tüm insanların sen olduğunu varsay. Karakterleri, çocuklar, eş, ebeveynler, iş arkadaşları gibi tanıdığın zamanlar hariç ama o zaman bile bazen sensindir. Örnek olarak bir hırsızın evine girdiğini ve çocuklarını çalmaya ve zarar vermeye çalıştığı bir rüyan olduğunu varsayalım. Hırsızla yüzleşirsin ve bir ölüm kalım mücadelesi başlar. Sonra uyanırsın. Rüyayı subjektif olarak yorumlarsan, öncelikle rüyadaki hem hırsız hem de kendin olduğunu düşünürsün. Kendine sorular sormaya başlarsın. Hangi parçam çocuklarıma zarar veriyor? Belki de çok çalıştığın ve onlarla yeterince zaman geçirmediğini hissediyorsun. Uzun saatler çalışmaya olan bağlılığın çocuklarını senden çalıyor olabilir mi? Başka bir yorum, çocuklarının senin kaygısız ve masum yanın olduğu ve hırsızın senin ciddi ve mantıklı yanın olduğu olabilir. Yetişkin yanın doğal, uysal, daha spontane doğanı bastırıyor mu? Belki de rüyan sana bu şekilde çok yaşayarak senden bir şeyler alındığını söylüyordur. Rüyalarını kelimenin tam anlamıyla tercüme etmekten kaçınmayı unutma. Diyelim ki tehlikeli virajlarda saatte 90 mil hızla hızlı bir spor araba sürdüğünü hayal et. Kontrolünü kaybedersin, çarparsın ve ölürsün. Bu bir araba kazası geçirip öleceğin anlamına mı geliyor? Hiç alışılmadık bir şekilde rüyanın sana kendin hakkında çok daha az gerçek bir şey söylemesi çok daha olasıdır. Hayatının bir bölümünün kontrolünü kaybediyor musun? Yavaşlamak için nereye ihtiyacın var? Belki de rüya, yavaşlamadığını, çarpacağını, yani hastalanacağını, değerli bir şey kaybedeceğini veya senin için önemli birini yabancılaştıracağını öneriyor. Rüyada ölüm genellikle değişim, geçiş, son anlamına gelir. Hayatının bir parçası ve diğerinin başlangıcı. Bir değişime mi gidiyorsun? Belki bir değişiklik çok hızlı geliyordur. Kabus, bilinçaltının hayatının bir yönüne bakman için seni şok etmeye çalışmasıdır. Sanki bilinçaltı, bak bu acil diyor. Aynı şekilde kendini tekrar eden rüyalarda kırılmaya çalışan mesajlardır. Onları doğru yorumladığında duracaklar. Sadece mesajlarını duymadığın için devam ediyorlar.
İşte kendi rüyalarını yorumlarken uygulayabileceğin birkaç teknik. Rüyanı adlandır. Bir başlık ver. Başlığın anlamlı olup olmaması önemli değil. Bırak sezgin bir şeyler bulsun. Başlık sana bazı ipuçları verebilir. Bunun nasıl işe yarayabileceğini göstermek için yıllar önce benzersiz bir fırsat gibi görünen bir girişime biraz para yatırmak üzereydim. Anlaşmayı tamamlamadan kısa bir süre önce ortaklardan birinin tasmalı bir kokarca ile yürüdüğü bir rüya gördüm. Kokarca ile ne yapıyorsun dedim. Normalmiş gibi omuz silkti. Rüyadan uyandım ve anlam vermeye çalıştım. Rüyaya bir şey kokar başlığını verdim ve sonuç olarak yatırım yapmamaya karar verdim. Altın bir fırsatı kaçırıyormuşum gibi görünüyordu. Ancak 2 yıl sonra ilgili tüm taraflar iflas etti. Rüyamı dinlemek beni paramı kaybetmekten kurtardı. Uyanık saatlerinde rüyaya geri dön ve rüya karakterleriyle konuş. 5 veya 10 dakika boyunca rahatsız edilemeyeceğin sessiz bir yer bul. Gözlerini kapat, rüyayı zihninde canlandır. Tam olarak önceki gece olduğu gibi gerçekleştiğini gör. Aynı sahne ve insanlar ile. Kendini rüyaya geri yansıt ve dramanın ortaya çıkmasına izin ver. Ancak bu sefer seçtiğin herhangi bir şekilde tepki verebilirsin. Örneğin bir hırsızın evine girip çocuklarına zarar vermeye çalıştığı rüyada rüyayı aynen olduğu gibi yeniden oluştur. Ancak hırsızla savaşma zamanı geldiğinde kavga etmek yerine diyaloğa gir. Hırsıza sor. O kim? Ne istiyor? Bunu neden yapıyor? Bana ne söylemeye çalışıyorsun? Artık rüyayı kontrol ettiğin için bunu yapabilirsin. Belki hayalindeki çocukla konuş ve ona da sorular sor. Söylediklerine oldukça şaşırabilirsin. Bu teknik her şeyi anlamlandırmaya yardımcı olmak için çok değerli olabilir. Ve evet, seninle konuşacaklarına emin olabilirsin. Rüyayı bir drama ile karşılaştır ve şu yapısal başlıklar altında incele. Bir giriş, rüyanın sahnesi ve sunulan sorunun anlamı. 2 tema, aksiyon, ortaya çıktıkça hikayenin iniş ve çıkışları. 3 final, nasıl sonlanıyor? Sorun çözüldü mü yoksa çözülmedi mi? Hikayenin sona ermesiyle hangi mesaj veya tema ima ediliyor? Rüyayı bu şekilde incelerken ana sembollerin neler olduğunu sormalısın. Bu semboller neyi temsil ediyor olabilir? Bu sembollerle geçmişteki çağrışımlarım nelerdir? Şimdi benimle nasıl konuşuyorlar? Bir de incele. Rüyanın her bir bölümünde nasıl hissediyorsun? Bu anlamının bir ipucudur. Rahatlamış, korkmuş, kendinden emin, güçlenmiş hissediyor musun? Belki bir cinayete tanık olduğunu hayal ettin ama korkup üzülmek yerine mutlu ve heyecanlıydın. Bununla kafan karıştı. Senin mutlu ve heyecanlı olduğun gerçeği ipucu. Hangi parçanın ve hayatının değişmesi gerekiyor? Yani öldürülmesi. Hayatının bu bölümünde değişiklikler olsaydı heyecanlanır mıydın yoksa rahatlar mıydın? Ne gibi değişiklikler öneriyor olabilir? Tüm ipuçlarını incele. Bazen rüyalar hemen kendini gösterir. Çoğunlukla anlam kazanmaya başlamadan birkaç gün veya hafta önce ve bazen o zaman bile değil çimlenme zamanına ihtiyaç duyarlar. Ancak her rüyayı deşifre etmesen bile başlangıçta 1/4'ünü çözebildiğin için şanslısın, rüyaların üzerinde çalışma eyleminin kendisi bilinçaltında değerli büyüme ve değişime izin verir. Hiçbir iş şu ya da bu düzeyde karşılıksız değildir. Rüya yorumu tek başına rasyonel bir çabayla yapabileceğin bir şey de değildir. Kişi mantığa olduğu kadar sezgiye de bağlıdır. Hatırlanan ve doğru yorumlanan her rüya kalıcı bir bağlantı kurar. Kişi sonsuza kadar onunla bağlantılıdır ve bu rüya aracılığıyla kişi kendi iç merkeziyle bağlantılıdır. Yorumumuz hedefe ulaştığında içimizdeki bir şey tıklar. Evet, bu kadar deriz. Güçlenmiş hissederiz. Bir rüyayı doğru anladığımızda besleyicidir. İçimizde bir şeyler huzurlu ve tatmin olur. İçeriden yön ve içgörü kazandık.
rüya yorumu her zaman kendi bilinçaltımızla canlı bir diyalogdur. Uygulama ile içimizde güçlü ve sonsuz bir şeye bağlı olduğumuzu biliriz. İçinde geleceğin var, şu anda, dinamik olarak ve canlı. Şu anda hayatında olup bitenler şans eseri başına gelmiyor. Geçmiş bilincin onu inşa etmeye yardım etti. Şimdinin nedenleri ve kökleri geçmişte var. Şu benzetmeyi düşün. Gökyüzüne bakıp yıldızları gördüğünde aslında gördüğün şey geçmiştir. Çünkü o yıldızlardan bazıları artık var olmayabilir. Bu mümkündür. Çünkü yıldızlar yüzlerce ve binlerce ışık yılı uzaktadır. Yani dünyaya ulaşmak için saniyede 186 bin mil hızla seyahat ederek ışıklarını alır, yüzlerce veya binlerce yıl. Dolayısıyla 100 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızdan gördüğümüz ışık aslında onun 100 yıl önce yaydığı ışıktır. Bu belirli yıldız 25 yıl önce patlayabilir veya parçalanabilirdi. Ama biz hala ışığını görüyoruz ve yıldızın kendisi çoktan ortadan kalkmış olsa bile ışığını bir 75 yıl daha görmeye devam edeceğiz. Gerçekliğini değiştirmek için zihin gücü tekniklerini kullanırken bu benzetmeyi aklında tut. Çünkü düşüncelerini değiştirmeye başladığında yeni realiten hemen ardından gelmeyecektir. Her zaman yeni bir bilinç geliştirme konumunda olacağın, ancak yine de eski realitene bağlı kalacağın belirli bir zaman aralığı olacaktır. Bu olmasını beklemek dönemi kritiktir. Çünkü bu bekleme süresi boyunca nasıl tepki vereceğin, inşa etmeye çalıştığın yeni realiteyi ya hızlandıracak ya da engelleyecektir. Bir şeylerin değiştiğinden şüphe duyabilirsin. Cesaretini kırılmış hissedebilir ve zamanını boşa harcıyor musun diye merak edebilirsin. Zihnin sana hiçbir şey olmayacağını, bunun işe yaramayacağını söyleyerek seni kandırmaya çalışacaktır. Bu düşünceler doğaldır. Hepimizin başına gelir. Onlara hiç aldırma. Sadece sabırlı ve gayretli olarak egzersizlerine devam et. Gerçekliğin bir süreç, sürekli bir olay olduğunu ve sabit ve katı bir şey olmadığını hatırla. Var olan her şey sürekli başka bir şey olma sürecindedir. Senin koşulların da sonsuza kadar değişiyor ve başka bir şey oluyor. Öyleyse yeni düşüncelerin ısrar ederse, sana yeni bir gerçeklik getirmekten başka nasıl bir şey yapabilir? Bunu düşün. Rahatla ve olumsuz düşünceleri görmezden gelerek egzersizlerinin tadını çıkar. Zamanla hayatın doğal ve zahmetsizce değişecek. Zorlamak zorunda değilsin. Şu noktalara dikkate al. 1. Ne düşündüğünü bilincinde ol. Gelecekteki deneyimlerini şimdi düşüncelerinde sen inşa ediyorsun. 2. Hayatındaki istenmeyen koşullara tepkini değiştir. Kariyerinde zorluk yaşıyorsan, ilişkin yoksa, hastaysan, işsizsen veya hiçbir şey senin için çalışmıyor gibi görünüyorsa, yapman gereken ilk şey durumu kabul etmektir. Olmayacakmış gibi davranmaya çalışma. Kendini acıyarak ya da onunla savaşarak zaman kaybetme. Zihin gücüyle çalış. 3. Kendin için günlük taleplerden ve dikkat dağıtıcı şeylerden arınmış bir günlük içsel inşa dönemi oluştur. Sana güç verecek olan bu içsel dönemdir. Bir keresinde işim için ihtiyaç duyduğum bazı önemli bilgileri almak için bir şirketi aradım.
Konuştuğum kadın yarım saat sonra tekrar aramamı istedi ve "Üzgünüm, şu anda bilgisayarımıza giremiyoruz, bir program çalışıyor," dedi. Telefonu bıraktım ve kendi kendime düşündüm. İşte tam olarak bu şekilde zihin gücü uyguluyoruz. Zihinsel bir program çalıştırdığımızda zihnimizi tüm dış dikkat dağıtıcılara kapatıyoruz ve programımızı zihnimizde tekrar tekrar çalıştırıyoruz. Kırmızı boya dolu bir damlalığın olduğunu ve her gün büyük bir kase suya bir damla boya damlattığını hayal et. İlk başta hiçbir etki göremezsin çünkü boya hızla dağılır ve emilir. Ancak her gün bir damla eklemeye devam edersen, su yavaş yavaş berraktan uçuk pembeye, koyu pembeye ve sonunda parlak kırmızıya döner. Kendin için yeni bir realite inşa ederken, damlalığın kendini endişelerinden, zorluklarından ve şimdi realitenden ayırdığın o günlük inşa dönemidir. Bu süre her gün gözlemlediğin sürece 5 dakikadan 30 dakikaya kadar herhangi bir şey olabilir. Öğrendiğin teknikleri düzenli ve özenle uygulayarak her geçen gün artan bir etki görülür. Gönülsüzce pratik yapanlar kısa sürede yol kenarına düşerler. Ancak vizyon, anlayış ve bağlılığı olanların ulaşamayacağı hiçbir şey yoktur. Mevcut koşullarından daha güçlü ve daha güçlü olduğuna dair vizyonuna inanmaya cüret edecek misin? Kendini her gün hatasız olarak arzu ettiğin gerçeklikle ilgili düşüncelerle doldurmaya istekli misin? Görünüşte değişmeyen veya çelişkili koşullar karşısında bile günlük pratiğine güvenerek ve başka türlü inanmayı reddederek sebat edecek misin? Eğer yapabilirsen, o zaman istediğin her şeye sahip olacaksın. Cesurca dünyaya adım atacaksın ve dünya sana ondan ne istersen onu verecek. Büyük ve güzel bir düşünceyi tam olarak anlamak, belki de onu kavramak kadar zaman gerektirir. Çoğu insan konsantrasyonun ne olduğu konusunda hatalı bir fikre sahiptir. Bunu yoğun çalışma ve bazen acı veren okul anılarıyla ilişkilendirerek, bu süreçte kendilerini konsantre olmanın zor olduğuna ikna ederler. Bununla birlikte, kendini bir film ya da müziğin keyfine kaptırdıysan, zevk aldığın bir şeye kendini kaptırdığında konsantre olmanın aslında oldukça doğal olduğunu fark etmişsindir. Konsantrasyon insanüstü bir çaba gerektirmez ama pratik gerektirir. Bu öğrenilen ve geliştirilen bir beceridir ve çoğu beceri gibi onu ne kadar çok kullanırsan o kadar kolay hale gelir. Aslında konsantrasyon güçlerini geliştirirken yalnızca düşüncelerini seçtiğin herhangi bir amaca doğru yönlendirmeyi giderek daha kolay bulmakla kalmayacak, aynı zamanda kendi zihinsel berraklığının ve içgörü güçlerinin büyük ölçüde arttığını göreceksin. Zihnini tek bir fikir, düşünce veya görüntü üzerinde yoğunlaştırma ve odaklanma yeteneği, zihin gücünü kullanmak için bir ön koşuldur. Ne yazık ki zihnimizi hiç eğitmemişsek, muhtemelen onun çok asi ve aktif olduğunu, düşünceden düşünceye çok az dikkatle hareket ettiğini göreceğiz. Bu zihnimizi eğitmeye başladığımızda fark ettiğimiz ilk şeylerden biridir. Zihnimiz sandığımızdan daha huzursuz,
onu yönlendirmek için gereken çaba ve irade vardır. Ve onu yönlendirmek, tam olarak yapmayı öğrenmemiz gereken şeydir. Onu, seçtiğimiz düşünceleri düşünmeye ve yok edilmesini istediğimiz düşünceleri reddetmeye yönlendirmek. Aklımızdaki her bir düşünceye teslim olduğumuz ve her birinin bizi hangi yöne giderse gitsin bir gezintiye çıkarmasına izin verdiğimiz sürece, fantezilerimize, endişelerimize, kaçınma eğilimlerimize takılıp kalırız. Her düşünce bizi kendi gücünde tutar. Konsantre olmayı öğrenmek, kontrolü yeniden kazanmaktır. Zihni çeşitli konsantrasyon teknikleriyle sabit tutmak, zihni disipline eder ve güçlendirir. Ve bu da düşündüğümüz düşüncelerle ilgili olarak sağduyulu olmamızı sağlar. Konsantrasyonunu geliştirmek, bir kas geliştirmek ve güçlendirmek gibidir. Örneğin bir süredir spor salonuna gitmediysen, ilk antrenmanını sıkıcı, zor ve tatsız bulacaksın. Ancak düzenli bir rutinin ardından her gün veya her iki günde bir çalışmaya devam edersen, kısa sürede bunun keyifli olduğunu göreceksin. Sadece bu değil, kendini iyi hissedecek ve dayanıklılığında ve fiziksel görünümünde gözle görülür bir değişiklik göreceksin. Zihninin zihinsel jimnastik salonunda egzersiz yapmakla aynı şey. Zihnin disiplinli düşünmeye alışık değildir. Bu nedenle konsantre olmaya çalışma konusundaki ilk birkaç girişimin dirençle karşılanacak ama bir süre zihinsel olarak çalıştıktan sonraki kadar üretken olacaktır. Bunu hatırlamak önemlidir. İlk birkaç seferinde olanlardan dolayı cesaretin kırılmasın. Kendine karşı sabırlı ol ve bu yeni becerileri geliştirmek için kendine zaman ver. En iyi sonuçları sağlayan istikrarlı ve düzenli uygulamadır. Ve sonuçlar gelecek, seni temin ederim. Tefekkür, konsantrasyon güçlerini geliştirmenin bildiğim en iyi yoludur. Ve sadece zihnini keskinleştirmek ve güçlendirmek de kalmayacak, aynı zamanda keşfetmekte olduğun şey hakkında sana daha fazla fikir verecektir. Tefekkür pratiği, eğitimimizin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Tefekkür ile yüzeydeki fikirleri, gerçekleri, yasaları, üzerinde tefekkür ettiğimiz her neyse, onların daha derin anlamlarını ve içerimlerini keşfetmek için aşarız. Çağlar boyunca tüm büyük sanatçılar, mucitler, mistikler ve vizyonerler bu şekilde içgörülerini aldılar. Derin bir tefekkür olmaksızın, şeylerin gizemini delip geçmek neredeyse imkansızdır ve bu yüzden çoğu insan kendi gerçekliği hakkında sadece yüzeysel bir anlayışa sahiptir. Gerçekleri aktarabildiğimiz ya da bir konu hakkında bilgi sahibi olduğumuz her şeyi bildiğimiz bir konu hakkında zekice tartışmalar yürütebildiğimiz için kendimizi ne sıklıkla kandırıyoruz. Onun hakkında bir şeyler biliyor olabiliriz ama bu bir şey bütün resmin çok küçük bir parçası olabilir ve bu kesinlikle onu bildiğimiz anlamına gelmez. Sana bir örnek vereyim. Henüz küçük, sert ve yeşilken toplanmış bir domates ile tatlı, sulu dolgunluğuna kadar güneşte olgunlaşmasına izin verilen bir domates arasındaki farkı düşün. Yeşil olanı yedikten sonra bir domatesin tadını bildiğini söyleyebilirsin ve teknik olarak haklısın. Domateslerle ilgili deneyimin olduğu için domateslerin acı ve sert olduğunu iddia edebilirsin. Ama şimdi asmada olgunlaşmış leziz olanı deniyorsun ve ne kadar özlediğini hemen görüyorsun. Domatesin olanakları konusundaki farkındalığın son derece genişledi. Şimdi her iki aşamayı da tattın ve şimdi farkı biliyorsun. Yeşil domatesin gerçek potansiyeli sana açıklandı. Aynı şekilde beni dinledikten sonra artık zihin gücünün nasıl çalıştığını anladığını söyleyebilirsin ve temel bilgileri aldığın doğrudur. Ancak bir kişinin sadece dinlemesi değil, önerilen teknikleri düzenli olarak uygulaması ne kadar farklıdır. Bir kişi zihin güçlerini bilme ve anlama konusunda yalnızca entelektüel veya olgusal bilgiye sahip birinden çok daha büyük bir kapasiteye sahip olacaktır. Aynı şekilde herhangi bir konuyu belirli bir süre düşünen bir kişi, düşünmeyen birinden çok daha derin bir anlayışa sahip olacaktır.
Tefekkür yeni bilgi aramak için zihnini bir projektör gibi kullanmaktır. Bir fikri, düşünceyi, yasayı veya gerçeği ele almak ve onu derinlemesine incelemektir. İçeriğini yeniden düzenlerken, üzerinde düşünürken, yeni ilişkiler kurarken, gizli benzerlikleri ve daha önce düşünülmemiş bağlantıları keşfederken, düşündüğün her şeye odaklanmak, zihnini disipline etmektir. Sana ilham veren herhangi bir şeyi veya daha net bir şekilde anlamak istediğin herhangi bir şeyi düşünebilirsin. Örneğin, düşüncelerin gerçek güçler olduğu fikrini düşünmek istediğini varsayalım. Kendine zaman ayırmak için bir saat veya alarm kullan. Her bir tefekkür egzersizi için en az 5 dakika, en fazla 10 dakika öneririm. Düşünceler gerçek güçlerdir üzerine odaklanmaya başla. Bu ne anlama geliyor? Etkileri nelerdir? Bu beni nasıl etkiler? Bunu benim için çalıştırabilir miyim? Tefekkürünü ayrılan süre boyunca sürdür. Zihninin deneyimden sıyrılmasına izin verme. Tefekkür, eğer zihnin dağılırsa ve dolaşacaksa, nazikçe ama sağlam bir şekilde onu yansımalarının konusuna geri getir. Uygulamanın ortasında tamamen alakasız düşünceler aklına gelecek. Son fanteziler davetsiz olarak girecek ve dikkatinin alanını tutmaya çalışacak. Buna izin vermek seni egzersizinden uzaklaştırır. İzinsiz girişin farkına varır varmaz. Onu bırak ve kaldığın yerden yeniden başla. Zihnin bu şekilde disipline edilmeye ve yönlendirilmeye alışık değildir. Özgürce dolaşmayı ve ne seçerse ona odaklanmayı tercih eder. Zihnin bundan sıkılacak ve düşünecek başka bir şey kalmadığını hissedeceksin. Huzursuz hale gelecektir. Tüm bu duyguları görmezden gel ve zihnini tekrar tekrar ana temana getir. Bu içsel sorgulamayı öngörülen süre boyunca sürdür. Bu gerçek bir zihinsel jimnastik ve mükemmel bir eğitimdir. Artık tam tersi değil. Zihnini yönetiyor ve kontrol ediyorsun. Bu alıştırmayı birkaç gün ve hafta boyunca yapmaya devam ettikçe iki şey olacak. Her şeyden önce zihnini bu şekilde disipline ederek ve çalıştırarak konsantrasyon güçlerini geliştiriyorsun. Bu seni daha uyanık ve üretken yapacaktır. İkinci olarak, düşündüğün şeyin ne olduğuna dair sınırlı entelektüel anlayışın derinleşecektir. Egzersiz sırasında, gerçek içinde canlanırken bazen bir heyecan ve aydınlanma hissi yaşayacağını göreceksin. Bu yüzden düşünürken kalemi ve kağıdı el altında bulundurmak iyi bir fikirdir. Böylece yeni içgörüleri sana geldiklerinde yazabilirsin. Düşündüğün şeyin duygusal bir kabul düzeyini deneyimlerken kendini bulacaksın. Ve bu, herhangi bir basit entelektüel anlayıştan çok daha tatmin edici ve güçlüdür. O konunun kalbine derinlemesine nüfuz edeceksin. Zihnin gizli gücü egzersizle geliştirilir. Doğru ve güçlü düşünme yeteneği pratikle birlikte gelir. Tefekkür pratiği yaparak konsantrasyon güçlerini güçlendirmeye bugün başla. Güçlü bir bilinçaltı zihne sahip olduğun ya da düşüncelerin gerçekliği etkilediği ya da bu konuşmalarımızda yer alan yaşamı değiştiren yüzlerce ilkeden herhangi biri üzerinde kafa yormayı seçebilirsin. Ama ne düşünmeyi seçersen seç, çabalarını bekleyen ödüller sayısızdır.
Tüm gerçekten bilgi düşünceler binlerce kez düşünülmüştür. Ama onları gerçekten bize ait kılmak için kişisel deneyimimizde kök salana kadar onları tekrar dürüstçe düşünmeliyiz. Hayatımızda bir kısmını erken çocukluk döneminde kabul ettiğimiz ve o zamandan beri savunduğumuz bir dizi inanç ve varsayıma sahip olmadığımız hiçbir alan yoktur. Bir kez edinildiğinde bu inançları nadiren sorgularız. Doğal olarak hepsinin doğru olduğunu varsayıyoruz. Başka neden onlara sahip olalım? Para kazanmanın zor olduğunu düşünüyorsak, bunun nedeni para kazanmanın zor olmasıdır. Değersiz olduğumuzu düşünüyorsak, bu değersiz olduğumuz içindir. Bizim için fırsat olmadığını düşünüyorsak, bunun nedeni fırsatların olmamasıdır. Kendimizden ve hayatımızın neredeyse tüm yönlerinden şüphe duyacağız ve onları inceleyeceğiz. Ancak inançlarımız her zaman sorgulanacak en son şeylerdir. Çoğumuz inançlarımızı farkında olmadan defalarca kendimize karşı kullandık. Sorunlu alanlarından herhangi birine bakarsan, muhtemelen bunların hatalı ve sınırlı inançlardan kaynaklandığını göreceksin. Bu nedenle ilişkinle ilgili sorunların varsa, ilişkilerle ilgili inançlarını incele. Aynı şekilde sağlıkla ilgili sorunların varsa, sağlıkla ilgili inançlarına bak. Mali sorunların varsa, parayla ilgili inançlarına yakından bak. Derslerimden birinden sonra, 30'lu yaşlarının ortasında tatlı dilli bir adam bana para kazanmakta zorluk çektiğini söyledi. Her zaman kendini ve ailesini geçindirmeye yetecek kadar parası vardı ama asla kendini kurtarıp öne geçmek için yeterli değildi. Asla yeterli param olmayacak diye omuz silkti. İleriye gitmek imkansız. Bilinçaltının derinliklerine yerleşmiş bu iki olumsuz inanç. Asla yeterli param olmayacak ve ilerlemek imkansız. Bu adamın gerçekliğini renklendirmek için sürekli iş başındaydı. Ona parayla ilgili sahip olduğu tek sınırlayıcı inançların bu olmayabileceğini söyledim. Çünkü benim deneyimlerime göre çoğu sınırlayıcı inanç beraberinde bir sürü istenmeyen akrabasını da sürükler. Ondan para ve başarı hakkındaki tüm inançlarını yazmasını istedim. Ortaya çıkan liste oldukça açıklayıcıydı. Ancak biri bana yeterli parayı verirse bitecek. Para kazanmak için iyi bir fırsat kalmadı. Para kazanmak zor. Başarılı insanlar bencildir ve ben bencil olmak istemiyorum gibi yaygın inançları ortaya koydu. Bencil olmak istemiyorum ve başarılı olmak için çok şeyden vazgeçmem gerekirdi. Oldukça kendi kendini sınırlayan ve kendi kendini yenen bir liste. Bu adamın finansal olarak ilerleyememesine şaşmamalı. Kendi bilinçaltıyla savaş halindeydi. Kendisine bencil olması, başkalarından para alması ve daha fazlasını elde etmek için çok şeyden vazgeçmesi gerektiğini söyleyen bir dizi inançla savaşıyordu. Bir başka dersimde sağlığı sürekli kötü olan bir kadın inançlarını inceledikten sonra kendi kendine "Herkes hastalanır. Etrafta çok fazla hastalık var. Her şeye yakalanırım." dediğini fark etti. Vücut kırılgandır ve hastalık sağlıktan çok daha güçlüdür. Neyse ki yaşamı güçlendiren yeni inançlarını benimseyerek sonunda sağlığını değiştirmeyi başardı. Bilinçaltının içeriği senin için büyük bir endişe kaynağıdır. Bilinçaltın endişe, olumsuzluk ve sınırlayıcı öneriler aldıysa onları doğru olarak kabul edecek ve gece gündüz bu inançla çalışacak ve nihayetinde ilgili durumları ortaya çıkaracaktır. Yoksulluğa, başarısızlığa ve belaya inanıyorsa bilinçaltın bu gerçekleri tezahür ettirmek için bin farklı şekilde çaba gösterecektir. Bilinçaltının içerdiği şeyler ve hayatında karşılaştığın deneyimler doğrudan birbiriyle bağlantılıdır. Efendisinin evini ziyarete gönderilen saf bir köylü hakkında eski bir zen meseli vardır. Usta onu odasına götürdü, ona biraz çorba ikram etti. Ama köylü tam onu içmek üzereyken kasesinde küçük bir yılan fark etti. Efendisini gücendirmek istemeyerek yine de içti ve birkaç gün içinde o kadar hastalandı ki eve geri getirildi. Usta onu tekrar odasına çağırdı ve küçük bir kapta biraz ilaç hazırladı ve köylüye verdi. Köylü ilacı içmek üzereyken kasede başka bir yılan fark etti. Bu sefer işaret etti ve yüksek sesle ilk etapta hasta olmasının nedeninin bu olduğundan şikayet etti. Kahkahalarla kükreyen usta büyük bir yayın asılı olduğu tavanı işaret etti.
Gördüğün şu yayın yansımasıdır dedi. Yılan falan yok. Köylü tekrar baktı ve tabii ki kasesinde yılan yoktu. Sadece bir yansıma vardı. İlaç almadan evden çıktı ve gün içinde sağlığına kavuştu. Kendimiz ve dünyamızla ilgili sınırlamaları kabul ettiğimizde hayali zihinsel yılanlar yutmuş oluruz. Ve onlar her zaman gerçektir. Biz aksini öğrenene kadar. Bilinçaltın bir kez doğru olsun ya da olmasın bir inancı ya da fikri kabul ettiğinde o inancı desteklemek için seni sürekli olarak düşüncelerle besleyecektir. Diyelim ki bilinçsizce sevgi dolu bir ilişki kurmanın zor olduğuna inanıyorsun. Kendine tekrarlanan bu inanç kısa sürede bilinçaltına damgasını vurur. Bir kez tetiklendiğinde sevdiğim biriyle asla tanışamayacağım. İyi bir partnerle tanışmak imkansız. İlişkiler asla yürümez gibi düşüncelerle zihnini besleyecektir. Özel biriyle tanıştığında düşüncelerin muhtemelen o kadar iyi değil. Neden zahmet ediyor, işe yaramayacak veya benimle asla ilgilenmeyecek olacaktır. Bu inancı destekleyen olayları büyütecek ve aksini gösteren olayları görmezden gelecek veya küçümseyecektir. Zihnimiz gerçeklik algımızı inançlarımıza uygun hale getirmek için çarpıtacaktır. Değersiz olduğunu mu düşünüyorsun? Yoksa para kazanmak zor mu? Sağlıksızlığa karşı duyarlı olduğuna inanıyor musun? Zihnin bu inançları desteklemek için reddedilemez kanıtlar bulacak ve bu gerçekleri tezahür ettirmek için fazla mesai yapacaktır. Öte yandan, kazanan olduğuna ve her yerde kazanılacak para olduğuna inanıyorsan, kendi canlı sağlığına inanıyorsan, kendini bu inançları destekleyen eşit derecede güçlü kanıtlarla çevreli bulacaksın. Hayatının neredeyse tüm sorun alanlarında sorun sensin ve çözüm de sensin. Öyle görünmeyebilir ama direnişinle dış kaynaklardan değil, kendi içinden, inançlarından karşılaşıyorsun. Yeni inançlar bilinçaltın tarafından kabul edildiğinde yepyeni gerçekler açılacaktır. Örneğin, arkadaş edinmenin zor olduğuna inandığını varsayalım. Bu inanca sahip olmak artık arkadaş edinmemeni mazur gösteriyor. Bu senin hatan değil, bu zor. Arkadaş edinmemen böylece mantıklı ve anlaşılabilir. İnancın seni, arkadaş eksikliğinin seninle hiçbir ilgisi olmadığına inandırıyor. Arkadaş edinmek kolay inancını değiştirirsen, telefonun bir anda akşam yemeği davetleriyle çalmaya başlamayabilir. Hatta birkaç arkadaş bile edinemeyebilirsin. Ancak odağını değiştirmiş olursun. Aniden sorun orada değil, sorun sende olur. Gerçekliğinin sorumluluğunu aldığında kendinde neyi değiştirmen gerektiğini inceleyebilirsin ve bazen sadece bu tutum değişikliği sayısız olasılığın kapısını aralayacaktır. Arkadaş edinmenin kolay olduğuna inanmaya devam ettikçe bu inancı destekleyecek pek çok kanıt bulacaksın ve bu yeni ortaya çıkan gerçeklikten yararlanmak için ne gerekiyorsa yapacaksın. Görünüşte onlara inanmasan bile yeni, daha destekleyici inançlar inşa etmek için kendine meydan oku. Arzu ettiğin herhangi bir düşünceyi, fikri veya inancı bilinçaltına gönüllü olarak yerleştirebileceğini kendine hatırlat. Duygu ile tanıtılması ve tekrarlama yoluyla pekiştirilmesi şartıyla
zihnin bunu kabul edecektir. Akıl bir alışkanlık yaratığıdır. Sınırlayıcı kavramların orada kök salmasına izin verdiysen, yeni ve daha destekleyici inançlar inşa ederek ve eski fikirleri yenileriyle değiştirilene kadar bunları uygulayarak onları dışlayabilirsin. Öyleyse zihinsel bir ev temizliği yap. Mobilyayı değiştir ve duvarları boya. Ne kadar değerli olursa olsun, tüm bu eski sınırlayıcı, kendi kendini yitiren inançları atmanın ve onları değiştirmenin zamanı geldi. Bu sözlerden birini bile kullanma alışkanlığın olup olmadığını görmek için sayacaklarımı dikkatlice kontrol et. Yapamam, asla öne geçemeyeceğim, şu anda hiçbir fırsat yok, yüzlerce kez denedim, ne yaptığım önemli değil, öne geçmek zor, her zaman bir şeyler ters gider, böyle sürmeyecek, hayat zor, elde ettiğin her şey için çok çalışmalısın, hiçbir şey kolay gelmiyor, bu benim için doğru zaman değil, ne yapacağımı bilmiyorum. Bunlardan herhangi biri sana tanıdık geliyorsa, hemen yeni, daha destekleyici inançlar oluşturmaya başla. Başarılı olmamıza izin vermek, mazeretlerden, güvenlikten ve başarısızlıktan elde ettiğimiz diğer faydalardan vazgeçmeye istekli olmak demektir. Milyonlarca insan olduğu gibi kalmaktan memnundur ve değişmek için hiçbir girişimde bulunmayacaktır. Hayatın umutsuz ve zor olduğuna inanırlar ve kendilerini bu kadere teslim ederler. Hiçbir şey onları bundan alıkoyamaz. Ama ya sen? Olasılıklarını keşfet. Birinci adım. Hayatında zorluk çektiğin bir alan seç. Finans, ilişkiler, seks, sağlık, iş, her neyse. Bölgeyle ilgili tüm inançlarını yaz. Zaman ayır ve dürüst ol. Hissetmen gerektiğini düşündüğün şeyi ya da iyi görüneni yazma. Derinlerde gerçekten ne hissettiğini yaz. Bitirdiğinde listeyi incele ve sınırlayıcı inançları ara. Bu inançların doğru olup olmadığıyla ilgilenmiyoruz. Yalnızca sınırlayıcı olup olmadığıyla ilgileniyoruz. Bu süreç düzce yapılırsa kendi içinde oldukça açıklayıcı olabilir. İkinci adım, her sınırlayıcı inancın yanına daha yeni, daha destekleyici bir inanç yaz. Örneğin, benim için para kazanmanın bir yolu yok yerine, para kazanmam için keşfedilmemiş birçok yol var. İnsanlarla tanışmak zordur yerine, insanlarla tanışmak kolaydır. Arkadaş edinmek zordur yerine, arkadaş bulmak kolaydır. Asla ilerleyemeyeceğim yerine, başarı için yola çıktım. Bu proje üzerinde çalışacak zamanım yok yerine, bu proje üzerinde çalışmak çok zaman alacak. Nakşetme tekniğini kullanarak bu yeni inançları bilinçaltına aşıla. Ayda bir veya iki yeni inanca bağlı kal. Bir seferde çok fazla şey yapmaya çalışma. Aylar geçtikçe senin için çalışan bir dizi güçlü yeni inancın olduğunu göreceksin. Teknik basittir. Neredeyse doğduğundan beri kullanıyorsun. Önce dilini, ardından çarpım tablosu gibi gerçekleri öğrenmek için kullandın. 6 kere 6 veya 8 kere 7'nin cevabını hemen bilirsin. Çünkü cevaplar sayısız alıştırma ve tekrar yoluyla zihnine kazınmıştır. Çarpım tablolarını kaç kez yazıp ezberlediğini hatırlıyor musun? Muhtemelen bilmiyorsun. Her ikisini de okumayı öğrendiğini hatırlıyorsun. Ancak bunu aynı yöntemle yaptın. Kelimeleri ve cümleleri sürekli tekrar ederek ve kendini düzelterek veya yanlış telaffuz ettiğinde veya yanlış kullandığında düzelterek. Artık kendi dilini zahmetsizce konuşabilirsin. Çünkü o zihnine kazınmıştır. Diğer tüm yeni bilgiler gibi fikirler ve inançlar da onları başarılı ve otomatik olarak kullanmadan önce zihnimize kazınmalıdır. Yeni bir fikrin heyecanı uzun süre sürdürülemez. Çünkü ilham ne kadar güçlü olursa olsun kısa sürede söner ve kaybolur. Bir kişi yeni bir fikirle ne kadar heyecanlı olursa olsun başlangıçtaki coşkuyu takip edemez veya etmek istemezse o kişi kaçınılmaz olarak orijinal konumuna, eski yollara geri dönecektir. Nakşetme yaparken bir onaylama ve tefekkür kombinasyonu kullan. Fikri kendine tekrarlarken düşün. Kendin için gerçek yap ve karşıt fikirleri görmezden gel. Yeni konsept hala hassas bir çekim.
Onu ilk mücadele aşamalarında besle. Dikkatli ol. Çünkü zihinsel yabani otlar gibi asi eski fikirlerin dikkat çekmeden devralacak ve onu dışlayacaktır. Herhangi bir yeni fikrin veya inancın bilincimizde kök salması ve gelişmesi için gerekli bir filizlenme dönemi vardır. Bu zaman alır. Yeni bir inancı bir ya da iki kez, hatta 10 ya da 20 kez kırbaçlayarak geçmez. Gerçek nakış, etkilerinin zihninde sağlam bir şekilde sabitlenmesi için 1 ila 3 ay gerektirir. Bu her gün 5 ila 10 dakikalık, 30 ila 90 nakış seansı demektir. Yeni bir inancı bir ya da iki kez okuyarak benimsemeye çalışan insanların neden başarısızlığa mahkum olduğunu görebiliyor musun? İnanmaya çalıştım ama inanamıyorum diyorlar umutsuzca. Sanki ne kadar çabaladılar. Bilinçaltında yeni inançlar inşa etmeye çalışıyorsun ve çoğu zaman bu yeni inançlar şu anda sahip olduğun mevcut inançlarla çelişiyor. 1 veya 2 ay boyunca günlük olarak işlemeyi düşünmediğin sürece zihninin herhangi bir yeni inancı birleştirmesi mümkün değildir. Neden yarım yamalak girişimlerle zamanını boşa harcayasın ve kendini hayal kırıklığına uğratasın? Her yeni inancın gelişmesi için zamana ve ilgiye ihtiyacı vardır. Daha az bir şey başarılı olamaz. Şimdi benden sonra tekrar et. Her yeni inancın gelişmesi için zamana ve ilgiye ihtiyacı vardır. Her yeni inancın gelişmesi için zamana ve ilgiye ihtiyacı vardır. Her yeni inancın gelişmesi için zamana ve ilgiye ihtiyacı vardır. Çaktın mı? Çoğu insan iyi ve sağlıklı bir benlik imajının önemli olduğu konusunda hemfikir olsa da, pek azımız bir imajı nasıl edineceğimizi veya şu anda sahip olduğumuz imajın nasıl oluştuğunu anlıyoruz. Kendi imajımız tam olarak söylediği şeydir. Yıllar içinde oluşturduğumuz fikirlerden oluşan kendimize ait bir imajımız. Bu görüntü bilinçaltına bir kez basıldığında, kendi başına bir hayat edinir ve onun bizim inşa ettiğimiz, değiştirilebilen ve geliştirilebilen bir şey olduğunu unuturuz. Bir öz imgenin nasıl oluştuğuna daha yakından bakalım. Çocukluğumuzda değerimiz ilk ortaya çıktığında kendimizle ilgili her türlü fikri kabul ettik. Ebeveynlerimiz sevgi dolu ve destekleyici olsaydı, büyük olasılıkla kendimiz hakkında nispeten iyi hissederiz. Eğer ebeveynlerimiz bizi suistimal ettiyse, alay ettiyse ve küçük düşürdüyse, daha az olumlu bir benlik imajına sahip olabiliriz. Büyüyüp ebeveynlerimizden uzaklaşıp yaşıtlarımızın ve diğer yetişkinlerin dünyasına adım atarken sayısız başka deneyim bizi etkiledi. Ne yazık ki hayatın kaçınılmaz hayal kırıklıkları üzerinde durmayı alışkanlık haline getirdiysek, hayal kırıklığını genel imajımızın merkez parçası haline getirmiş olabiliriz. Bakımı düzgün yapılmayan bir araba kaçınılmaz olarak bir enkaza dönüşecektir. Bakım yapılmayan bir ev harap olur. Güçlü ve canlı olmasını istiyorsan, kendi imajın da aynı şekilde korunmalıdır. Bir öz imajın bozulması, cehalet ve ihmal yoluyla olur. Sorumluluk al ve kendinle ilgilendiğin gibi kendi imajına da özen göster. Hayat geçici, hayal kırıklıkları, kalp ağrıları, başarısızlıklar ve problemlerle doludur ve eğer dikkatli olmazsak, bunlar bizi kolayca aşağı çekebilir.
sağlıklı tutmak için kendi imajımızı düzenli olarak güçlendirmemiz gerekir. Bunu zihnimizi kendimiz hakkında olumlu, canlandırıcı, ilham verici düşüncelerle beslemek için düzenli bir program oluşturarak yapabiliriz. Hatta biraz hile yapabilir ve henüz doğru olmayan düşünceleri dahil edebiliriz. Unutma, bilinçaltın kendin hakkında düzenli olarak düşündüğün, doğru veya yanlış olan her düşünceyi kabul edecek ve bu fikir sonunda kendi imajının bir parçası haline gelecektir. Kendi imajını hemen güçlendirecek 3 faydalı kavram sayılabilir. 1. Sen benzersizsin. Başka hiç kimse senin düşüncelerine, fikirlerine veya bir şeyleri yapma biçimlerine sahip değil. Çoğu insan sıradan olduklarını düşünür ama sen bu hatayı yapmaz mısın? Sadece benzersizliğini fark etme. Eylemlerinle ve günlük düşüncelerinle bunu ilan et. Yaşadığın ve kendin olduğun için iyi hisset. Kendini hak ettiğin saygınlıkla taşı ve kendini çok büyük bir avantaja sok. 2. Her şeyi yapabilirsin. Hayatın bize sayısız olasılık ve seçenek sunduğunu unuturuz ve çoğu zaman günlük rutinlerimizde çıkmaza gireriz. Ancak aklımızı verirsek neler yapılabileceğini gözden kaçırırız. Herhangi bir ülkeye seyahat edebilirsin. Herhangi bir dili öğrenebilirsin. Herhangi bir işe başlayabilirsin. Herhangi bir müzik aleti çalmayı öğrenebilirsin. Herhangi bir gruba katılabilirsin. Herhangi bir zanaat öğrenebilirsin. Herhangi bir ticareti geliştirebilirsin. Kariyer değiştirebilirsin. Herhangi bir projeye başlayabilirsin. Her türlü düşünceyi düşünebilirsin. Aklına koyarsan ne yapamazsın ki? Her olasılığı kapsayan geniş bilgisayar zihninde zaten yazılmış programlarım var. Ben onlara holografik olasılıklarımız diyorum. Bir domates tohumunun tek bir olasılığı vardır, o da domates olmaktır. Bir gül, gül olmaktan başka bir şey yapamaz. Kaderi o tek gerçekliğe kilitlendi. Ama senin sonsuz potansiyelin var. Olmayı seçtiğin şeyin tohumu içinde saklıdır. 3. Sınırsız gücün var. Hayatının her günü emrinde sınırsız bir güçle uyanırsın. Bahsettiğim güç, düşüncelerini seçme yeteneğindir. Kimse sana ne düşüneceğini veya nasıl düşüneceğini söylemez. Bu güçle ne yapacağını yalnızca sen karar ver, hayatının herhangi bir alanını yeniden oluşturabilir, inşa edebilir ve güçlendirebilirsin. Kendin hakkında kalıcı biçimde düşündüğün her şey olabilirsin. Ürkek düşünceler ürkek bir insan. Kendine güvenen düşünceler kendine güvenen bir insan. Zayıf düşünceler zayıf bir insan. Güçlü düşünceler güçlü bir insan. Bir amacı olan düşünceler bir amacı olan bir insan. Vizyoner düşünceler vizyoner bir insan inşa ederken. Çaresizlik düşünceleri çaresiz bir insan. Kendine acıma düşünceleri, kendine acımayla dolu bir insan. Hevesli düşünceler coşkulu bir insan. Sevgi dolu düşünceler sevgi dolu bir insan inşa eder. Ve tabii ki başarılı düşünceler başarılı bir insan. Kendi imajından sen sorumlusun ve onu oluşturmaktan ve sürdürmekten de sen sorumlusun. Kendini düzenli olarak onayla. Kendin için olumlu nitelikleri görselleştir, tohumla ve onayla. Kendini sevmek çok önemlidir. Senden daha iyiyim değil, ben olduğum gibi iyiyim duygusunu beslemek,
olduğundan başka bir şey olmak zorunda olmadığının farkına varmaktır. İronik ki, kendini olduğun gibi kabul ettiğin an, kendini kolayca değiştirebilir ve farklı bir şey olabilirsin. Kendinden hoşlanmadığın sürece değişmek zordur. Çünkü ilerlememizi sağlayan en derin düzeyde kendini kabul etmektir. Üzerindeki baskıyı kaldır. Kendinden başkası olmak zorunda değilsin. Kendini kabul ettiğinde olmak isteyebileceğin diğer benliklerden bazılarını keşfedebilirsin. Kendine güven konusunda ısrar et. Başarılı olabileceğine ve başaracağına dair kesin bir güven ve inançtan başka bir şeyle yetinme. Talihsiz bir çocukluk geçirdiysen geride bırak. Şimdi buradasın ve geleceğin seni bekliyor. Daha önce başarısız olduysan ne olmuş? Önemli olan tek şey şu anda ne düşündüğün ve bu düşüncelerle ne yaptığındır. Kendi imajın güçlendikçe ve kendine güvenin arttıkça hayatın durumları daha kolay hale gelecektir. Çünkü sen değiştikçe etrafındaki her şey de değişir. Tamamen, tekrar ediyorum, tamamen senin elinde. Çoğumuz artık sorun yaşamayacağımız, her şeyin çözüleceği ve hayatımızın tamamlanmış olacağı günün hayalini kurarız. Ancak sorunlar hayatımızın önemli ve değerli bir parçasıdır ve onları ortadan kaldırmaya çalışmak yerine tam olarak ne olduklarını anlamaya çalışmalıyız. Hiçbir şey tesadüfen olmaz. Bize sürekli olarak, genellikle problemler şeklinde kesin mesajlar ve sinyaller veren bir evrenin parçasıyız. Hayatının herhangi bir noktasında belirli bir sorunun başına gelmesi bir tesadüf veya rastlantı değildir. Zorluklarımız okunmayı bekleyen işaretlerdir. Kendine sor. Bana kendimden bahsederken yaşadığım sorun nedir? Bana düşüncelerim hakkında ne söylüyor? İnançlar, hareketler, seçenekler, yaşam tarzı. Bu sorun bana ne anlatmaya çalışıyor? Yakından incele ve gerçek nedeni bulabilecek misin bir bak. Her zaman kendin için üzülüyorsan ya da başına bir sorun geldiğinde çaresiz hissediyorsan, onun sana getirdiği önemli mesajları kaçıracaksın. Ortaçağ simyacısı, hayatını sıradan adi metalleri altına çevirmenin sırlarını öğrenmeye çalışarak geçirdi. Bu arayışta çok zaman ve büyük servet harcandı ama boşuna. Ortaçağ simyası başarısız oldu. Çünkü uygulayıcıları yanlış yöne bakıyorlardı. Gerçek simyacı, günlük durumları altına çevirmenin sırrını öğrenen, her durumu kendisine hizmet ettirmeyi öğrenen kişidir. Problemler ve zorluklar, daha derin bir kavrayış için bir sıçrama tahtası olarak kullanılabilir ve gerçek simyacı, problem diye bir şey olmadığını, sadece fırsatlar olduğunu anlar. Kişi bu inancı benimseyip her durumun içerdiği fırsatları bulmaya çalıştığında bu basit tutum değişikliğini takip eden deneyimler oldukça şaşırtıcıdır. Düşünce dinamikleri seminerlerime katılan bir kadın olan Margaret Kelly bir gün iş yerinde bu prensibi uygulamaya fırsat buldu. Büyük bir huzur evinin müdürüydü ve iki asistanıyla birlikte 1000'den fazla hastanın günlük işlerini yönetiyordu. Asistanlarından biri hasta olsa bile ortalık karışırdı
Bu yüzden bir gün her ikisi de hasta olduğunda karşılaştığı sorunu hayal edebilirsin. Panikledi, ta ki sorun diye bir şey yoktur, sadece fırsatlar vardır diye hatırlayana kadar. Burada fırsat nerede? Margaret merak etti. Sonra Margaret her zaman sadece iki asistanı aracılığıyla çalıştığını ve birlikte çalıştıkları personelden bazılarını gerçekten tanımadığını fark etti. Kendi kendine bunu diğer insanları tanımak için bir fırsat olarak kullanacağım dedi. Gününü normalde çok az temasta bulunduğu çalışanlarla konuşarak ve çalışarak geçirdi. Endişelerini ve yaşadıkları zorlukları dinledi. Bu da belirli görevleri yerine getirmenin yepyeni ve daha etkili bir yolunu sağladı. Margaret Kelly'nin daha sonra bana söylediği gibi, günün harika bir fırsat olduğu ortaya çıktı ve çok şey başardım. Margaret Kelly'nin sözde sorunu üzerinde durmuş olsaydı, böyle gergin bir durumu kendi lehine çevirebileceğinden şüpheliyim. Tutumu, büyük bir sorunum vardan, sorun diye bir şey yoktur, sadece fırsatlar vara çevirerek yeni hareket tarzını denemesini ve böylesine zengin sonuçlar üretmesini sağlıyordu. Onunla ilk tanıştığımda Nancy Spencer hayatının en büyük sorunuyla karşı karşıyaydı. O nikahsız kocası tarafından terk edilmiş ve 3 küçük çocuğuyla bırakılmıştı. Parası yoktu, pazarlanabilir becerileri yoktu ve bir geleceği yoktu. Nancy kendine sorun diye bir şey olmadığını, sadece fırsatlar olduğunu hatırlatmaya başlayana kadar bu aşılmaz bir sorun gibi görünüyordu. Ama fırsat nerede? Sonunda aradığı fırsatı bulana kadar bir haftadan fazla aradı. Kendini inceledikten sonra her zaman birine bağımlı olduğunu fark etti. Önce anne babasına, sonra da nikahsız kocasına. Kendine saygısı çok düşük olduğu için her zaman başkalarının ona ne yapması gerektiğini söylemesine izin vermişti. Şimdi çaresizliğin derinliklerinde, görünüşte ümitsiz bir durumda kendine bir söz verdi. Nancy ayağa kalkıp kendisi ve çocukları için kendinden emin ve başarılı bir insan olmaya karar verdi. Bu krizi güçlü ve bağımsız bir yetişkin olmak için bir sıçrama tahtası olarak kullanacaktı. Nancy'ye konuştuğumuz kavramları öğretme fırsatı bulduğum için çok memnunum. Çünkü o hevesli bir öğrenciydi ve düzenli ve ısrarlı bir şekilde kendi imajı, inançları ve hedefleri üzerinde çalışıyordu. Gözlerimin önünde değişimini izledim ve ilk küçük işlerini almaktan kendi toptan çiçek işini açmaya kadar ilerlediğini gördüm. Bugün sıcak ve samimi bir adamla evli, mutlu, başarılı, kendine güvenen bir kadın. Birlikte harika bir hayatı paylaşıyorlar. Hepsi Nancy'nin sorun diye bir şey olmadığına, yalnızca fırsatlar olduğuna inandığı için. Hayatta bir simyacı ol ve her durumun sana hizmet etmesini sağla. Geriye dönüp baktığımızda, büyümemiz ve gelişmemiz için gerekli olan olaylardan birçok kez şikayet ettiğimizi unutma. Araştırmacı Don Stuckey, kazayla işlenmiş camı fırında çok uzun süre beyaza dönene kadar bıraktığında, tesadüfi bir durumu avantaja çevirmenin harika örneklerinden biri ortaya çıktı. Yılmayan Stuckey, yeni maddeyi denemeye devam ederek bu kazayı zeki bir şekilde bir faydaya dönüştürdü ve bunun yakıcı ısıya dayanabileceğini keşfettiğinde hatasını daha da rafine etti ve Corning Ware adıyla pazara sundu. Artık Kuzey Amerika'daki neredeyse her evde bulunan bir ürün. Streslerini ve mücadelelerini yükümlülükler veya engeller olarak değil, zorluklar ve fırsatlar olarak görmeyi öğren. Şu anda hayatında seni hangi fırsatlar bekliyor? Onları arayana kadar asla bilemeyeceksin. Çok nadiren fırsatlar ayağa kalkar ve sana bayrak sallar. Daha çok sorun ve başarısızlık kılığında gelirler. Ama fırsatlar hepimiz için bolca var ve bu yeni tavırla sorunlarını açıp keşfetmeye istekliysen, seni bazı heyecan verici sürprizler bekliyor. Mücadelelerin ve streslerin zorluklar ve fırsatlardır. Thank you.
Akıl bir kişinin hastalığını veya sağlığını belirlemede rol oynayabilir mi? Dr. Carl Simonton. Bir hastanın zihninde neler olup bittiği genellikle iyileşip iyileşemeyeceğinin anahtarıdır diyor. Dr. Simonton, Pacific Palisades, Kaliforniya'daki Simonton Kanser Merkezi'nin tıbbi direktörü ve uluslararası üne sahip bir doktordur. Hastalığı görselleştirme teknikleriyle tedavi ederek elde ettiği sonuçları heyecanla anlatıyor. İnsanların artık zihnin ve fiziksel bedenin ne kadar iç içe olduğunu anlamaya başladıklarını düşünüyoruz. Artık hastalık döngüsünün tersine çevrilmesinin mümkün olduğunu biliyoruz. Negatif şeyleri iletmek için kullanılan yolların aynı olduğunu biliyoruz. Kanserin büyümesi, aynı zamanda insanı sonunda sağlığını kavuşturabilecek olumlu şeyler iletmek için de kullanılabilir. İnsanların tüm hastalıklara bakışlarındaki bazı büyük değişikliklerden ve kendilerini nasıl iyileştirebileceklerinden bahsediyoruz. Dr. Simonton ve meslektaşları sadece konuşmaktan daha fazlasını yapıyorlar. Çünkü kliniği kanser için ortalama tedavi oranlarının çok üzerinde bir başarı elde ediyor ve diğer doktorlara da aynı şeyi yapabileceklerini öğreterek ülkeyi dolaşıyor. Son 20 yılda 100 binden fazla kişiye zihin gücü eğitim seminerleri verdim ve insanların multimilyoner olmasından büyük spor şampiyonlukları kazanmalarına kadar inanılmaz sonuçlar gördüm. Bunlar etkileyici başarılar, ancak benim için hepsinden daha tatmin edici olan yüzlerce insanın bu teknikleri kullanarak kendilerini iyileştirdiğini görme deneyimim oldu. Seni Martin Brofman'la tanıştırayım. Hikayesini kendi sözleriyle anlatabilir. 34 yaşında kendimi bir hastanede doktorlarım tarafından omuriliğe gömülü bir tümörüm olduğu söylenirken buldum. Tümör kötü huyluydu ve teşhis netti. Bana 2 tane olduğu söylendi ve en fazla 1 yıl ömrümün kaldığı. Birkaç hafta tamamen umutsuzluktan sonra kendime yardım etmeye karar verdim. Günde 2 kez 15 dakika meditasyon yapmaya başladım. Aklımdaki hayali bir ekranda vücudumu ve tümörü hayal ettim. Tümörü her gördüğümde, onu son gördüğümden biraz daha küçük hayal ettim. Ne de olsa aklımdaydı. İstediğim gibi hayal edebiliyordum. Kanserli hücrenin vücudumun doğal bağışıklık sistemi tarafından dağıldığını görebildiğimi hayal ettim ve kendi kendime bunların her seferinde vücudumdan geçtiğini söyledim. Ne zaman iyileşemediğimi söyleyen bir iç ses duysam onu susturur, aslında iyileşme aşamasında olduğumu ısrarla söylerdim. Her gün her şekilde daha iyiye gidiyorum. Ta ki inanana kadar. Meditasyon seanslarını ek olarak iyileşme hislerimi başka yollarla da güçlendirmeye karar verdim. Kendime tümörün büyüdüğünü ve beni ölümüme yaklaştırdığını söylemek yerine vücudumda garip bir his veya acı hissettiğimde kendi kendime tümörün üzerinde çalışan, onu küçülten, küçülttükçe küçülten, beni gitgide daha iyi yapanın enerji olduğunu söyledim. Önceden korktuğum hisleri dört gözle bekledim. Gün boyunca her gün kendime nasıl daha iyiye gittiğimi hatırlattım. Yediğim yemeğin beni daha sağlıklı kıldığını, enerjilendirdiğini hayal ettim. Kendime sürekli olarak beni seven tüm insanları hatırlattım. Bu sevginin iyileşme sürecini daha da güçlendirmek için kullanabileceğim bir enerji olduğunu kendi kendime onayladım. Bütün bu tekniklerin işe yarayıp yaramadığını bilmemin hiçbir yolu yoktu ama kendimi daha iyi hissedersem olabileceklerine karar verdim. Kendime söylediğim gibi her geçen gün artan hareketliliğim ve enerjim vardı. Zihnimi yeniden programlamaya başladıktan 2 ay sonra doktorum tarafından muayene edilmem gerekiyordu. Doktor şaşırdı. Hiçbir tümör kanıtı bulamadı. Buna inanamadı. Tepkisini tam olarak görselleştirdim. Karıma harika haberi vermek için gülerek eve gittim. Bu izole bir vaka olmaktan uzak, benzer teknikler kullanılarak sağlığın restore edilmesinin sayısız örneği var. Bunu bir grup öğrenciye anlattığımı hatırlıyorum ve bir kadın ayağa kalktı ve şu hikayeyi paylaştı. Küçüklüğümden beri kendi kendime hep ben hiç üşümeyen bir insanım derdim. Bunu kendime hep söylemişimdir ve biliyor musun asla üşümüyorum. Bitirdiği an ellerinde iyi giyimli bir adam ortaya çıktı. Bu çok ilginç dedi.
Çünkü hatırladığım kadarıyla kendi kendime her zaman her yıl bir veya iki soğuk algınlığı geçirmeden iyi olmam derdim. Bunu kendime hep söylemişimdir ve biliyor musun her yıl bir veya iki kez nezle oluyorum. Hepimiz güldük ancak burada öğrenilecek önemli bir ders var. 1981'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan bir suikast girişimi tarafından akciğerlerinden vuruldu. Bu özellikle 70 yaşlarındaki bir adam için oldukça ciddi bir yaralanmaydı. Ancak hastane yatağında Cumhurbaşkanı ile röportaj yapan bir gazetecinin raporunu okuduğum anda iyi olacağını biliyordum. Reagan, "Benim için endişelenme. Ben her zaman çabuk iyileşen bir insanım," demişti. Ne şifalı bir inanç. Ne kadar güçlü. İşe ne kadar çabuk döndüğünü hatırlıyor musun? Sadece birkaç gün içinde. Şimdi sana bir soru sorayım. Kendin hakkında neye inanıyorsun? Etrafta grip olursa ben de yakalanırım diyen türlerden biri misin? Soğuk algınlığı, grip ve hastalıklara yakalanmayı mı bekliyorsun? Yoksa hiç hastalanmayan türden biri olduğunu mu düşünüyorsun? Olacağına inandığın şeyin olanlar üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Plasebo etkisi konusunda bir otorite olan Jeremy Frank tarafından açıklanan bir dizi deneyde inandığın şeyin başına gelenleri nasıl etkilediğini açıkça görebilirsin. Frank'in deneylerinde test hastalarına 3 farklı maddeden biri verildi. Çok hafif bir ağrı kesici, zararsız ama etkisiz bir plasebo ve yüksek dozda morfin. Hastalara işe yaramaz plaseboler verildiğinde ancak morfin aldıkları söylendiğinde 3'te 2'si ağrılarının kaybolduğunu bildirdi. Hastalara morfin verildiğinde ancak çok hafif bir ağrı kesici aldıkları söylendiğinde yarısından fazlası hala ağrılarının olduğunu söyledi. Ve hastalara daha önceki deneylerde baş ağrısına neden olduğu söylenen zararsız bir plasebo verildiğinde 4'te 3'ünde baş ağrısı gelişti. Hastaların olduğuna inandıkları her şey gerçekte olanlardan daha önemliymiş gibi görünüyor. Tıp otoriteleri plasebo etkisini zaten fark etmişti ancak bu deney bazı çok ilginç sonuçlarla daha da ileri gitti. Doktorların bilmediği, onların da aldatıldığıydı ve sonuçlar çok şaşırtıcıydı. Doktorlar morfin olduğu izlenimiyle plasebo verince hastalar üzerindeki etkisi arttı. Daha sonra deney habersiz olarak tersine çevrildi ve doktorlar verdikleri morfinin plasebo olduğunu düşündüklerinde hastalar üzerindeki etkisi azaldı. Açıkçası doktorların inandıkları sonuçları hastaların inandığı kadar etkiledi. Ama bu nasıl olabilir? Doktorun düşündüğü şey hastayı nasıl etkileyebilir? Önemli olan hastanın ne düşündüğü değil mi? Yoksa doktor ilacın onu nasıl etkileyeceği konusundaki beklentisini bir şekilde bilinçaltında hastaya aktarıyor olabilir mi? Eğer öyleyse bir arkadaşımız ya da bir yakınımız hasta olduğunda bu hatırlanması gereken bir şeydir. Kendi tavrımız hem kendimiz hem de başkaları için değerli bir şifa kaynağı olabilir. Beden bir şifa mekanizmasıdır. Vücudun başına gelen her şeye bakmak için inşa edilmiş mucizevi bir kendi kendini iyileştirme mekanizmasıdır. Kendini kestiğinde trombositler kanı pıhtılaştırır ve kesiyi kapatırken beyaz zerrecikler enfeksiyonla savaşmak için anında oraya koşar. Her şey otomatik olarak gerçekleşir, bir şey yapmak zorunda değilsin.
Vücudun zaten kendini nasıl onaracağını tam olarak biliyor. Yemek yediğinde vücudun yiyeceklerden besinleri alır ve bunları gerektiğinde vücudun çeşitli bölgelerine enerji olarak dağıtır. Daha sonra geri kalanını atık olarak atar ve yerine her şey otomatik olarak gerçekleşir. Bunu düşünmek veya yönlendirmek zorunda değilsin. Kolunu kırarsan doktora gidersin ve doktor kırık kolunu iyileştirir, değil mi? Yanlış. Hayatında hiçbir doktor kırık bir kolu iyileştirmedi. Doktor düz olduklarından emin olmak için kemikleri hizalayabilir ve bu şekilde tutmak için kolu alçaya alabilir. Ancak kırık kemikleri yalnızca vücut iyileştirebilir. Vücudunun doğal olarak kendini iyileştirdiğini ve onardığını kendine sık sık hatırlat. Aklına sağlık ve güç düşünceleri ekle ve bunun olmasını teşvik et. Kendine şunu söyle: vücudum bir iyileştirme mekanizmasıdır. Her gün sağlık ve güç düşüncelerinde banyo yaparak birkaç dakika geçir. Bu düşünceleri kan dolaşımına, dokularına, hücrelerine gönder. İçinden geçen enerjiyi hayal et. Vücudunu mucizevi bir iyileşme mekanizması olarak deneyimle. Bu egzersiz canlandırıcı bir sağlık toniğidir ve tek yapman gereken gününün 2 dakikasını ayırmaktır. Bir hastalığın veya rahatsızlığın olduğunu ilk öğrendiğinde ilk tepki paniklemedir. Zihnin korkuyla felç olur ve hastalık ne kadar büyükse korku da o kadar büyük olur. Sorunun bir kısmı hastalığımızı bir süreç olarak değil, yabancı bir varlık veya şey olarak görmemizdir. Eski bir cerrah olan ve sonradan psikiyatrist olan Wallace Ellerbrock bunu etkili bir şekilde söylüyor. Biz doktorlar hastalıkları epilepsi, kızamık, kanser, tümörler diye adlandırırken isimlere karşı bir eğilimimiz var gibi görünüyor. Ve isimleri isim olarak kullandığımız için o zaman açıkçası bunlar şeylerdir. Bu isimlerden birini kızamık alıp fiil haline getirirsen o zaman Bayan Jones küçük oğlunuz kızamık gibi görünüyor veya Bayan Baker tümörlü görünüyorsunuz deriz. Bu hem senin hem de onun zihnini hastalık kavramına gelen ve giden bir süreç olarak açar. Kesinlikle Dr. Ellerbrock'un yaklaşımı hastalığa bakmanın daha doğru bir yoludur. Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Kenneth Pelletier, vücudun gerçek bir tehdit ile algılanan bir tehdit arasındaki farkı ayırt etmediğine dikkat çekiyor. Endişelerimiz ve olumsuz beklentilerimiz fiziksel hastalığa dönüşür. Çünkü beden, tehdit hayali olsa bile tehlikede olduğumuzu hisseder. Başka bir deyişle, hastalıktan korkan insanların hastalığa yakalanma olasılığı daha yüksektir. Çünkü vücut korkunun etkisini hisseder. Bu fenomen gebe kalma alanında uzun zamandır gözlemlenmiştir. Örneğin bir Boston projesi, bebeğini ani bebek ölümü sendromuna kaptırdıktan hemen sonra hamile kalan kadınlarda %60'lık bir düşük oranı buldu. Rapor, bu tür yastı kadınların vücut artık kederin etkilerini hissetmeyene kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Ve yıllarca bebek sahibi olmak için başarısız olan çocuksuz çiftlerin sonunda vazgeçip bir çocuğu evlat edinene kadar kaç kez duydun? Aylar içinde kadın hamile kalır. Bebek sahibi olma baskısı kaldırıldıktan sonra hamilelik gerçekleşir. Depresif insanların mutlu ve rahat tiplerden daha çabuk hasta oldukları bir sır değil. Araştırmalar açgözlülük, kaygı, endişe ve korku gibi stresli zihinsel durumların bağışıklık sisteminin işleyişini engelleyebileceğini göstermiştir. Bununla mücadele etmek için birkaç aydınlanmış hastane, hastaların keyif alabileceği komik kitaplar, kayıtlar, videolar, çizgi filmler ve filmlerle dolu mizah odaları kurdu. Mizah ve sağlık üzerine yapılan son tıbbi araştırmalar, kahkahanın beyinden ağrı, gerginlik ve depresyonu hafifleten iki önemli hormon türü olan enkefalin ve endorfin salgıladığını göstermiştir. Hamilton, Ontario terapisti Shirley Rothley, hem halk literatüründe hem de profesyonel literatürde iyileşen veya en azından kahkaha ve mizah kullanarak yardım edilen kişiler hakkında her türlü rapor var diyor. Günümüzde geleneksel sağlık profesyonelleri bile bu bulgulardan yararlanmaktadır.
Hastalara hastalıklarla savaşmak için zihin gücünü kullanmayı öğreten Carl Menninger Vakfı'ndan Dr. Patricia Norris, yıldız savaşları görselleştirme tekniği kullanarak kendisini kötü huylu bir tümörü tedavi eden 9 yaşındaki bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Garrett Potter ölümcül bir vakaydı. Sadece 6 aylık ömrü kaldığı tahmin ediliyordu. Öldürücü, kötü huylu bir tümörü vardı. Radyasyon tedavileri başarısız olmuştu. Tümörün konumu nedeniyle ameliyat söz konusu değildi. Zihnini kullanarak bağışıklık sistemini güçlü olarak görselleştirdi. Bu Star Wars benzeri bir görselleştirmeydi. Beynini, güneş sistemi ve tümörünü kötü niyetli bir istilacı kötü adam olarak gördü. Kendini bir uzay savaşçısı filosunun savaşan lideri olarak görselleştirdi. Tümör ve kazanan. Garrett bu tekniği her gece 20 dakika kullandı. İlk başta durumu kötüleşti ve sonra yavaş yavaş iyileşmeye başladı. 5 ay sonra beyin taraması yapıldı, tümör gitmişti. Görselleştirme tekniği, radyasyon tedavisinin başarısız olduğu sonucuna vardıktan sonra uygulanan tek terapiydi. Herkes farklıdır. Garrett Potter için işe yarayan teknik herkes için uygun olmayabilir. Bazen daha nazik bir yaklaşım gereklidir. Los Angeles Ağrı Kontrol Bilimi Müdürlüğü Dr. David Bressler, bir hastaya yardım etmek için kullandığı bir tekniği anlatıyor. Adam çok acı çekiyordu. Aklımıza gelen her şeyi denedik. Sonunda rehberli görüntüleri kullanmaya karar verdim. Adama bir ofis koltuğunda rahat bir pozisyon almasını söyleyen Dr. Bressler, acısını olabildiğince somut bir şekilde hayal etmesini istedi. Hasta kısa bir süre sonra omurgasını kıran büyük bir kuduz köpeği görebildiğini söyledi. Daha sonra köpekle arkadaş olduğunu, onunla konuştuğunu hayal etmesi istendi. Bunu yaparken hasta ağrısının birkaç seanstan sonra kaybolana kadar azaldığını gördü. Birçok insan gibi sağlığına ancak hastalığıyla savaşmayı bıraktığında kavuştu. Sporcu Kevin O'Neill aklının gücünü kullanarak kariyerini kurtardı. Ciddi bir bisiklet kazasından sonra bir eli fena halde paramparça oldu ve büyük bir triatlondan sadece haftalar önce kendine güveni sarsıldı. Ancak vücudunun içine girdiğini ve kırık kemikleri fiziksel olarak bir araya getirdiğini hayal etti. Görselleştirmesi sonucunda kemikleri beklenenden iki kat daha hızlı iyileşti ve etkinlikte yarışmayı başardı. Hikayeler uzayıp gidiyor. British Columbia, Vancouver'dan Dr. Paul Rennie, zihin henüz tam olarak keşfetmediğimiz, kullanılmayan bir kaynaktır. Araştırmamız gereken şey bu derken bunu güzel bir şekilde özetliyor. Ve Nobel ödüllü Joshua Lederberg gibi bir otorite bu araştırma alanını bugün tıpta en önemli adım olarak nitelendirdi. Sağlığımız bizim sorumluluğumuzdur. Sağlığımızda ve iyileşmemizde aktif rol almalıyız. Hastaysak sadece hastalığımıza yol vermemeli, tedavimizin sorumluluğunu da paylaşmalıyız. Her şey söylendiğinde ve yapıldığında Dr. Arnold Schweitzer'in her zaman ilan ettiği gibi gerçek doktor içindeki doktordur. Finansal bağımsızlık isteyen herkes önce bir refah bilinci geliştirmelidir.
Dikkat et gelişim dedim çünkü refah bilinci tesadüfen oluşmaz. Hiç kimse onunla doğmaz ve sana verilemez. Her yerde refah ve fırsatları beklemek, kabul etmek ve görmek için ayarlanmış ve titreşen bir zihin durumudur. Refah bilincinin karşıtı kıtlık bilincidir ve çoğu insanın bildiği tek şey budur. Kıtlık bilinci eksikliği ve sınırlılığı bekler, kabul eder ve onu yalnızca yokluğa, yoksulluğa ve zor zamanlara götüren bir yoldaki işaret levhaları gibi her yerde görür. Kıtlık bilinciyle hiç kimse finansal başarıya ulaşamaz. Bu mümkün değil. Hem zenginliğe giden yolu hem de yoksulluğa giden yolu aynı anda seyahat edemezsin. Çünkü bunlar zıt yönlere giderler. Her iki yol da açıkça işaretlenmiştir. Büyük bir gizem yoktur. Seyahat etmek için hangi yolu seçersen seç, sonunda başına ne geleceğini belirleyecektir. Refah bilincin mi yoksa kıtlık bilincin mi var? Kıtlık bilincine sahip olduğunu fark edersen görevin açıktır. Kendini bu zihinsel prangadan kurtarmalı ve gerekli refah bilincini geliştirmelisin. Bir refah bilinci oluşturmada ilk adım refah inançları geliştirmektir. Ve 4 ana refah inancı vardır. Refah inancı 1. Burası bolluk dolu bir evren. Refah bilinci bunun bol bir evren olduğuna, kendimizi ona açarsak herkes için çok fazla şey olduğuna inanır. Doğaya bak, bolluk içinde. Savurgan hatta müsrif. Gökyüzündeki yıldızların sayısını saymaya çalış. Yapamazsın, hiç kimse sayamaz ve sayamayacak. Sayıları 100 milyarları buluyor çünkü. Gözlerinin görebildiğinin çok ötesinde bir alana yayılan kır çiçeklerine bak. Baktığın her yerde bolluk var. Aynı şekilde zihnini onları görmeye odaklarsan, pazarda fırsatlar her yerde mevcuttur. Var olan tek kıtlık kendi bilincimizdedir. Kıtlık bilinci etrafta dolaşmak için yeterli vakit yok. Eğer bende çok varsa o zaman başkasına kalmaz veya bir terfi alırsam başka biri kaçırır der. Kıtlık bilinci herkesin herkesle aynı şeyler için rekabet ettiğine ve fırsat olmadığına veya çok az para olduğuna ve her şeyin çok pahalı olduğuna inanır. İşte bu kıtlık bilincinin zihnine sızdığının kesin bir işaretidir. Refah inancı 2. Hayat eğlenceli ve ödüllendiricidir. Kıtlık bilinci hayatın zor, aynı zamanda problemler ve zorluklarla dolu olduğuna inanır. Kıtlık bilinci elde ettiğin her şey için çok çalışman gerektiğine inanır. Aldığı her şey için çok çalışması gerektiğine inanan ve her zaman her şey için çok çalışan birçok insanla tanıştım. Bu inançta başka türlü nasıl olabilir? İnançlar hakkında daha önce de söylediklerimi hatırlıyor musun? Bilinçli zihin, seçtiğin inancı desteklemek için her zaman sana bol miktarda kanıt verecektir. Birçok insan hayatın sert ve zor olduğuna inanır ve onlar için her zaman öyledir. Kıtlık bilinci sorunları, zorlukları, hayal kırıklıklarını ve hüsran arar ve bekler ve onları her zaman bulur. Refah bilinci hayata bir macera olarak bakar. Ödüller bekler. Hayattaki eğlenceyi ve neşeyi arar ve her zaman bulur. Sorunlar ve zorluklar geldiğinde bunlar meydan okuma olarak görülür ve her birinin içerdiği fırsatlar aranır ve kullanılır. Refah bilinci hayatı takdir eder ve her yeni mücadelenin daha büyük ödüller, yeni maceralar ve daha fazla eğlence getirdiğini bilir. Hayat dopdolu, zengin ve ödüllendirici. Ve her köşede yeni deneyimler ve daha fazla başarı var. Refah inancı 3. Hayatımın her alanında şaşırtıcı sayıda fırsat var. Kıtlık bilinci etrafta hiçbir fırsat olmadığına, bekleyebileceğin en iyi şeyin şu anda olan şey olduğuna inanır. Ne yaptığının önemli olmadığına, tüm iyi fikirlerin alındığına veya yeni fikirlere başlamak için doğru zamanın olmadığına seni inandırır. Kıtlık bilinciyle durum her zaman umutsuzdur ve denemenin hiçbir anlamı yoktur. Refah bilinci, hayatının her alanında şaşırtıcı sayıda fırsat olduğuna inanır, şaşırtıcı sayıda. 1 ya da 2 ya da 5 ya da 10 değil, şaşırtıcı sayıda fırsat. Neredeler? Sen sor yeter ki, neden? Çünkü her yerde. Gözlerini aç,
refah bilinciyle zihnini aç ve onları çabucak görmeye başlayacaksın. Bunu açıklayan bir hikayeyi seninle paylaşayım. Birkaç yıl önce Paskalya pazarında erken kalktım ve hayatımdaki özel kadın için 10 küçük hediye sakladım. Uyandığı an ona bazı hediyeler sakladığımı söyledim. Yataktan fırladı, heyecanla aramaya başladı ve yarım saat sonra 3 hediye buldu. Mutlu bir şekilde oturdu ve tüm olanın bu olduğunu düşündü. Bundan daha fazlası var dedim, onu bir anda daha fazla aramaya sevk ederek. 2 tane daha bulmayı başardı ve daha fazla olamayacağını düşünerek aramayı bıraktı. Öğle yemeğinden sonra tesadüfen, ''Ha, bu arada 10 hediye sakladım.'' dedim. ''10?'' diye hayretle haykırdı ve tekrar aramaya başladı. Aynı yerlerden geçti ama bu sefer gerçekten zor görünüyordu. Sonunda 10 tanesini de buldu. Ama ben ona 10 hediye olduğunu söylemeseydim, hepsini bulduğuna tamamen inanarak 3'te duracaktı. Aynı şekilde yalnızca sınırlı sayıda fırsat olduğuna inanıyorsan, eğer varsa yalnızca birkaçını bulma şansın vardır. Neden var olmayan fırsatları aramak için daha fazla çaba gösterelim, değil mi? Ancak hayatının her alanında şaşırtıcı sayıda fırsat olduğuna inanıyorsan, onları aktif olarak araştıracaksın. Bunu bir düşün. Sağlık için şaşırtıcı fırsatlar, yeni ilişkiler kurmak için şaşırtıcı fırsatlar, kendini geliştirmek için şaşırtıcı fırsatlar, ailene daha yakın olmak için şaşırtıcı fırsatlar, eğlence dolu bir hayat yaşamak için şaşırtıcı fırsatlar, büyük miktarda para kazanmak için şaşırtıcı sayıda fırsat. Para demişken, bir de para kazanmaya bakalım. Serbest girişim sistemini seviyorum. Yaratıcılığı ve hayal gücünü ödüllendiren bir sistemi seviyorum. Doğru fikirler ve doğru tutumla silahlandırılırsa herkes çok para kazanabilir. Pazar heyecan verici, dinamik ve sürekli değişken, denenmeyi bekleyen fırsatlarla dolup taşan bir fenomendir. Her gün 10 milyarlarca dolar el değiştiriyor, para sürekli hareket halinde, her yöne akıyor, öyleyse neden sisteme katkıda bulunarak payını almıyorsun? Uygarlık tarihinde daha önce hiç bugün yaşadığımız kadar hızlı değişen bir ortam olmamıştı. İşler sürekli değişiyor ve bu hafta yeni ve devrim niteliğinde olan şeyler 6 ay içinde modası geçmiş oluyor. Bu kasırga ortamı fırsatların her saat başa çıktığı anlamına gelir. Her gün dün olmayan binlerce yeni fırsat çıkıyor. Fırsatlar, fırsatlar her yerde. Microsoft'un kurucu ortağı milyarder Bill Gates şu duyguları paylaşıyor. Bence bu yaşamak için harika bir zaman. Daha önce imkansız olan şeyleri yapmak için hiç bu kadar çok fırsat olmamıştı. Yeni şirketler ve girişimler kurmak için en iyi zaman. Fırsatların nerede? Eyleme geç ve onları bul. Her yerdeler. Refah inancı 4. Başarılı olmak benim sorumluluğum. Kıtlık bilinci çok paraya sahip olmanın yanlış olduğuna, yalnızca temel ihtiyaçlarına yetecek kadar paranın olması gerektiğine ve bunun ötesinde bir şeye sahip olmanın diğer insanları mahrum bıraktığına inanır. Kıtlık bilinci başarılı insanların bencil, açgözlü, ailelerini ihmal eden ve önceliklerinin yanlış olduğuna inanır. Refah bilinci çok paraya sahip olmanın iyi olduğuna ve başarılı olmanın senin sorumluluğunda olduğuna inanır. Buna inanıyor çünkü ne kadar çok para kazanırsan, özellikle finansal olarak insanlara yardım etme potansiyelinin o kadar büyük olduğunu anlıyor. Çok basit ve mantıklı. Bir hayırsever, ilk etapta kendisine izin vermemişse, bir hayır kurumuna nasıl 10 veya 10 bin dolar verebilir? Para, çevremizdekilere yardım etmek ve fayda sağlamak için birçok şekilde kullanılabilir. Refahının tadını çıkar ve başkalarının da gelişmesine yardımcı ol. Müreffeh olduğunda birçok hayır kurumuna yardım edebilir, arkadaşlarına yardım edebilir, daha az şanslı olanlara verebilir, muazzam miktarda finansal enerji yaratabilir ve istediğin yere yönlendirebilirsin. Başarılı olmak, çok paraya sahip olmak ve yaşamlarında başarılı olmaları için elinden gelen herkese yardım etmek senin görevin ve sorumluluğundur. Bir refah bilinci oluşturmanın ilk adımı, 4 refah inancını bilinçaltına yazdırmaktır. 1. Burası bolluk dolu bir evren.
2. Hayat eğlenceli ve ödüllendiricidir. 3. Hayatımın her alanında benim için şaşırtıcı fırsatlar var. 4. Başarılı olmak benim sorumluluğum. Şu anda bollukla çevrilisin. Tek yapman gereken gözlerini açıp onu aramak. Kendini müreffeh hissetmeden önce paranın yoluna çıkmasını bekleme. Şimdi müreffeh hisset. Çok arkadaşın var mı? Bolca sağlığın, fikir, giysi ve zaman bolluğu, hayatında bolluğu hissedebileceğin alanları ara. Zihnimi refah için programlamaya nasıl başladığımı sana anlatayım. Ormanın derinliklerinde elektriği ve suyu olmayan küçük bir kulübede yaşıyordum. Param yoktu ama refahın ilkelerini anladım ve zihnimi yeniden programlamaya başladım. Yakacak odunumu keserken etrafındaki bolluk için şükrederdim. Ağaçları istiflerken bir odun değil, iki değil, on değil, içimi ısıtacak bir sürü odun derdim. Yemeğimi yediğimde sahip olduğum bolluk için kendimi ve evreni övüyordum. Önümde bir tas üzüm olsa tek tek sayardım. Bir üzüm değil, iki üzüm değil, bolca üzüm. Ormanda yürürken etrafında refah görüyordum. Binlerce kır çiçeğiyle dolu tarlalar, her yerde ağaçlar, bolca kuş ve vahşi yaşam. Doğa gerçekten cömertti. Param olmamasına rağmen aklımı bolluğa odakladım. Zihnimi bu şekilde odaklarsam, bolluğun tezahürünün yakında geleceğini biliyordum. İlk halka açık konferansımı verdiğimde çok az param olduğu için 3. sınıf bir otelde kalıyordum. Bundan utandım ve kimsenin çıktığımı veya girdiğimi görmediğinden emin oldum. Genellikle öğleden sonraları yerin enerjisini ve titreşimini emmek için 1. sınıf bir otelin lobisine giderdim. Çok geçmeden 1. sınıf otellerde kalacak kadar parayı kazanıyordum ve bolluğu için evreni övdüm. Bir gün otelimin koridorunda yürürken temizlenmekte olan bir odaya baktım ve yataksız geniş bir oturma odası görünce şaşırdım. Temizlikçi kadını içeri girip etrafa bakmama izin vermesi için ikna ettim ve iki oda olduğunu görünce şaşırdım. Geniş bir oturma odası ve ayrı bir yatak odası. Bu bir suite'de ilk danışmamdı. O gün suite'lerde kaldığımı hayal etmeye başladım ve bir gün sonunda bir tane kiraladım. Gerçekten buna gücüm yetmezdi. Ama bir akşam içinde olsa zenginliğin titreşimini istiyordum. Bol hissederek suitimde dolaştım. Peluş kanepeye oturdum ve ayaklarımı masaya koydum. Bu gerçekti. Sadece bir gece için bile olsa bir suit almıştım. Evreni bolluğu için övdüm. Yavaş yavaş suitlerde daha fazla kalmaya başladım. İlk başta biraz para kazanıyordum. Sonra yoluma çok para akana kadar. Birçok büyük adamın finansal danışmanı olan Napoleon Hill, bir keresinde büyük para gelmeye başladığında çok hızlı ve çok büyük miktarlarda gelir. Tüm bu zayıf yıllar boyunca nerede saklandığını merak edersiniz demişti. Kesinlikle bende de bu şekilde çalıştı. Maddi olarak gerçekten geldiğini fark ettiğim günü hala hatırlamıyorum. Düşünce dinamiklerini öğretmemin 5. yıl dönümünü kutlamak için verdiğim bir partideydi. Avustralya'nın Sydney kentinde bir dünya turundaydım ve Sheraton Otel'de başkanlık suite'inde kalıyordum. Cömert bir suite'ti. Oturma odası neredeyse lobi büyüklüğündeydi. Tüm suite'i boydan boya kaplayan devasa bir cam duvar ve altında tüm Sydney ayaklarımda uzanıyordu. Opera binası, liman, parıldayan şehir ışıkları. Görkemli bir manzaraydı.
ne tarih değişikliği diye düşündüğümü hatırladığımda misafirlerimi eğlendiriyordum. Bir an için izin istedim ve yatak odasına gittim ve sonra okyanusa bakan özel balkona çıktım. Sadece 5 yıl içinde elektriği ve suyu olmayan bir kulübede yaşamaktan dünyanın en iyi otellerinden birinin başkanlık suitinde arkadaşlarımı ağırlamaya başlamıştım. Sadece bu da değil, bir ay boyunca check-in yapmıştım. Para artık bir nesne değildi. Zihnimi refah için nasıl programlamaya başladığımı ve şimdi verdiğim meyveyi düşündüm ve bana ifşa edilen başarının sırları için evrene teşekkür ettim. Bu sırları başkalarına ileteceğime sessiz bir söz verdim ve sonra tekrar misafirlerime katıldım. Zihnini refah için hemen şimdi programlamaya başla. Refah programıma en derin yoksulluk içinde başladım. Demek istiyorum ki, refah programlamaya başlayamayacağın hiçbir durum yoktur. Baktığın her yerde başarıyı görmek için kendini eğit. Baktığın her yerde refah var. Şehrinin merkezine git ve devasa ofis kulelerine bak. Binalardan sadece birinde bulunan tüm başarıyı düşün. Binayı tasarlayan mimarın bunun için çok para kazandığından emin olabilirsin. Binayı yapan müteahhit muhtemelen küçük bir servet kazandı. Binanın sahipleri belli ki zengin ve başarılı adamlar. Cömert ofisleri kiralayanlar da başarılı olmalı. Şimdi en iyi çatı katı suitlerini kiralayanların ne kadar zengin ve güçlü olması gerektiğini hayal et. Sadece bir bina çok fazla başarıyı temsil ediyor ve bu başarıyı şehrindeki bina sayısıyla çarpabilirsin. Ve bu sadece başlangıç. Refah bilinci, sadece onu görmek için gözlerimizi açarsak etrafımızda başarı olduğunu kabul eder. Asla başkasının talihini kıskanma. Bunu kabul et ve bu konuda iyi hisset. Çünkü bu yapabileceğinin kanıtıdır. O zaman kendine güvenle bunu yapabileceğini hatırlat. Bulabileceğin her yerde başarıyı ara ve kabul et. Başarıya kızan ve bunu başaranlara küçük düşürmeye çalışan kıtlık bilincidir. Ölümcül bir zehirmiş gibi kendini bu düşüncelere karşı koru, çünkü onlar gerçekten de kişisel refahın için zihinsel zehirdir. Kendin ve başkaları olsun, başarıyı her gördüğünde daima sevinç ve mutluluğu kabul et ve hisset. Gözlerini aç ve başarının her yerde, her yerde bolluk içinde olduğunu fark et. Düşünceni refaha göre ayarlayabilirsen, senin de olacaktır. Yaptığın her şey senin bir parçan oluyor. Okudukların, dinlediklerin, izlediklerin, uygularsan yaşamın üzerinde muazzam bir etki yaratacak, her biri yaşamı değiştiren ilkelerle dolu. Kurslara, seminerlere katılma fırsatın varsa bunu yapmanı öneririm, ancak tüm kaynaklardan, kendi kendine yardım kitaplarından ve gruplardan, edebiyattan, sağlam tavsiyelerden, başarılı olman için sana ilham veren her şeyden yararlan. Bir film yapımcısı olmak istiyorsan diğer film yapımcılarıyla işbirliği yap. Sanatçı olmak istiyorsan başka sanatçılar bul. Başarılı olmak istiyorsan başarılı insanların şirketlerini ara. Başarının enerjisi onun şirketindeyken havada uçar halde solunabilecek haldedir. Başarılı insanlar başarılı düşünürler, başarılı kararlar alırlar, başarılı planlar yaparlar, başarılı projeleri tamamlarlar. O enerjiyi alabilir ve sadece onların yanında olarak kullanabilirsin. Hayatta istediğin şeye sahip olmanın insan mutluluğunun genel durumuna katkıda bulunduğunu ve başkalarının kendileri için başarı yaratmalarını desteklediğini derinden anlamalısın. Başarı asla başkalarından almaz. Aksine başkaları için başarı yaratır ve onlara yardım eder. Bir ekonomi ne kadar başarılı olursa herkes için o kadar fazla fırsat olur. Ne kadar çok param varsa, mal ve hizmetlere o kadar çok harcarsın. Bu da diğer insanların mal ve hizmetlere harcaması için ek para ve kar yaratır. Başarılı insanlar başkalarına yardım ettiğinde bu herkese örnek olur ve başarıları herkese bulaşır. Kendin, çocukların, arkadaşların ve seninle iletişim kuran herkes için başarılı olmak adına bir görev ve sorumluluğun var. Sayende bundan herkes faydalanacak. Başarının kişisel hırstan daha fazlası olduğunun farkına var. Bu senin sorumluluğun. Bencil olma, başar, dünyanın sana ihtiyacı var.
Kişisel ilişkiler bizim için soluduğumuz hava kadar önemlidir. Hepimizin dostlara, sevgililere, yoldaşlara, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi, korkularımızı ve başarılarımızı paylaşabileceğimiz insanlara ihtiyacı vardır. Bu etkileşimler bize en derin seviyemizde dokunur ve onları besler. Hepimizin dostluğa, sevgiye, şefkatli arkadaşlığa ve aidiyet duygusuna ihtiyacı var. Ancak yine de çoğu zaman birbirimizden uzak ve kopuk kalıyoruz. Uzanıp anlamlı temas kuramıyor veya istemiyoruz. İnsan etkileşiminde var olan olasılıkları keşfetmek için yeni yaklaşımlara ve daha fazla istekliliğe ihtiyacımız var. Seçersek birbirimiz için büyük bir büyüme ve destek kaynağı olabilir ve bu süreçte kendimizi güçlendirebiliriz. Birbirimizi nasıl zenginleştirebileceğimizi ve güçlendirebileceğimizi keşfetmek, daha anlamlı ilişkilere doğru yolculuğumuzda heyecan verici bir dönüm noktasıdır. Açıldığımızda insanların yanıt verdiğini ve bizi olduğumuz gibi kabul ettiğini görüyoruz. Savunmasız hissetmek yerine daha önce hiç yaşamadığımız şekillerde özgür, heyecanlı, canlı ve uyanmış hale geliriz. Bu olduğunda her temas anlamlı, önemli ve zenginleştirici hale gelir. Daha ne isteyebiliriz ki? Her insan özeldir, biriciktir ve saygıyı hak eder. Her insan bir yıldızdır. Senin kocan, eşin, anne baban da özeldir. Benzersizdir ve saygıyı hak eder. Arkadaşlarının her biri, patronun, garsonun, taksi şoförü, ölmek üzere olan yaşlı bir adam, komşunun çocuğu, hepsi özeldir, benzersizdir ve saygını hak eder. Kim olursa olsun veya statüsü ne olursa olsun, her insanın özel olduğunun farkına varmak, onlara karşı tutumunu değiştirir. Artık onlara hak ettikleri saygıyı seve seve veririz. Özel olduklarını bilmeyebilirler veya bunu davranışlarında göstermeyebilirler ama biz bunu bilir ve ona göre davranırız. İnsanların kendi işlerinde gördüklerinin ötesini görmeyi öğren. Herkesin içinde büyüklük tohumu vardır ve sen insanları kusurlarının ve sorunlarının ötesini, potansiyellerini, derinliklerini, iç güzelliklerini ve olasılıklarını görerek güçlendirirsin. Herkese bir yıldızmış gibi davranmanın dönüştürücü gücünü ilk kez birkaç yıl önce San Francisco'da ders verirken keşfettim. Bir arkadaş ve ailesiyle seyahat ediyordum. Bebek bakıcısı bulmakta zorlandık ve tanıdığım en olumsuz ve insanı tüketen insanlardan biri olan bir kadınla yetinmek zorunda kaldım. Sürekli olarak her şeyden ve her şeyden şikayet etti ve ne zaman fırsat bulsak onunla çok fazla zaman geçirmek zorunda kalmamak için hemen ayrılmaya çalıştık. Kendimi onun hakkında oldukça olumsuz düşünürken buldum ve kendimi yakalayarak düşüncelerimde bazı değişiklikler yapmaya karar verdim. Derinlerde bir yerde başka birinin daha olduğunu fark ettim. Gördüğümüzden daha derin ve daha neşeli biri. Gülerek onu güneş ışını olarak düşünmeye başlayana kadar onu bu şekilde hayal etmeye odaklandım. Bir dahaki sefere geldiğinde aceleyle evden çıkmak yerine onu bir kenara çektim ve bu eve her gelişinde sanki bir güneş ışını geliyor gibi dedim. Bana şaşkın şaşkın baktı. Devam ettim. Seni ve bizim bebek bakıcımız olmanı gerçekten takdir ediyoruz ve burada senin gibi biri olduğu için mutluyuz. Dili tutulmuştu. O akşam eve döndüğümüzde onu yine bir güneş ışını olarak övmeye başladım. Bana gülümsedi ve onun gülümsemesini ilk kez gördüm. Diğerleri odadan çıkınca bana, "Biliyor musun, daha önce kimse bana böyle güzel bir şey söylememişti. Asla, hayatım boyunca duymadım," dedi. Hayrete düştüm, şok oldum. Birinin ona bir kez bile güzel bir şey söylemediğini hayal bile edemezdim.
Çocukluğunu ve yaşamı boyunca ne tür talihsizlikler yaşadığını merak ettim. Ne kadar zor bir hayat olmuş olmalı. Ona karşı düşüncelerimi değiştirdiğim için mutluydum ve daha önce onu nasıl kötülediğim için utanıyordum. Pozitif, destekleyici enerjisini beslemeye devam ettim ve sonuç şaşırtıcıydı. Şikayet etmeyi bıraktı, hoş biri oldu ve şaşırtıcı bir şekilde haftalar içinde yüzündeki çizgiler kayboldu ve 20 yaş daha genç göründü. Herkes fark etti. Aslında gerçekten bir güneş ışını oldu. Bu olay insanlara bakış açımı sonsuza dek değiştirdi. İnsanları saygıya layık gördüğünde buna göre tepki verme eğilimindedirler. İnsanları içlerindeki büyüklüğü görerek güçlendirebilirsin. Belki insanlar kendilerini harika ve benzersiz olarak görmüyorlar. Belki de değersiz hissediyorlardır. Peki onların aynısı ol ve onlarla potansiyellerini gördüğünü göster. Davranışlarınla, sözlerinle, düşüncelerinle ve duygularınla göster. Her insanın hayatı önemlidir. Her insanın yapacak bir katkısı vardır. Her birine özel davran, desteğin pekala birinin hayatındaki yükseliş veya dönüm noktası olabilir. Bu nedenle bir kişinin dış görünümünün onların büyüklüğü konusunda seni kör etmesine izin verme. Onlara inanarak herkesin içindeki en iyiyi ortaya çıkar. İnsanlara karşı bu tutumu benimserken, tanıştığın herkesle anlamlı ilişkiler geliştirecek ve sıradan bir değiş tokuş bile hem seni hem de karşındaki kişiyi zenginleştirecektir. Birbirimize yardım etme, sevme ve paylaşma yeteneğimiz muazzamdır. Tek ihtiyacımız olan bunu yapma arzusu. Biz insanlar hassas yaratıklarız. Bundan şüphe duyuyorsan kendine bak ve ne kadar kolay incinebileceğini veya gücenebileceğini gör. İnsanlar kendilerini yaraladıklarında başkalarını da yaralarlar. Bunu kendime yakından bakarak keşfettim. Ne zaman bir başkasına karşı kaba veya incitici davransam, bunun nedeni her zaman derinlerde bir yerde acı çekiyor olmamdı. Bir dahaki sefere birisi sana hoş olmayan bir şey yaptığında bunu hatırla. İçlerinde ne tür bir acı olabileceğini kendine sor ve onlar için sevgi ve şefkat hisset. İçlerinin sızlaması onlar için hiç eğlenceli değil. İnsanların içlerinde ne tür korkular, yaralar, hayal kırıklıkları, güvensizlikler ve zorluklar taşıdığını bilmiyoruz. Eski bir bilgenin dediği gibi, onun ayakkabılarıyla bir mil yürümeden bir insanı yargılama. Düşünce dinamikleri kursumu alan bir kadın, iş arkadaşı çok iğrenç olduğu için işinden ayrılmayı düşünüyordu. Öğrencim bu kadına karşı güçlü bir antipati geliştirmişti. Aslında ikisi birbirleriyle konuşmuyorlardı bile. Farklı bir şey denemeye karar verdiğinde işler neredeyse bir yıldır böyleydi. Öğrencim iş arkadaşının belki de derin bir iç acıdan dolayı tatsız olduğunu fark ederek ona karşı daha nazik şeyler düşünmeye başladı ve artık eski küskünlüklerini barındırmasına izin vermedi. İş arkadaşı ne zaman nahoş olsa sessizce ona sevgilerini gönderdi. Artık tepki göstermedi ve üzülmedi. Ancak kadının derinlerinde özel, benzersiz ve saygıyı hak ettiğini hatırlayarak kadını aktif olarak güçlendirmeye başladı. Kadını hoş, sıcak ve sevecen biri olarak görselleştirdiği bir gece programına başladı. Özünde kadının böyle olduğunu biliyordu. Kendisini ve iş arkadaşını arkadaş olarak hayal etti. Sonunda bir gün kadının yanına gitti, konuşmadığı için özür diledi ve arkadaş olmak istediğini söyledi. Kadın irkildi ve tepki vermedi ama birkaç gün içinde ruh hali değişti. Şimdi ikisi arkadaş ve çalışma ortamları neşeli ve keyifli. Bu her zaman olur. Diğer kişiye karşı tuttukları düşünce ve tutumları değiştirerek bir ilişkiyi değiştiren insanlardan benzer hikayeleri kaç kez duyduğumu sayamam bile. İnsanlar pek çok düzeyde birbirlerine karşı çok hassas olduklarından birbirimiz hakkında sahip olduğumuz düşünce formlarına son derece açığız. Sevgilin, arkadaşın, iş ortağın, iş arkadaşın veya ebeveyninle ilişkin olmasını istediğin gibi değilse, o kişi hakkında bilinçsizce hangi düşünce biçimlerini inşa ettiğine yakından bak. Onlar da sevmediğin niteliklere tutunuyor veya onları pekiştiriyor olabilirsin. Her şeyde olduğu gibi, ilişkilerde de tam olarak inandığımız, düşündüğümüz ve olmasını beklediğimiz şeyi elde ederiz. Düşüncelerini denemeye istekliysen, her ilişkide birçok olasılık vardır. Görselleştirme, yeni düşünce formları oluşturmana
ve ilişkilerinde bir mimar ve oyuncu kurucu olmana olanak tanır. İnşa eden sen ol, tepkilerin değil. İdeal eşi nasıl çekersin? Adım 1. İstediğin insan tipini zihninde canlandır. Hangi nitelikleri arıyorsun? Fiziksel bir idealin var mı? Kendini böyle biriyle sevecen anlar yaşarken, samimiyeti paylaşırken, gülerken, eğlenirken, gezilere çıkarken gözünde canlandır. Düşüncelerinin iç dünyasında ideal yol arkadaşını inşa et. Bu kişiye bir surat takmaya veya çok spesifik olmaya çalışma. Bırak evren sana zihninde hayal ettiğin özellikleri de sunsun. Adım 2. Bu kişiye ne verebileceğine odaklan. Sunacak çok şeyin var. Kendin hakkında iyi hisset ve o kişiyle paylaşman ve vermen gereken her şeyi düşün. Adım 3. Görünmeyen partnerinin yani bilinçaltının yardımını iste. Bilinçaltından sana bu özel kişiyle tanışmanın yollarını ve araçlarını sağlamasını iste. Sezgiyle ilgili konuştuklarımızı hatırla ve bilinçaltının sana sağladığı yönergeleri ve fikirleri izle. Adım 4. Şu noktalar üzerinde düşün. Vermek zorunda olduklarını paylaşmak için seninle birlikte olmaktan mutluluk duyacak binlerce insan var. Görselleştirmelerin, olumlamaların ve sezgilerin seni ideal eşinle temasa geçirecek güçleri harekete geçiriyor. O kişinin de senin gibi birini aradığını unutma. Yeni iş ve müşteriler nasıl çekilir? Adım 1. Zihninde birlikte çalışmak istediğin kişi veya kişilerin türünü ve onların sahip olmasını istediğin bağlantıların, becerilerin, bilgilerin veya verilerin neler olduğunu hayal et. Akıcı Türkçe bilen bir Japon'a ihtiyacın varsa bunu hayal et. Serbest gazeteci olarak iş bulmaya çalışıyorsan, uzmanlık alanında veya ilgini çeken bir alanda görevlendirilmiş bir editör hayal et. Kendini o kişiyle iyi bir uyum içinde, sağlam bir bağ içinde ve birbirinin tekliflerine karşı karşılıklı anlayış içinde hayal et. Adım 2. Bu kişiye neler verebileceğine, hangi yeteneklere, ürünlere veya uzmanlığa sahip olabileceğine odaklan. Sadece senin onlara değil, onların da sana ve sunabileceklerine ihtiyaçları var. Adım 3. Görünmeyen partnerinin yani bilinçaltının yardımını iste. Ondan sana bu kişiyle tanışmanın yollarını ve araçlarını sağlamasını iste. Sezgiyle ilgili konuştuklarımızı hatırla ve bilinçaltının sağladığı yönergeleri ve fikirleri izle. Adım 4. Şu noktalar üzerinde düşün.
binlerce iş fırsatı ve sunabileceklerine sahip olmayı çok isteyen insanlar var. Görselleştirmelerin, olumlamaların ve sezgin, seni bu insanlarla temasa geçirecek enerjiyi ve güçleri harekete geçiriyor. Daha fazla müşteri veya tüketici çekmek ister misin? Ne tür müşteriler istediğine ve onlara ne vermen gerektiğine odaklanarak aynı alıştırmaları yap. Her iki durumda da iyi bir olumlama şu olabilir: mükemmel insanları ve koşulları kendime çekiyorum. Kendi açımızdan minimum çaba harcayarak diğer insanları güçlendirebiliriz. Bunu yaparken hem kendimizi hem de karşımızdakini güçlendirmiş oluyoruz. İnsanları güçlendirmek, başkalarının yaşamlarına dokunmanın özel ve samimi bir yoludur. Bir keresinde New York'taki JFK'de beklerken havalimanından anons geldi. Uçuşumun iptal edildiğini ve yolcuların daha fazla talimat için gişe 7'ye gitmeleri gerektiği söylendi. Gişe 7'ye vardığımda zaten oldukça büyük bir sıra vardı ve sıramı beklerken neredeyse herkesin sinirlerini rahatsız edilmiş bilet acentesinden dile getirdiğini fark ettim. İnsanlar kaçırdıkları bağlantılar konusunda endişeli ve öfkeliydiler ve ne yapmamız gerekiyor diye soruyorlardı. Bilet görevlisi durumu açıklamaya çalışırken yorgun ve bitkin görünüyordu ve her yeni yolcu şikayetiyle omuzları daha da alçalıyordu. Sıra bana geldiğinde onu güçlendirmeye karar verdim. "Yaptığın her şey için gerçekten minnettarım," dedim içtenlikle. "Bunun zor bir durum olduğunu biliyorum ve elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyorum. İnsanlara karşı ne kadar nazik ve sabırlı olduğunu fark ettim ve uçuşun iptal edilmesinin senin suçun olmadığını biliyorum." Birinin anladığını görünce rahat bir nefes aldı. Devam ettim. "Sana sadece teşekkür etmek ve harika bir iş çıkardığını düşündüğümü ve kendinle gurur duyman gerektiğini söylemek istiyorum." "Teşekkürler," dedi. "Buna gerçekten ihtiyacım vardı." Talimatları aldıktan sonra yoluma devam ettim ama tesadüfen bir sonraki yolcuya baktığında ona baktım. Yine dimdik ayaktaydı. Dengeli ve kendinden emin görünüyordu. Ona ihtiyacı olan enerjiyi vermiştim. Minnettarlığımı ifade etmek benim için ne kadar basit ve kolaydı. Ama yine de onun için gerçek bir fark yarattı. İnsanları sadece söylediklerinle güçlendirebilir misin? Tabii ki. İstersen tanıştığın herkesi güçlendirebilirsin. Yemekten sonra garsona, kuryeye, taksiciye, pastacıya, çocuklarına ve arkadaşlarına pozitif enerji vererek onları güçlendirebilirsin. Bize verdiğin kaliteli hizmeti gerçekten takdir ediyoruz. Yemeğimizi bir zevk ve keyif haline getiriyorsun. Çok iyi bir garsonsun. Sen benim en sevdiğim veznedarsın. Bana hizmet etmenden her zaman memnun olurum. Günün nasıl geçti? Çok teşekkürler. Giydiğin son derece şık bir kıyafet ya da basit bir iyi günler. İştenlikle, şevkle ve gerçek bir temas kurma arzusuyla söylendiğinde herkese güç verir. Ayrıca hiçbir şey söylemeden sadece düşüncelerini kullanarak insanları güçlendirebilirsin. Bir arkadaşım yanından geçtiği herkese iyi niyet düşünceleri göndererek sessizce sokakta yürümeyi sever. Tanıdığım başarılı bir iş adamı tanıştığı herkese sessizce mutlu ve başarılı bir hayat yaşayacaklarını onaylıyor. Sevgi ve kabullenme düşünceleri insanları özgür kılar. Nazik sözler ve teşvik onlara ilham verir. İnsanları tanımak onları güçlendirir.
İnsanları özel, aranan ve ihtiyaç duyulan hissettirmek onları güçlendirir. Bu basit çaba, günlerce hatta ömür boyu sürebilecek sonuçlara sahip olabilir. Bazen yaşayacağımız en samimi ve en yakın ilişkinin kendi benliğimizde olduğunu unutuyoruz. Kendine iyi davran, kendine fazla yüklenme. Unutma ki sen de özelsin, eşsizsin ve saygıyı hak ediyorsun. Bize komşunu kendin gibi sev diye söylendi ve vurgu her zaman komşunu sev üzerindedir. Ama komşumuzu seveceksek önce kendimizi sevmeyi öğrenmeliyiz. Ve komşumuzu daha çok sevmek istiyorsak kendimizi daha çok sevmeyi öğrenmeliyiz. Kendimizi ne kadar derinden sever ve kabul edersek başkalarını da o kadar derinden sevebilir ve kabul edebiliriz. Güçlü, sevecen ve sağlıklı olabilmen için kendini güçlendir. Kendi benzersizliğini sık sık ve düzenli olarak kabul et. Kendin hakkında ve kendin için iyi şeyleri onayla. Kendini başarılı, sevgi dolu, açık ve özgür olarak görselleştir. Öz imajın üzerinde çalış ve onu güçlü ve kendinden emin yap. Kendin gibi kendini sev. Kendine iyi bir arkadaş ol. En son ne zaman bir arkadaşına onu sevdiğini söyledin? En son ne zaman birine desteği, arkadaşlığı ve sevgisi için teşekkür ettin? Başkalarını takdir ederek ve bu takdiri paylaşarak ilişkilerini derinleştir. Arkadaşlığımıza gerçekten değer veriyorum ve kıymetli buluyorum. Duyguyla söylendiğinde çok şey ifade edebilir. Dünyada dostluk ve insan temasından daha büyük zenginlik yoktur. Tanıştığın herkese iyi bir arkadaş ol. Diğer insanlar için orada ol. İnsanları kabul et. İnsanları sev. Senden hoşlansalar da, karşılık vermeseler de koşulsuz sev. Başkalarının ilk adımı atmasını bekleme. Kendin kendini aç. Hepimiz aynı evrensel ailenin üyeleriyiz ve bu nedenle büyümek istiyorsak kendimizi birbirimize daha sevgi dolu, ilgili ve tatmin edici şekillerde sunmalıyız. İlişkileri tatmin etmeye giden yol bir değişim ve büyüme yolculuğudur. Risk almak, keşfetmek ve hatta bazen tökezlemek anlamına gelir. Küçük şeylerle başlar. Tutum değişikliği, uzanma, otobüste karşılıklı bakışma, bir yabancıyla tam bir dürüstlük anı ama kısa sürede çok daha büyük ve daha ödüllendirici bir şeye dönüşür. Daha önce hiç yaşamadığımız şekillerde açık ve farkında olduğumuz bir kutlamaya, neşeli bir yaşam biçimine dönüşür.
1972'de Münih'teydi. Nispeten bilinmeyen bir yüzücü havuzun kenarında marş tabancasının ateşlenmesini bekliyordu. İlk kez olimpiyatlardaydı ve finale kalmayı başarmıştı. Silah sesi geldi ve havuza daldı ve tüm gücüyle yüzdü. Birkaç dakika sonra altın madalyayı kazanmış ve aynı zamanda yeni bir dünya rekoru kırmıştı. Ertesi gün tekrar yüzdü ve yine bir altın madalya daha kazandı ve şaşırtıcı bir şekilde dünya rekoru zamanında tekrar kazandı. Münih'te 7 yarış yüzdü, 7 altın madalya kazandı ve inanılmaz bir şekilde 7 yeni dünya rekoru kırdı. Olimpiyat tarihinin en büyük başarılarından biriydi. Birdenbire tüm dünya Mark Spitz'in adını öğrendi. Ancak bu ihtişamın arkasında Mark'ın 1972 olimpiyatlarına hazırlanırken saatlerce, günlerce, yıldan yıla yüzdüğünü ve ağırlık kaldırdığı eğitime olan bağlılığı vardı. Kazanması şans ya da talih değildi. Sporuna verdiği tüm emeğin nihai sonucuydu. Bir şampiyonun kalbine ve ne istediğini ve bunu başarmak için ne yapması gerektiğini bilen birinin özverisine sahipti. Sözleri, üstün olmak isteyen herkesten dikkatli bir ilgiyi hak ediyor. Hepimiz kazanmayı seviyoruz, dedi. Ama kaç kişi antrenman yapmayı sever? Neyse ki, zihin gücünü etkili bir şekilde kullanmak, bir olimpiyat şampiyonunun özverisini gerektirmez. Olsaydı çok azımız onu kullanabilirdik. Ancak gerekli bir zaman taahhüdü vardır. Bu öylece sihirli bir şekilde gerçekleşmez. Burada beni dinlemen, zihin gücünü geliştirmenin ve kullanmanın yalnızca ilk biçimlendirici adımıdır. Hiç kimse sistemi veya faydalarını en az 30 gün uygulamadan tam olarak anlayamaz ve gerçek faydalar ancak 60 ila 90 gün sonra ortaya çıkar. Genellikle ilk birkaç gün veya hafta içinde gözle görülür değişiklikler meydana gelir. Ancak bunlar sürekli uygulama ile gelen kalıcı sonuçlarla karıştırılmamalıdır. Her şeyden önce öğrencinin istikrarlı bir büyüme için düzenli uygulamanın gerekli olduğunu hatırlaması önemlidir. Bir günlük uygulama atlandığında en azından büyümenin ilk aşamalarında geri kaymayı dengelemek için 3 veya 4 günlük çalışma gereklidir. Düzenli olarak yapılan 5 dakikalık çalışma, bazı günlerde yarım saat çalışıp diğer günlerde hiç çalışmamaktan kesinlikle ama kesinlikle daha iyidir. Menfaat düşüncesi olmadan kimse çalışmıyor. Olimpik atlet uzun ve sıkı çalışıyor çünkü önünde altın madalya hedefi ve dünyanın en iyisi olma tatmini yatıyor. Bir işçi her gün işe gider çünkü her ay sonunda maaş onu bekler. Bir girişimci başarısının meyvelerini topladığı için tüm dikkatini işine verir. Bir tamirci çabalarının sonunda rahat bir dinlenme odasıyla sonuçlanacağını bildiği için akşamlarını bodrumu tamir ederek geçirir. Tüm çabaların arkasında emeğin meyveleri olan ödeme düşüncesi vardır. Ödül yoksa çalışmak için bir sebep veya motivasyon yoktur. Çok azımız sırf aşk için çalışıyoruz. 21. yüzyıl yeni beceriler gerektirecek. Sezgi, rüya yorumu, görselleştirme ve yaratıcılık, başarılı olmak için ihtiyaç duyacağımız araçlardan sadece birkaçı. Yeni ve heyecan verici bir çağın eşiğinde duruyorsun. Benden dinlediklerinin gerekli becerileri öğrenebileceğin ve böylece zihnini maksimum potansiyel ile kullanabileceğin yöntemleri içerir.
Ancak bu dinlemekten daha fazlasını gerektirir. Zihnini eğitmelisin. Zihinsel eğitimin senin için ne yapacağına dair bir vizyonun var mı? Zihin gücünü olumlu düşünme veya ilginç bir kavram olarak düşünürsen veya belki işe yarar belki de yaramaz diye düşünürsen, o zaman zihnini eğitmek için gereken çabayı asla gösteremezsin. Bizi yeni realitemizi inşa etmek için düzenli olarak çalışmaya iten şey, yalnızca ne yapabileceğimize ve ne olabileceğimize dair büyük bir vizyondur. Güç ve fırsatlarla dolu muhteşem bir yaşam seni bekliyor. İstemeyi hayal edebileceğin her şey elinin altında. Tüm ilkeleri inceleyerek beni dikkatlice yeniden dinle, düzenli olarak antrenman yap ve yakında muhteşem ödülü alacaksın.